Ses 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 ses. Umarım sesimiz iyidir dostlar. Kapak resmini bugün özendim. Etiketleri özendim. Bugün bayağı bir özendim aslında her şeye. Güzel. Part 6 sanırım 6. gündeyiz. PlayStation 3 oyunları düzeltmek için. Dostlar dün Rune'le oynadık. Bayağı zor olduğunu söylemişti. Evet gerçekten zor. Ama valla benim yeteneğim, benim beceriksizliğim ve yeteneksizliğim de birazcık ilerlediysem siz daha rahat ilerlersiniz diye düşünüyorum ki Ron'u orta zorlukta oynadık. Acayip hoşuma gitti. Çok keyifli. Bilmiyorum devam edilebilir aslında değil mi? Oyun akıyor çünkü. Dövüşlerde o özellikle kafa patlatma, kol koparma sahneleri gerçekten efsane. Kameram niye düzgün olmuyor benim? Bir yamukluk var sürekli. Siz çok özür dilerim dostlar. Şu minik bir sadece şöyle bir... Çünkü biraz yukarı aldım. Kamera background daha net görülsün diye. Şu an daha iyi değil mi? Güzel. Biraz yukarıdan bakıyorsunuz. Bebeğim hikayeler hemen sen veriyorum. Murat Çapraz. Bebeğim selamlar. Berk Adil Kara. Bertuş Adil Kara İhsanay. Hüseyin Arlı. Gürkan Kerim Taşkan burada. Göksen'in Sinir. Berko Derya Kadir. Medet Beşer. No Man Found. Yusan, Sad Ghost, Dağhan, Tech Games, Mustafa, Cem, Don ismiz. Dostlar selamlar, hoş geldiniz. Biz dün yayını kaçta kapattık? Yayında olanlar var mı? Biz dün abarttık değil mi? Ronnie çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Onunla ilgili konuşacağız zaten. Dün yayını kaçta kapattım hatırlamıyorum. 4 değildi değil mi? Gece 4 olamaz değil mi? Çünkü gece 4 daha 12 saatli bir yayın. Bebeğim çökeriz. Vücut bir yerden sonra ne diyecek biliyor musun? Diyecek Taner kardeş sen çok yayın yapıyorsun. Bu iş böyle olmaz. Ben artık devreden çıkıyorum diyecek. Vücut geri çekilecek sonra. Salacak yani. Biz de diyeceğiz ki dostlar şuramız buramız ağrımıyor. Valla ağrır yani. Sağlık affetmez. Hemen like'ımızı atıyoruz. Ben de buradan hemen ne yapıyorum? Tabii ki anketimi açıyorum. Ne diyoruz? Esnafa like ile dev destek. Bugün eski like'ımızı yapalım. Esnafa like ile destek. Like ile destek. Dostlar like önemli. Like'ların sayesinde son 10 gündür, 15 gündür kanalımız güzel. Etkileşimde, bayağı etkileşim yükseliyor yani. Haberiniz olsun. Söyleyeyim, gözümden kaçmıyor. Bunun en büyük etkisi de bana göre like'lar. Ama tabii biz bir yandan da düzenli yayın yapıyoruz. Yani sabah akşam, sabah akşam. Ramazan'da hiç aksatmadık değil mi? Günde 2 yayın. Öğlen, akşam, öğlen, akşam, öğlen, akşam iyi gidiyoruz. Hiç teklemedi. Vallahi yayınlarda azıcık şey yapıyor. Bir alıştım mı ne oldu? Önceden şey yapardım. Onu daha önceden söyledim. Ya yayın yapmasam bugün ya. Bugün yapmayalım ya. Zaten dün yaptık. Dün uzun geç kapattık zaten falan. Diye bir şey yapıyordum böyle. Kendime yayın yaptırmıyordum. Yatıyordum uyuyordum falan filan. Şimdi şey diyorum. Hadi. Direkt bu moddayım yani. Çok enteresan. Güzel. Sayenizde teşekkür ederim valla. Sağ olun var olun. Bugün daha az konuşacağım. Hemen oyunları paketlemeye başlayacağız. Yeni. Bu arada ben burası boşaldıkça yüklüyorum. Boşaldıkça yüklüyorum. Bir gün içeriden getiriyorum. Onları buraya koyuyoruz. Buradan A, B, C, L, A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, U, P, R, S, Ş, T, U, V, Z doğru böyle yürüdük. Mesela Q, F'leri alta koymaya başladık. Devrilmesin diye. F'ler buraya daydı ama F'leri aşağı koymaya başladık. D'ler bayağı çoğaldı. Bunların tamamı D. B'leri aşağı koyduk. Arkada falan da var. Burayı yavaş yavaş dolduracağız. Sanırım bir süre sonra yani birkaç yayın sonra sen diyeceksin ki nasıl yani birkaç yayın sonra? Birkaç yayın sonra ben diyorum ki şu arkayı komple boşaltalım. Bunları böyle itelim. Çünkü benim hareket alanım dağılıyor. Mesela geçen bu oyun, arkadaş oyun istedi. Abi şöyle bale yaparak oyun alırım. Anladın mı? Olmaz. Yanlış. Patates baymadım. Patates mi? Öf. Patates bebeğim. Biz zaten yıllardır patates yiyoruz kahvaltıda. İftarda tekrar güzel bir patates yiyeceğiz. Merhaba canım hoş geldin. Merhaba. YouTube'da canlı yayındayım bu arada. Bilgin olsun. Canlı yayın yaptım biliyor musun? Evet. Güzel. Merhaba hoş geldin. Sende bir oyunu var mıydı abi? Ne oyunu? V oyunları tabii çok var ama satılık değil. Vallahi ve ben de bulabildiğim kadar almaya çalışıyorum. Var mı bir oyun falan? Şey ya No More Heroes arıyorum. No Man Heroes. No Man Heroes. O pahalı bir oyun. No Man Heroes. Yok No More Heroes. No More Heroes. Sanırım öyle onun PlayStation oyunu da var değil mi? PlayStation 3'te var. Portu var aynen. Xbox portu da vardı. Ha, anladım. Onu bilmiyorum. Öyle bir oyun hatırlıyorum ama PlayStation'da bayağı paralı. Xbox, Nintendo V'de varsa bile satmayacağım yani. Evet. Sahibinden let go da ol. Tek çare bu. Baktım bulamıyorsun eBay'den yapıştıracaksın. Tamam. Görüşürüz tamam. Ama hoşça kal. Sağ olsun görüşürüz. Sağ ol. Eyvallah teşekkür ederim. No More Heroes. Ben geçen kapağını göstermiştim. Hani 2000 liralık, 2500 liralık bir oyun dememiş. Böyle
kişisiz Euroman kapakları var sanki. Savaş vardı. Öyle bir şey vardı sanki. Abi sakallarına bir şey sürüyor musun? Hayır bebeğim, sakallarımı sürmüyorum. Ama sakallarım yayında şu an siyah görünüyor aslında biraz, ama ben biraz ISO açarsam geçecek, açacağım ama kapatacağım herhalde. Aslında böyle. Ya yani üzerindeki kıllar da çıktı ortaya bu arada. Yani üzerindeki bu abu. Dur üstümüzü bir temizleyelim. Onları yutarız biz ya. Tamam. Şöyle olsun değil mi? Şöyle. Tamam böyle olsun. ISO 2000 olsun. Ya sakallar şey beyaz yani. Sadece kamerada ISO değeri düşük olunca şey yapıyor. Ama şu bunlar fena. Ben bunları temizliyorum. PS3'te vardı, göstermiştin. Ha Çağlar, evet aynen, ben de onu hatırlıyorum. Bir oyunu gösterdik biz. Mete bebeğim patates baymaz. Biz zaten patates seviyoruz. Patates, zeytinyağı, tereyağı. Ama ketçap mayonezle falan atılabilir, tatlandırabilir, ama onları atınca patatesin o kendi has tadını alamıyorsun. Arada kayboluyor. Sonra ketçap yiyorsun. Böyle, anladın mı? Öyle oluyor. PS3'te vardı, evet ben de hatırlıyorum. Abi Wii oyunları neden satmıyorsun? Collection. Wii, PlayStation 3, Xbox 360. Wii oyunları zaten şurada var. Şurada Wii oyunlarımız var. Şurada Wii oyunlarımız var. 360 oyunlarımız var. Burada Xbox. Yani Xbox. Öyle öne bir tane çıkartalım mesela. Hoppa. Mesela şöyle bir anam uçacak. Xbox oyunlarımız var. Oo! Bu ne parası? Bilmiyorum. Şöyle Xbox oyunumuz var mesela. Daha bunlara sıra gelmedi. Bunlara yavaş yavaş göstereceğiz zaten. Yavaş yavaş. Hiç acelemiz yok. Kasap mı? Vallahi geç kalktık, gitmedik. Buzlu attık kıymayı, yarın gideceğiz. Kasa o kıyma iade edilecek. Üzüldüm. Yani o kıyma iade edilecek. Power Store. Bu başka bir ülkeden gelmiş. Bu ne parası? Bu ne parası? KR ne parası olabilir acaba? Mesela ben kızımla Ukrayna'ya gitmiştim. Orada neydi? Ukrayna'nın para birimi neydi ya? 4 gün boyunca orada bayağı bozdurdum, harcadık. Abi günde 1000 liraya mal oldu ya. Meğer Odise en pahalı şehirlerden biriymiş. Biz Asya'yla en pahalı şehre gitmişiz ya. Daha ucuz bir şehir yok muydu? Bir de Ukrayna'ya ucuz diye gittik abi. Almanya'ya gidecektik ya da Almanya'ya gidecektik. Baktım Almanya'da Krivna mıydı? Krivna diye bir para birimi vardı. Krom mu değildi? Meğer şey... Şimdi ya Almanya'ya gidelim dedik aslında, bir tur at böyle filan. Ya dedik vize başvurusu filan 150 euro. Alıp almayacağını garanti. Biz bir dizi ülkeleri araştırdık. En ucuz ülke dedik Ukrayna'ya gidelim 4 gün. Abi Odise de pahalıymış be kardeşim. Vallahi pahalıymış ya. Günde 1000 lira filan harcadık, o da bundan 3-4 yıl önce. Neyse öyle bir de Grivna'ydı galiba. Grivna, bilmiyorum, hatırlamıyorum artık. Grivna o zaman kaçtaydı onu da hatırlamıyorum. Yani 3-4 yıl önce 1000 lira götürdüm. 1000 lira harcıyorduk biz. İyi paraydı muhtemelen. Kahvaltı 150 Grivna mıydı? Grivna mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Kahvaltı 150 Grivna'ydı. Bayağı harcadık yani. Neyse geçiyorum. Bu oyunu yerine koyayım ben. Konuyu değiştireceğim. Şimdi yurt dışı falan filan. Hiç bu konulara girmeye gerek yok. Şu yan kameramızı da açalım. Yan kameramız şöyle, anne zaten orada çalışacak. Orada olursun. Abi sonraki yayında hangi Souls oyununu oynarsın? Şimdi ben diyorum ki gerçi oyunu FM'ye göndereceğim. FM'ye Ronny istemişti. Eğer FM'ye ya bu Taner Bey birkaç gün sonra gönderseniz de olur derse biz şey yaparız. Ben bu akşam Ronny'le oynayabilirim. Ronny hoşuma gitti. Zor evet ama keyifli bebeğim. Ben acayip sevdim Ronny'i. Dragon's Dogma'yı sevdim. Ben bu oyun türünü sevmiyorum. Abi ben bir de şey olabilir bak. Bazılar arkadaşlar oyunlardan tat almaya, keyif almayabilir ama ben yıllarca oyun sattım. Evet. Ama dostlar ben çok oyun oynamadım. Onun için dediğim gibi aranızdan çoğu arkadaş benden oyun konusunda çok 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 daha yeteneklidir. Ama emin olun eğer Ronny ben becerdiysem ki ilk başındayız daha zaten, siz çok rahat içinden geçersiniz. Yani söyleyeyim. Hemen Twitch yayınımızı da aktif edelim dostlar. Twitch yayınımızı aktif etmedik. Buradan bitti dedim. Hemen şunu da düzelteyim. Allah bir dakika. Eyvah PS3 oyunu var. PS3 oyun arşiv. Arşiv. PS3 oyun arşiv. Bunu kapat. Dur bir sen. Çok özledim dostlar. Hemen chat'e bakacağım. Şunu ayarlayayım sadece. Malum. Twitch chat'ini aktif etmem lazım. Umarım her şey okeydir. Tamam. Sanırım sorunsuz. Sorunsuz.
Şu an her şey sorunsuz. Bereket versin. Ghost of Tsushima oynadın mı? Bir de o da başarılı. Ghost of Tsushima oynamadım. Henüz oynamadım. Aa, demek ki alışmak gerekiyor o zorla. Belki de Asmat. Yani ilk boss zaten seni yeterince oyunu öğrenmeye zorluyor. İlk boss o gemide. Hani çok spoiler vermiş olmayayım ama. Gemideki o asker var ya. O sizi zaten bayağı zorluyor. Abla nasıl? Merhaba. Merhaba merhaba. Canlı yayındayım bu arada. İstersen sesi kapatabilirim. Gel. Gel kapatayım mı? Bir dakika. Dostlar çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Özel müşterim çok özür dilerim. Okey. Bir ablamız var. Bizim çok sevdiğimiz. Çok 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 yıllardır zaten bize çalışır. O işte oğlarda bir alışveriş yapıyor. Abla elçi olarak geliyor ama ya şimdi kamera falan çıkmak istemediği için tabii ki ben de alışveriş. Ekran kart satıyormuş oğlu. Onun fiyatını şimdi belirleyeceğim. Merhaba, hoş geldin. Ondan sonra da bakacağız. Merhaba, YouTube'da canlı yayınlayayım. Ses gördü, canlı yayına gelecektir. Hoş geldin. Buyurun. Merhaba. Hoş bulduk. Assassin Mirage var mı? Ne? Mirage. Assassin Mirage. PlayStation 4'te de yok, aynen. 5'te de yok. Valla bir tane geldi. Onu zar zor sattım. Bir daha da getiremedim. Assassin Mirage'i. Üzgünüm, şu an elinde yok. 4'te mi arıyorsun, 5'te mi? 4'te mi arıyorsun, 5'te mi? 4'te. Store fiyatını biliyor musun? Store ne kadar biliyor musun? Yani şöyle... Annem merhaba. Gel. Merhaba anne. İnternette 1100 lira civarında. Bir de bazı sitelerde, hani dijitalde de 650 civarında. Dijitalde 650-1100. Yarı yarıya düşük. Yani dijitalle ilgili bir sorun yoksa, ben kutu almak istiyorum diye bir hevesi yoksa, dijital fena fiyat değil bu arada. Fena ya. Yarı yarıya güzel buraya fiyat. Buraya gelme ihtimali var. Yani şey takastan her an gelebilir ama ne zaman geleceğini bilmiyorum. Ama takasta gelirse, fiyat da uygun olursa kesin alırım. Arda bir istersen oraya bilirsin. Ben hep tamam, buradayım zaten. Tamam. Görüşürüz, saygılar. Tamam. Görüşürüz, hoşçakal. Sağ olsun. İyi. Eyvallah. Teşekkürler, sağ olsun. Eyvallah. Okey dokey. Kaner bebeğim selamlar. Taycan selamlar Twitch'ten. Scamch selamlar. Avraim selamlar. Dostlar bugün kick atacaktım. Hatta bir tane bilgisayarım varmış benim serviste, unutmuşum. Ekranı çalışmıyormuş. O hazırlamış, yeri gelecekmiş. Onu da zaten bugün öğrendi. Üstadım mikrofon marka modeli nedir? Üstadım diye cevap veririz gerçekten. Yani. Ben Rode kullanıyorum. DJ'im var bir de ama DJ'yi yayında kullanmıyorum. O ben yayında genelde Rode'un. Bu ilk jenerasyonu. Yani ilk çıkan Rode. Bundan sonra bir tane daha çıktı. Bir de bir tane daha çıktı. Ondan sonra bir tane daha Pro çıktı. Onların bu Wireless. Wireless Go 2 var bende. Rode Mi var. Onu da aldım ama son aldım. Mesela yeni teknoloji, o bozuldu. Onu garantiye göndereceğim daha. Rode kullanıyorum. İlk çıkan versiyon. İlk sürüm. Bu kıllar şaka. Ha bu kıllar mı? Şunlar mı? Abi yok, onları ben temizleyeyim. Bunlar bizim şeyden. Anladın sen. O onlar evet evet, ben nerede bulunmuş? Dur. Abi çok duysun. Dostlar hemen alıyorum, bir saniye dur. He? Evet. Dur ben hemen alıyorum. Merak etmeyin, hemen alıyorum. Değil dostlar. Doğru. Doğru. Az önce ISO'yu açtım, yoksa şey olmazdı. Bunlar görünmezdi fazla. Ha? Çok çok duysun. Abi çok tüylenmişsin ya. Tamam, hemen alıyorum. Abi yutarız zaten. Kesin içeride 5-10 tane zaten yutmuşuzdur da. Yani yılda bir kesin ortalamayı yutuyoruzdur abi, kesin. Abi şu kılın tam ortasında bir kıl var. Onu koparırsan çok yazıyor. Hayır, koparmayacağım. Şu S'den mi bahsediyorsun? Yok. Biliyorum, geçen vlogda arkadaş, ona takılmış bir arkadaş. Abi diyor, vlogun başından sonuna kadar ortada beyaz bir kıl var diyor. Başından sonuna kadar gördüm abi diyor, onu diyor. Falan filan. Tamam, şu
Üstümüzü bir alalım dostlar. Müsaadenizle. Böyle pastel renk görün. Açık renk görün mü? Doğru. Pastel olunca hiçbir şey yok. Doğru. Siyah olduğu zaman üstündeki tüyler çıkar. Mesela daha önce de giydiğim şeylerde şey var. Siz söyleyin. Yani illaki tüy var ama şey olduğu için siz söyleyin. Şunu temizleyin de rahatlayın sizler. Bebeği mükemmel sarsmak için canımsın abi, çok gözüne çarpıyor ama bir taneden bir şey olmaz. Yok. O kalacak. Üstelik ben beyaz kılları yolmam yani. Yolma diye bizim bir arkadaş vardı. Neç beyaz böyle her gün her sabah aynaya bakıyor. Beyaz kıl çıkınca aha diyor, yakaladım. Ya diyorum, ne gerek var bebeğim ya. İnsanlar beyazlardan niye korkuyorsa o kadar. Eninde sonunda hepsi beyaz olacak bebeğim. Yani kaçış yok. Ne kadar uzatabilirsin? Taner abi, senden 800 TL'lik bir CD alsam bana salçalı sucuklu tost ve diğer bir adet sütaş ayran ısmarlar mısın? Canım abim cansın, seviyorum seni. Ben sorun şeyini anlamadım. Espri mi, gerçek mi? Anlamadım yani. Sen benden ürün alacaksın. Alsam bana... Ben sana, sen benden ürün alacaksın, ben de sana yemek mi ısmarlayacağım? Yani yemek değil bu, sen malzeme götürüyorsun. Vallahi bilmiyorum, ben alsam kendim alırım herhalde muhtemelen. Yani sen şey bilmiyorsun muhtemelen, biz sadece indirimleri kovaladığımızı bilmiyorsun herhalde. Biz şeyler de değiliz dostlar, aranızda o arkadaşlar varsa saygım sonsuz. Biz her şeyi satın alırken etiketleri inceleyerek alanlardanız. Yani böyle kasaya gittiğim zaman fiyatı öğrenen bir insan pek olduğumu hatırlamıyorum. Yani çok nadir olarak bir ara abur cubur almıştım masaya. Onu da hiç fiyata bakmadan topladım böyle. Ama onun dışında biz etiketleri böyle karşılaştırıp gramajlara bakan, fiyat performansa bakan, anladın mı? Alışverişlerimiz bizim genelde öyledir. Hiçbir zaman yani uzun dönem diyeyim veya kısa dönem neyse. Yani ya kasada neyse hallederiz falan öyle bir... Olmadı mı? Bu saatten sonra da olacağımı sanmıyorum yani. O zaman 200 TL'lik oyuna 800 ver komik kankam. Abi okey. Taner ben sana ısmarlayayım mı salçalı sucuklu tost? Valla yok dostlar, sağ ol, teşekkür ederim. Bu salçalı sucuk tost nereden çıktı bilmiyorum. Bir moda mı? Yeni bakım, onu da bilmiyorum. FPS efendi bebeğim, selamlar. Abi kameram bir çalışmıyor ekranda. Ekranda dükkanı sorma. Abi kameralardan biri çalışmıyor ekran. Ha yok dostlar, o dışarıdaki kamera bazen temaslık yapıyor. Soğuk. Daha iyi mi şu an? Şu an biraz daha iyi değil mi? Bir tur daha atayım, ondan sonra şey yapacağım. Gözlerinizi bir daha artık o kıllara dikmek zorunda kalmayacaksınız. Merak etmeyin. Sence PS5 slim mi yoksa FAT kasa mı? Dostlar FAT kasa çıktığı zaman da zaten forumlarda, gruplarda yardırdılar. Şimdi slim çıkınca o yardırdıkları kalın kasalara geri dönüş yapıyorlar. Çok enteresan. Sonra da ne olacak biliyor musun? Pro çıkacak. Pro çıkınca kadar diyecekler ki muhtemelen, abi slim al. Slim al. Yani internette yazılanları ne kadar okursan o kadar kafa karışır. Ben uygun hangi cihaz bulursam onu alırım. Yani slim mi geldi? Abi alırım slim'i. Güzel güzel kullanırım. Müşterim önce satarım. Canavar gibi. Hiç sorun yok. Bence slim de güzel. Kalın da güzel. Biraz kısa mı kaldı? Fiyat performans benim için daha önemli. Ya 10 bin liraya kalın bulursan yapıştır. Slim 15 bulursan temiz, az kullanılmış yapıştır. Dostlar çok özür dilerim. Az kaldı. Şuraya da geçiyorum. Ondan sonra size diyeyim. Arkada da var mı? Arkada var ama arka görünmüyor zaten. Problem yok. Her ayın 15'inde oyunlara %50 indirim yapıyormuşsun. Doğru mu? Her ayın 15'inde. Milyon dolarlık firma olursam inşallah. Belki. Ama o öyle bir şey olacağını hiç sanmıyorum. Şurada bir kıl var. Sanki sürekli uyuyorum. Çok özür dilerim. Tamam mıyız? Daha iyi mi? Tamam değil mi? Okey mi? Abi yani bu kadar. Artık daha fazla çıkmıyor. Tamam, okey. Bu kadar dostlar. Daha fazla yapamıyorum. Tamam mı? Okey.
Abi sınavda okuyorum. Bir anda sen geliyorsun aklıma edebiyattan 80. Maşallah güzel 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 güzel. Eyvallah eyvallah canımsın Esquart. Bir kabile canımsın. Teşekkür ederim. Sağ olun bana dostlar. Abi PS3 oyun alıyor musun? 6 tane CD var. PS4 oyunda takılıyorum. Yaparım. PlayStation 3 oyunlarının tamamını alırım dostlar. İstediğiniz kadar 3 oyunu getirin. Ben fiyatta anlaşırsak PlayStation 3 oyunları toplamaya devam ediyorum. Dediğim gibi getirirseniz alırım, hayır demem. Fiyat performans uygun olmalı tabii ki. Okey abi, hem de PlayStation 5 Eldernik var. Horizon Forbidden var. Kaça satarım? Eldernik 1500-1600 aşağı verme. Horizon 1000 liraya satarsa Allah bereket versin. Horizon satmak zordur ama. Horizon'ın bu arada PC'ye geldi. Dostlar yeni bir oyun gelmiş. Trailer'ı PlayStation'da gördüm. Odyssey Chronos mu? Odyssey Chronos'un PlayStation'da trailer'ını seyrettiniz mi? PlayStation YouTube kanalında. Abi acayip şey bir oyun yani. Dedim Allah Allah, oyun bu kadar iyi olabilir mi falan diye bir düşündüm ama bakalım, muhtemelen yine RPG Souls oyununa benziyor kesin ama güzel güzel, hoşuma gitti. Güzel oldu abi. Tamam, teşekkür ederim Sayko canımsın. Okey, bugün saat kaç? 5.50. Anne, iftarımıza tam 1,5 saat var. O zaman tam 1,5 saat var. Rahat rahat, hiç acele etme yavrum. Menümüzde ne var? Ekmek hamuru yoğurmuşuz. Gözleme, patates, salatalık, ayva domates. Ayva mı aldın? Evet, Carrefour'da ucuz ayva buldum. Ayvayı direkt yeriz, boş ver, hiç tatlı yapma. Çok zahmete girme yavrum. Sadece patates yeter de artar. Evet. Canavar gibi. Gözleme hayır demem ama anne de 2 gündür gözlemelerde bir değişiklik var. Bugün arabada diyoruz. Ya dedim anne, senin gözlemenin bir tadı değişti ya. Ya işte dedi, şu yok bu yok dedim yavrum. Yoğurt yokmuş. Ben yoğurt dedim acaba yufkayı mı falan değiştirdi? Şimdi var mı onlar? Okey. Bugün okey. Okey. Tamam o zaman var. Maydanoz, peynir. Gözleme çok güzel ya. Gözleme çok güzel ya. Teyzeme selamlar, eyvallah, bir mükabele canısın. Okey, devam diyorum. Bana PlayStation diyeceğim ve gelip sana satmak istiyorum. 15'e 1 yıl resmi garanti, çift kol. 1 yıl resmi garanti, çift kol. En azından sana gitsin, kar bıraksın. 3-4 bin sana almayı düşünüyorum. 3-4 sana da. Bir ağzımı çalkalamam lazım. Kedi kılı çıktı ağzımdan. Allah korusun ya. Okey, ufak tefek şeyler, sorun olmaz, yapacak bir şey yok. Cemi bebeğim selamlar. Patates nereden abi? Çok seviyorsun sanırım. Köy patatesinin 10 numara dolu. Valla patates nerede ucuzsa. Carrefour, Şok. Kampanyada. Şu an patates her yerde aynı fiyat. 13 lira galiba. Evet. Patatesin... Her yerde kampanya. Özel bir anlamı yok. Biz patatesi seviyoruz. Yani anladın mı? Böyle patates olması kafa yemek gibi öyle bir durum da yok zaten. Patates keyif katıyor. Yani kahvaltıya böyle renk katıyor. Problem yok yani. Ya patatesle ilgili özel bir şeyimiz falan yok. Patateste bu var filan. Öyle bir şeyimiz yok yani. Normal patates hoşumuza gidiyor sadece, o kadar. Bir fanlığımız, abartı bir şeyimiz, merak etme, olmanı söyleyebilirim. Patatesler okey. Detroit Become Human oyunu, ha bir ürün varmış. Bir PSH temiz kullandım. Acil nakitte çıkmak alacak kaybım olur. Baran demiş ki abi, PlayStation dijitalim hiç gelip sana satmak istiyorum. 15'e 1 yıl resmi garanti. Chip call en azından sana gitsin. 15 dijital 1 yıl resmi garanti. Valla faturasını bana gönderir misin? Sana zahmet. Baran Pelin, faturasını bir gönder bakayım. Bir faturasına bakayım. Nereden aldığını bilmiyorum. Resmi garanti olup da bazen resmi garanti olmayabiliyor cihazlar. Fiyat güzel bu arada. Yani fiyat benim için de güzel. Arkadaşlar baktım, bende nakit çıkmıyor ki, çıkmama ihtimali çok yüksek. İstersen
chatten de satılabilir ama sen bilirsin. Ama bana faturasını göndersem inceleyelim. Olur mu? Canım teşekkür ederim. Bekliyorum. Aa, Mehmet Tayyip arkadaşım yazmış ki PlayStation 5 slim ithalçı garantili olacağım. Slim ithalçı garantili olacağım. Evet. Temiz kullansam acil nakite çıkmak istediğimde kalbim ne olur? Alacağım fiyat 18. 15'i zor satarsın. Yani 18 aldın, 15'e çok zor satarsın. 14'e kolay, 13'e kapışılır. 13'e kapışırlar. 14'te zorlanırsın, 15'te beklersin ama biraz yavaş da satır. 16'ya zor, 17 imkansız geliyor bana göre. Hemen Detroit, Koray bebeğim selamlar. Will Smith, Martin Lawrence. Nedir o? Fiyat neymiş bize söyledin abi. Neyin o? Neyin fiyatı? Hatırlamıyorum. Neyin fiyatı hatırlamıyorum. Abi bir yıl önce PlayStation'ı sattım ama oyunlar duruyor. Alırım. Dostlar PlayStation 3 oyunları tamamla alırım. Hatta bir arkadaş bana WhatsApp'tan göndermişti ama ona dönüş yapmadım. Abi WhatsApp'a bu aralar mesajlara bakamıyorum. Çok çok özür dilerim gerçekten. PlayStation 3 oyunlarını dostlar evet tamamını toplarım alırım ama makul fiyattan. Bana mesela oyunları şöyle ya. Tek tek resmini asla atmıyorsun. Şöyle duruyor oyunlar. Böyle resmi çekiyorsun. Tamam mı? Şöyle resmi çekiyorsun. Tabi diyorsun ben bunların hepsini işte 700 liraya, 800 liraya, 1000 liraya yani çok uçmadan. Bunların hepsini 1000 liraya düşürürüm. Getiririm. Okey eder misin abi? Ben bakarım şöyle. Ben de ne kadar çok, ne kadar az ona bakarım. Ya derim ben bunların hepsini 600 teklif edeyim. Ne dersin? Veya bunlar 1000 tamam okey falan kabul ederim. Bir şekilde bana numaramı biliyorsun zaten. 0507 404 0444. O numaramı biliyorsun zaten. Haydar! M. Çentik! Bebeğim Siftah senden bereket alttan canımsın çok çok çok. Teşekkür ederim. Aa İngilizce! Hayır İngilizce! Haydar! I saw you playing Rise of Ronin but I don't really know where are you from. I can't understand anything you are saying. And Sendik, thank you for your support. Siftah senden bereket alttan nasıl denir dostlar? İngilizce çevirir misiniz? Thank you for your support. I'm from Turkey. And my English is not perfect. So when I speak, maybe you don't understand. Allah çok kötü. Çok zor. Okay, I can tell you again. I'm from Turkey, Istanbul. And we have shop. As you can see. And... in the night we play game and in the gündüz nasıl denir? And daytime we making answer question and chat like this. Okay. Sorry about my English because my English is not as you can see it's not perfect. I hope I understand. Bir dakika God bless you. Tamam God bless you ben anlıyorum. Siftah senden anladım. Bereket God Siftah senden bereket altan nasıl denir İngilizce? Onu söyleyeyim. She's really happy with you. Your support. Miss Chantik he's really, really happy with your support. But his English is not No. My English is good. My English is good but not perfect. Okay? Dostlar yeterince rezil olduktan sonra MC Chantik, thank you for your support again. Thank you so much. Thank you. Daha dizme işi bitmedi mi? Dostlar dizme işi bitmeyecek. Dizme işi kolay kolay bitmez. Biz bugün 6. bölümdeyiz. Ve muhtemelen daha biz bir 10, 12, 13 bölüme kadar gideriz. Ama dediğim gibi biz dizme işine başlıyoruz ama yarısı soru cevapla geçiyor. Dolayısıyla hemen hızlı bir şekilde işe başlarsak daha kolay bitireceğiz. Şöyle ben yavaş yavaş hızlıca başlayalım mı? Ne dersiniz? Ben de PlayStation silim vardı. Okey geçtim. Nereden buluyorum? Ha Open Loader. Bilmiyorum. Bilmiyorum gerçekten o. Bilmiyorum dostlar. Bilmiyorum. He is kind streamer. Stay around man. The Sanjik. Teşekkür ederim. Sağ ol. Also MC Chantik. Also my friend is writing English to you. Then you can understand better than me. It's totally fine your English does have to be good. At least you can speak it. Uf tamam okay no totally fine. Ya fena değil diyor. Totally fine oldukça iyi diyor. Your English doesn't have to be good. Ha benim İngilizcem zaten iyi olması gerekmiyor diyor zaten. Zaten baştan kaybetti diye espri yapıyorum arada. Good at least you can speak it. You have sen konuşabildiğin kadar iyi konuş. Konuştukça daha gelişsin falan demek istiyor galiba. Doğru mu? Tamam okeydir. Ben Çentik adamı mahvettim be. Tamam okey dostlar. İdare ediyoruz. M. Çentik. Thank you so much again. Thank you so much.
I will practice. I will practice with game, but when I stream, it's hard to speak, as you know. You know, everybody can understand, but hard to speak always. Okay, devam. En azından konuşabiliyorsun diyor. Ha, I can speak just a little. It's okay for me. Kobra, tamam, sen aranızda konuşuyorsun. Dostlar, İngilizcem mükemmel değildir ama ben anlaşırım insanlara, merak etmeyin. Yani adres sorarım, aç kalmam, yatacak, yiyecek yer bulurum falan. O bir şekilde adresime ulaşırım, merak etmeyin. Her şekilde çözerim. Abi seni anlıyoruz, sen yüzünde. Ya çok üzülüyorum ya. İngilizcem çok kötü. Ben İngilizce konuşmayı da seviyorum arada. Bundan bir yıl sonra, one year later, Miss Enchantik, we will speak better, don't worry. Okay. Abi diyor ki teşekkür ederim. Bebeğim, PS3 artı 2010 gibi bir satış yapar mısın? Ben satmam ama ben alırım Emre. Emre, eğer satıyorsan ben alırım. Ama satın almak istiyorsan, ben oyun satmıyorum dostlar. Oyunlar benim. Benim. Ama sadece satın alırım, satmam, onu bileyim. Abi getireceğim 20 tane PS3 oyunu serisinde çizik olabilir. Biraz senin için sıkıntı olur mu? Evation, sorun yok bebeğim. Sen bana bir listeye at. Resmini çek, gönder. Bakayım nasıl bir şeymiş. Bir onu da ben inceleyeceğiz. Ben alacaktım. Sen mi alacaksın? Şimdi ben kısmetim de yedirmem yani. Kusura, bana da gelen teklifi ben yedirmem. Onu söyleyeyim yani. Orada durmayın. Orada dur derim yani. Biz hop hiç bir dakika falan derim yani. Abi kat Black Ops 1 var mı? 40 yeni oynadım. Call of Duty Black Ops 1 var. Kesin var. Hatta arkalarda çıkartmıştık. Şuralarda bunlar Call of Duty. Call of Duty Black Ops 1. Call of Duty Black Ops 1'imiz var dostlar. Dostlar, bunlar çıkarttığımız part 5'te bunları çıkarttık. Part 6'da bunları yapacağız. İftara tam 1 saat 20 dakikamız var. Hızlıca girişelim biz oyunlara. Ne dersiniz? PS1 oyunlarını alıyor musun peki? Dostlar, PlayStation 1, 2, 3 bütün oyunları alırım. 4 oyunları da alırım ama ucuz alırım. Çünkü 4 oyunum zaten yani hemen koleksiyonu pat pat atamıyorum. Bütçeyi çok zorluyor 4 oyunları ama 1, 2, 3 oyunları elimden gelince fiyatla anlaşırsak mutlaka kaparım. Mutlaka. ICM düzeltiyorsun yeni gelenler. Bunları ben yeni koydum. Bunlar eskiler, bunlar yeni koydum. Tabii Taksim'e nasıl giderim anlatır mısın abi? Ha Taksim'e, tamam. Ya buradan bizim cami var, biliyor musun kardeş? Caminin yanından biniyor dolmuşlar. Orada şey soruyor sen. ya. Öyle de anlatabilirim ya. Sen caminin yanındaki orada bizim simitçi arkadaş var, Memo. Ona soruyorsun. O sana hemen tarif ediyor zaten. Ha, anladın? Ya. Öyle de tarif edilebilir yani. PS3 oyunların oynanıyor mu hala? Koleksiyon gibi tutuyorsun. PlayStation oyunları ben düzenleyici aslında şey diyorum. Oynarız dostlar. Bir gün veya birkaç kere, ama şu an Ramazan'da bizim şeyimiz çok hızlı. Yani şu an ben yayına başladım. Bizim bu yayın temposu gece 2'ye kadar sürecek. Yani gündüz yayına başladım ama ben biliyorum ki tamam bu tempo geceye kadar hiçbir şey yapamayacağız. Çünkü yayın, İftar sonrası çay molası, çaydan sonra apar topar ev, evde hemen yayın setup'ı, hop oradan oyun. Bu gece tekrar FME oyunu acil istemezse, sanırım istemedi, geri dönüş yapmadı, zaten kargolar kapandı. Biz bu akşam tekrar Ronin atalım mı akşam? Mükemmel olur. Yayınlar, VR kamera yayını gelecek mi? Yok, gelmez. O bir daha gelmez. O Hatay'da bir daha olacağını sanmıyorum. Taner abinin PS3 oyunlarına sulanmayın, bir anda Gollum'a dönüyor. Mustafa çok güzel ifade etti. Mustafa arkadaşımız demiş ki, Taner abi PlayStation oyunlarını sulamayın, bir anda Gollum'a dönüyor. My precious, my precious buna giriyor. Yani o kadar olmasa da yani hafifte kapışırız Gollum'a ya, soruyorum. Yok abi pardon, yanılsana senden alacaktım PlayStation oyunu, 20 senin işine gözlük meyiz ayırsın. Emre bebeğim, sadece latife yapıyoruz, merak etme. Keyifli sohbet ediyoruz. Burada kimse kimseye yanlış anlamaz zaten. Ama yedirmem. Şaka yapıyorum. PlayStation 3 satıyorum. Ama oyun satmıyorum yani. Oyun da PlayStation 3 yanında hani bir tane ne bileyim Call of Duty fazladır. Call of Duty satabilirim. Veya böyle bazı oyunlarım var 20-30 tanedir. Onları satarım. Mesela bir örnek vereyim sana. Şimdi çıkartmayacağım ama çünkü yukarıda adetler yukarıda genelde. Yani ne diyeyim işte FIFA hediye ederim. Basit şeyler yani, o anlamda söylerim. Estağfurullah Emre, estağfurullah. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Dediğim gibi aramızda keyifli bir ortam oluşuyor. Kimse kimseyi kolay kolay burada yanlış anlamaz. Zaten hepimiz yani mükemmel insan
larız diyeyim. Tamam mükemmelsiniz diyeceğim ama ben mükemmel değilim ama siz mükemmelsiniz. Sıkıntı yok. Abi en iyi Call of Duty hangisi sana göre Modern Warfare'miş? Ama eskileri PlayStation'da oynamadı mı? Selamın Nintendo OLED var, temiz ithalatçı garantili 6 ay garantisi var. İki kere açıp kutuya kaldırdım. Fiyat yardımcı olur musun? Starby o cihazı muhtemelen piyasaya 8-9'da çok rahat satarsın. Daha da pahalı gidebilir ithalatçı garantili. Yanında faturası varsa güzel. Bence 9'da falan gider ama işte özellikle Nintendo Xbox piyasası biraz yavaş. Onu, o cihazı 6'ya versen insanlar birbirini yer. Anladın mı? Birbirini yerler. 7 dersen 2-3 kişi kapışır. 8 dersen de şey der, bir düşünür. 9 dersen de bilmiyorum bakarız falan demeye başlar insanlar. Ama o cihazın bence minimum hakkı 9. 8'e de gidebilir. 7'ye de düşme bence. Zaten pahalı bir cihaz. Ama dediğim gibi bak 9 da piyasada normalde ucuz. Ama işte Nintendo'nun sürümü çok yavaş. Nintendo ve Xbox'larda böyle bir durum var. Piyasası yavaş. Koleksiyonda PS3 Orange Box var mı? Var. Var var. Geçen gösterdim. Orange Box var. PS3 Orange Box'umuz var. Dükkanda en pahalı oyun hangisi? Dükkanda Can anyone send me to Turkish translation of the message I wrote here? I love you, I love you Turkey between. Dostlar, M. Sentik der ki, can anyone send me to Turkish translation of the message I wrote here? Hangi, sen söyle, which one? Bakayım, M. Sentik bir arkadaşımız bir şey, Türkçe bir şey mi göndermiş acaba? M. Sentik. M. Sentik arkadaşım size gönder. Ben çünkü mesajları gönden kaçırdım, kusura bakmayın. M. Sentik. No, it's totally fine in your English. Don't have to be good at least. You can speak it. Okay. M. Sentik, you have to know this. You didn't anything wrong. Don't worry about this. Okay. Your English also. You can also write English. Don't worry. I will understand. Don't worry. You don't need to translate Turkish or you don't need to write Turkish. Don't worry. Most of Turkish people, like me, but not perfect, we can understand English. Don't worry. You can, if you want, you can write English. Most of people will understand. Don't worry. Don't worry. No problem. Okay. Welcome. Allah'ım çok kötü. Ben kendimi rezil edeceğim. Vallahi mahvolduk. O derlendir Orange Box. Okey. Esquire PlayStation Pro Ekim'de çıkıyor abi. Teknik özellikleri gördün mü? Pro tanıtılmış. Bir de fragmanı izledim. 65K 1000 olur çıktı. Vallahi biz $1,250 diye düşündük. PlayStation 5 Pro çıkmadan önce o konuşmayı yaptık. Biz $1,250 olur diye düşündük. $1,250 civarında. Ama çıktığı zaman dolar kaç olacak onu bilmiyoruz. Ama $1,250 olacak gibi galiba. Taner Usta, sen bu oyunlar için yıllarını vermişsin. Emekli olmazsın sen. Ha ben bebeğim, ben emekli olacağım. Emeklilik hayali derim. Evet, ama emekli olunca evde yatacağımı düşünmüyorsun herhalde. Ben ondan sonra farklı işler mutlaka kovalayacağım. Dostlar biz evde yatmak bize göre değil. Biz koşturmayı seviyoruz zaten. Yani yayında ayakta yapmamdan belli zaten olsa. Okey, devam ediyorum hemen hızlıca. Hakan Arslan demiş ki PlayStation 5 alamadık, millet Pro'sunu soruyor. Vallahi dostlar Pro çıkacak herhalde inşallah. Dostlar merhaba. YouTube'da canlı yayındayım. Ses görüntü canlı yayınlayacaktım. Merhaba, buyur yardımcı olun. Oyun için geldim. PlayStation 4. PlayStation'da oyun alacaksın. Satacaksın. Hayır, oyun alacağım. Yükleteceğim. Hayır, yükleteceğim. Yükleme yapmıyoruz biz. Niye? Yıllardır yapmıyoruz. Hiç yapmadık zaten. Esnaf arkadaşlar vardır şu yanda arkada, onlar yükleme yaparlar. Görüşürüz, saygılar, sağlığın, sağ ol. Abi ciddi misin, bu konsolların 500 lira fazla satılması imkansız. Kaç yıldır sektörde olan birine böyle tahmin duyma şaşırtı. Ha, biz Türkiye fiyatından konuşuyoruz bu arada. Avrupa, Amerika fiyatları tabii ki 500-550 belki 600 olacak ama biz Türkiye'deki fiyatın tahmini yaptık. Bence Türkiye'ye gelince o cihaz $1,250 olacak. Buna nasıl vardık biliyor musun? Şu an 28 bin lira resmi PlayStation 5 fiyatı. 28 bin lira. Doları çevir. Ama biz doları çevirmemizde dolar 30'du. Biz şeyi öngördük. Ya dedik şimdi PlayStation 5 resmi cihaz CD'li 28 bin lira. Dolar etti. Kaç? $800 falan mı yapıyor o zaman? $800. Pro'da %50 olsa 800 artı %50 400 ekle. 1250 gayet normal yani. Çok ve üstü çıkacaktır yani. 1250'nin üstünde olma ihtimali de var ama $1,250 olur gibi geliyor bana.
Okey. Ya oyun yükleme. Oyun yükleme. Ya adamı da ilk defa görüyorum. Abi oyun yükleyeceğim. Ne yüklemesi bebeğim? Ne yüklemesi ya? Okey. Ne diyor ya? Okey, aranızda konuşuyorsunuz. Bebeğim, oyunları ayıralım. Evet dostlar. Dostlar, oyunlara başlayalım yavaş yavaş. Hakan Arslan canımsın. Hakan Arslan. Hakan Arslan para gönderdi, cihaz almadı. Hakan Arslan bir hafta içinde aldın almadın, cihaz bize kalacak. Böyle. Yani sipariş verip ödemesi yapıp alınmayan oyunlar yaklaşık bir 10 gün sonra, yok birkaç saat sonra bizde kalıyor. Öyle yeni uygulama. Bebeğim, yoksa esnaf kazanamıyor Hakan Arslan. Kazanamıyoruz yoksa. Parasını gönderdi. Gönderdi. Tabii canım. Yani hani hepsi patlar diyor. Artık yapacak bir şey yok diyor. Ha, bu arada takılıyoruz Hakan Arslan, biliyorsunuz. Yani öyle bir şey olmaz yani. Hakan Arslan istesin. Sıkıntı yok yani burada. Okey, tamam, devam ediyorum. Bebeğim, Bad Boys 4 geliyor filmi. Bad Boys şey mi? Bizim Bad Boys şey değil miydi ya? Homelander değil mi? Homelander. Abi Homelander karakteri kötü karakter ama iyi karakter, anladın mı? Çok Homelander o rolü inanılmaz hoşuma gidiyor. Kötü, içinde kötü ama iyi rol yapıyor. Ama içindeki dark side'ı çıkartıyor, çok hoşuma gidiyor. Abi ne diyor, okey konuştum. Ne varsa eski oyunlarda kesinlikle kapora yandı. Kapora yanmaz. Özellikle Hakan Arslan kaporası yanmaz bebeğim. TL enflasyon varsa dolarda, ha dostlar üzgünüm yani, çıkacak fiyatlar, çıkacak, üzgünüm. Keşke çıkmasa, keşke sabit kalsa. Hatta fiyatlar uzun süre o kadar oynamadı ki pandemiden önceki aylara kadar. Hatta ben bir video yapmıştım PlayStation 4 alırken 8 önemli kural diye. Orada demiştim ki dostlar, fiyatlar düşüyor. PlayStation 5 çıkınca fiyatlar zaten daha da düşecek demiştim. Sonra pandemiden sonra ekonomi bir değişti. Benim 1350'ye satamadım. Müşterim 1250'ye verirsem alırım, 1300'e düşebilirim, 1250'ye düşemem dediğim cihazlar pat diye bulunmaz orada artık. Şu an aynı cihazlar 7000 lira oldu zaten. Okey, 67 bine çok az. Ha, 67 bugün, evet 67 bin aboneye az kaldı. Yavaş yavaş 100 bine gideceğiz dostlar. Yavaş yavaş. Hello my brother from another mother. Tyler Durden bebeğim, selamlar, hoş geldin. Canımsın, selamlar. Asıl soruyu soruyorum. Hazır mısın? Kıyma ne oldu? Kıyma buzlukta. Bugün geç çıktığımız için dedik anne, kıyma dedik ya, yarın gidelim şimdi ya. Şimdi kıyma için dükkan bir saat daha geçmeyeyim. Çünkü erken geleceğim, yayın yapacağım. Yayın benim için önemli dostlar. Yayın saatleri özellikle bir şey olacak da, bir iş yapılacaksa onu hiçbir şekilde yayın saatine denk getirmem. Getirmemeye çalışırım. Çünkü yayın benim için önemli. Okey mi? Bütün burada sosyal şeyimizi burada çıkartıyoruz yani. Sosyal hayatımızı burada yaşıyoruz ya. Asıl soru, onu sordum zaten. Tamam, sarı kedi nerede? Sarı kedi vefat etti. Sarı kedi bundan 6-7 ay önce vefat etti. Şeye götürüldü. Sen söyle. Veterinere falan götürüldü. Kötü olduğu için. Sonra veteriner vefattan sonra dedi ki, yani dalağı yırtılmış dedi kedinin. Kedinin dalağı yırtılmış dedi. Yani birisi ya çarpmış ya tekme atmış ya... Yani dalak öyle patır patır yırtılacak diye bir şey değil durup dururken. Yayın saatlerine dikkat edelim. Tabii ki akarsan bebeğim, ne demek, estağfurullah. Sen saatleri belirt, ben uyarım bebeğim, sen iste yeter yani. Ronin nasıl alınır mı? Dostlar Ronin mükemmel. Şahsi tavsiyem kutu alın, çünkü dijitalde 2000 lira gerçekten çok pahalı. Ben Dragon'da aldım ama pişman değilim, o da güzel. Babaya ödemesi yapmadım ama şimdi para da var zaten herhalde. Baba ödemesini yapalım mı? Sonra yarın öbür gün bir şey daha aldığımızda bizi aramasın gece saatini. Ronin al ama kutu al. Kutu şu an fiyatı 2200-2300 piyasada. Beklersen düşer artık diyemiyorum. Çünkü önceden oyun ilk çıktığında pahalıydı. Sonra yavaş yavaş piyasa fiyatına inerdi. Artık onu diyemiyorum. Çünkü Ronin geldi piyasaya, satılır, bir daha gelmeyebilir. Dolayısıyla kutu alırsan, şu an 2300 alırsan, oynarsın. Sonra 1500-1600'ü sahibinden, Letgo'dan satarsın. Ama sahibinden, Letgo'dan biliyorsunuz ben öğrenciyim, param yok falan diye yazan numaracı arkadaşlar var. Onlara yeme olmayacaksın. Onlar artık zaten öğrendin. Onlara asla yeme olmuyorsun dostlar. Hatta bir arkadaş geçen söyledim. Abi demiş, gönder öğrenci kimliğini bir. Gönder öğrenci kimliğini bakayım, isim soy isim tutuyor mu kimliğini falan. Bir göreyim bakayım demiş. Adam bir daha da yazmamış. Yani gerçek öğrenci değil aslında, bilginiz olsun. Ha, dijital dedim mutlaka Ronin. Abi fiyatları düşecektir. Şu an 2000, evet pahalı. Ama yani 700-800-900 olsa vallahi gider. Abi bir de oyun tahminimizden daha gelişmiş. Ben sevdim. Taner Ronin'i sevdim.
Taner Ronise'ydi. İlk bölümleri zordu. Sonra abi ilk bölümleri zordu. Evet. Sonra oyun açılıyor. İlk bölümleri evet. Ben de bir dedim ya abi dedim bu oyun yayında oynanmaz falan. Kendi kendime dedim. Hatta şey dedim ya kolay mı hazırladık? Ne yaptık? Bir hata mı yaptık falan diye. Kendi kendime dedim ama oyun o ilk başta zorlukları geçtikten sonra abi açık dünyaya geldiğin an oyun bambaşka bir yer oluyor. Çok daha keyifli oluyor. Hoppa hoppa. 8 kural videosu yapılan yorumlarda insan bekle demene sinirlen mesela abi 5 yıllık videoda bugünün kuruyla ya sinirlenme değil. Orada videonun amacı zaten fiyat değil. Orada videonun amacı size doğru cihaz aldırabilmek. Ama YouTube'un bir özelliği vardır biliyorsun. Sen insanlara 1 saat bir şey anlatırsın. Abi 2 saniyelik ağzından bir şey çıkar ve o 1 saati adamlar sen hiç yapmamışsın. Sadece o 2 saniye odaklanıp yorum yapacak bir kitle vardır. YouTube ve sosyal medya sektöründe biliyorsunuz. Onlar da sağ olsun hiç acımamışlar. Ne oldu fiyat düşmedi esnafla öğren ekmek ya falan filan. Klasik ya sıkıntı yok. Ama oradaki asıl önemli olan siz PlayStation 4 alırken dikkat etmeniz gereken şeylerdi. Asıl anlatılmak istenen konunun özü buydu yani. Anyway tamam sonra gereksiz insanlar abi yorumlarda boş şeyler. Abi bir de şey var. Yani Türkiye'de sadece PlayStation fiyatları artmadı. Yani Türkiye'de sadece PlayStation fiyatları artsa mı? Diyeceğim tutturamadık. Abi Türkiye'de artmayan bir şey mi kaldı? Yani neyse sıkıntı yok yapacak bir şey yok boş ver. Yok yok takılmıyorum ben onlara cevap bile vermiyorum. Cevap versen bitmez zaten. Okey devam. Abi şu dijital oyunlara taksit ödeme gelmesin. Dijital oyunlara taksit ödeme. Hiç sanmıyorum. Yani gelse Steam'le başlardı. Steam'le gelmediyse başlamaz. Dostlar iftara bir saat var. Çocuk. Ha. Ama yeni tüyü aldım. Havada yakalayacağım havada. Bak atlayacak şimdi. Ya, abi eğitemiyorum. Bu kedi eğitilmiyor. Ah, bu arkadan saldırmayı seviyor. Which currency is this? Guess. Which currency is this? Guess. M. Sandik, thank you for your support again. Thank you so much. Bir currency. Currency means money. Currency is money type, right? I think it's euro. How about this? Is right? Euro. Must be euro. euro. Abi inat etti. Gitti mi? Vallahi gitmiş ya. Abi normalde var ya arkadan saldırmayı biliyor. M. Sandik. Thank you for your support again. Thank you so much. Pound mu? Pound? Sorry, it's not euro. My friend says it's pound. Sorry about this. Pound. Pound. It means you are from England, right? Okay. Just guess. Okay then. That's Scottish pound. Scottish pound? I don't know. Sterling. Pound. Pound ya o. Pound baby. Pound kesin pound. Abi oyunları biriktiriyorsun ya ben Blu-ray biriktiriyordum bir filmin durduğu yerde çiziksiz olmasına rağmen bozuldu. Bozulmadan korkmuyorsun. Yok oyunların ben bir tane belki iki tane bir şey çıkabilir ama oyunlar kolay kolay bozulmaz abi. Derin hasar yoksa bozulmaz. Şu oyunlardan başlayalım. Yavaş yavaş potlamaya başlayalım dostlar. Bence sanırım şu Call of Duty 3 piyasada bulması biraz zordu galiba doğru hatırlıyorsam. Abi çarpı 40 filan. Çarpı 40 filan mı Kerem? Allah bereket versin. Abi kutunu al diyorsun da eline PlayStation 5 diyeceği olanlar mecbur. Yine sonradan doğru. Hakan Ersan güzel bir noktaya değmişsin. Hakan Ersan demiş ki abi diyorsun bak. Abi yanlış anlama. Bak aslında Hakan Ersan şu cümleyi kuruyor. Tan abi seni çok seviyorum. Yıllardır takip ediyorum. Yanlış anlama ama diye başlasan tam anlayacaktı zaten. Takılıyorum biliyorsun bebi. Hakan Arslan demiş ki abi diyorsun da kutu al diyorsun da dijitaller ne yapsın diyorsun. Abi bitti. Evet ne olacak şimdi? Şimdi PlayStation 5 dijitaller var. Adamlar ne yapacak oyunu? Ronin'den illa 2000 lira alacak. Ya seçenekleri yok. Bu yüzden sürekli diyorum ki abi lütfen oyun alırken yani cihaz alırken CD olsun ya. CD olsun abi. CD. Gerçekten. Dijital ben bir süre kullandım dijital cihaz. Yani uzun bir süre dedim. Bir ara dijital cihaz aldım. Abi oyunları dijital almak zorunda kalmak çok keyifsiz. Çok keyifsiz yani.
Evet. Aynen Call of Duty PC 2'de ve 3'te özeldi. Güzel güzel. Bunu bulması da zordur. Öyle diye hatırlıyorum. Bizde bayağı var. Sorun yok. Bu kadar oyunu kaç senede topladı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kendi kendine toplandı. Ama tekrar söylüyorum. PlayStation 3'ten abi anne şey hatırlıyor musun? PlayStation 3'ten 4'e geçme dönemi vardı. Evet. Şu an o zamanlar abi bak bir şu an mesela 4'ten 5'e geçiyor insanlar. Evet. Ama bir de 3'ten 4'e geçme dönemi vardı. 3'ten 4'e geçme döneminde abi evet. PlayStation 3 getiren şu kadar oyun getiriyordu zaten. Evet. Yani şöyle şöyle oyun geliyor. Anladın mı? O zaten bize göre en bereketli dönemdi. Yani şu an 4'ten 5'e getiren şöyle getiriyor. Abi 2 tane oyun var diyor. Ama 3'ten 4'e geçenler şöyle hatta daha fazla oyun getiriyorlardı abi. Anladın mı? Oyunlar sığmıyordu çantalara. Çünkü o zaman dijital kültürü yoktu. Herkes kutu alıyordu. Kutu da piyasada zaten boldu. Ama kutu oyunlarda o zaman değerli değildi. Değil. Boldu. Yani çok satılmıyordu değil, abi ya. Değil, satılmıyordu yani. Evet. Para etmiyor. Yani ben 20 lira yoktu. Ben toptan sattım. Toptan sattım ben de. Oyunu 50 liraya satmış. Evet. Aynen. Ben toptan satıyordum. Bir arkadaş vardı. İnternetten satıyordu. Abi diyordum sana şöyle bir koli hazırlayayım mı? Şöyle koli hazırlıyordum. Arkadaşa veriyordum. Arkadaş satıyordu öyle. Az bu hızda para gönderirdi zaten. Yani anladın mı? O kadar değerli değildi. Can I send you donate from Lightstream Elements? I think YouTube collect some commission. Yeah, definitely. Definitely YouTube is doing this. Actually, I need to search about Stream Elements. I have account from Stream Elements. But you have to give me few days to search and build this. And after that, you free to go. I'm sending. Your donate is already enough. Thank you very much. You done very well. Thank you so much. And also this is big for us. Yeah, you have to know this. Ostanus, gel. Oh, dostlar selamlar, hoş geldiniz. Selamlar. Ordu gelmiş. Yayında olduğumuzu biliyor musunuz? Baktık abi. Yayında olduğumuzu biliyorsunuz. Merhaba. Kameraya salacak mısınız? Çünkü geçen arkadaşlar abi ordu gibi geldiler. Ama geçen 5 kişiydiniz siz. Yok. Değil mi? 4 kişi miydi? Daha fazla mıydınız? Evet. 2 kişi de dışarıdan mı beklemişti? Tamam, kameraya yaslanmak isterseniz evet. Çevirebilirim yani. Çünkü geçen bu sefer yayında geldi. Çevireyim kamerayı. İstiyor musun? Sarınıyorum. Burada grup, bu grup arkadaşlar sağ olsunlar. Geçen geldiler, dükkanı bastılar. Dediler ki yayın yok mu? Yayın aç bize falan. Dostlar selamlar, hoş geldiniz. Yaklaşık... Yok. Dinlediniz mi onu? Yayında bahsettim. Dinlediniz mi onu? Sizden bahsettim. Dedim ki bir grup arkadaş geldi. Yaklaşık 30-40-50 soru sordular. Sonra da abi teşekkür ederiz dedim. Çıktılar zaten. Abi sorularımız cevaplarımız çok teşekkür ederiz abi. Çok keyif aldık. Sağ olun varım. Tamam, umarım yormadık seni abi. Öyle bir şey yoktu yani. Estağfurullah. Söyleyeyim bakayım dostlar. Bu arada espri yapıyorum biliyorsunuz değil mi? Çünkü güler yüz efendi arkadaşlar bu arada. Yani dediğim gibi gelecek neseller abi çok güzel şeyler yapacak eminim yani. Dostlar buyurun, evet söyleyeyim bakayım. Abi, top size ben çok konuştum. Days Gone'ı sen satacaksın bana. Evet abi. Ben... 150 lira. 150 mi? 150. Neden şaşırdın? Neden şaşırdın? 200-300 falan. 200-300'e oy almam. 200-300'e Days Gone. Neden? Var mı sende peki? Var. Bilmiyorum, 2-3 tane vardır. Bak şurada bir tane gördüm. Biraz daha versen. Çok kaliteli bir oyun. Niye mükemmel bir oyun. Kesinlikle mükemmel bir oyun. Ama sadece 150 lira. Kaç satacaksınız siz? Abi biz 300'e 400. Oyun senin mi? Gördük. Oyun senin mi? Nerede 300'e 400? Ben aldım Days Gone'ı. PlayStation'da kaldı. Ha, aldım. PlayStation'dakini satacağım. PlayStation 5, PlayStation'da kaç, PC'de kaç aldın Days Gone'ı? PC'de 1 lira mı? Neyden? 130'a düştü. Direkt aldım. 130 lira bereket versin. 150'ye düştü. Days Gone'ı, lafını kesiyorum bu arada kusura bakmayın. Days Gone'ı dostlar sahibinden net konu satarsanız 300-400 mümkün. Ama esnafa getirseniz ben şahsen 100 derdim ama siz daha önceden geldiğiniz için alışverişimiz olduğu için ben 150 dedim bu arada, bir gün olsun. Ama 200'ü görmez onu. 200 vermem yani. Yok canım, sıkıntı olur mu, hiç problem? Problem yok yani. Abi sende hangi fifalar var şimdi? Bende bütün fifalar var. 4 ve 5. 4 5'te pek yok.
5'te sadece 22 var eski. Beş ama şu an FIFA'yım 3 yok bende. 3'ü satmasın. Zaten 4'te almam lazım. 4 alacağım yani. 4. 4'te hepsi var. 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19'a bana kadar. 14. Ne kadar abi? Dostlar arkadaşlar chat'e bakıyor. Chat'te sakın kırıcı şeyler. Aman ama zaten yazmışsın biliyorum ama. Şimdi arkadaşlar alınırmayın. Çünkü buraya gelen yayın yaptım bilen şuradan hemen şey yapıyor. Ne yazıyorlar? Hemen direkt bakıyorlar bilginiz olsun. Aman kırıcı bir şey olmasın. Anlaştım. Çünkü buraya gelenler genelde chatten yayın takip eden bizi bilen arkadaşlar. Sizi bilen arkadaşlar bilginiz olsun. Ben düzelteyim de. Soru neydi? FIFA 14. FIFA 14 satacak olsam 450 aşağı satmam. 450 alırım abi. Alır mısın? Bulayım çıkartayım mı? Yapma ya. Üf, tamam. Neden biliyor musun? O kadar diplerde ki. Tamam dostlar FIFA 14. Ha? Biliyorum. Ajeniz olmalı biliyorum canım. Geçen ben 50 sorudan biliyorum zaten. Ha, Allah razı olsun. Ziyerde gelmişler. Çok güzel. Ne? Gidecektim de. Arkadaşlar sessizliğe dedim. Git dedi. İşim vardı oraya gittim. Ha, güzel. Tamam. O zaman sana FIFA 14 buluyorum. Ekstra FIFA isteyen arkadaş var mı? Yok. Tamam o zaman sadece arkadaşlar bayağı eğleniyor zaten. Ha? Çocuk bu kaliferin üstünde şu an. Peki FIFA 14 keyifli olsa FIFA 14 ne yapacaksın en son arkadaş? Cevaplamak zorundaysın bu arada sadece espri yapıyoruz. Ya, İstediğini şey, yaparsın. Ben işte eski kardeşimin doğum günü için hemen doğduğu yıl. Oo doğduğu yıl. Güzel. Ve kardeşin için alıyorsun o zaman. Tamam o zaman FIFA 14 için seni 1-2 dakika bekleteceğim. Şansın yok. Okey. Çünkü bayağı cool'uz ya. Herkes cool. Çok güzel. Peki FIFA 14'ümüz nerede olsa bakalım hemen. Şimdi hızlıca FIFA 14. FIFA 14 FIFA bir tane buldum. Allah bir tane şansı çıktı ama bu paketle yok bunu vermem. Bu olmaz. Bu sıfıra yakın. Ya da sıfır. FIFA 14 şurada bir tane çıktı. Bu çok kötü. Bir tane buldum ama çok kötü. Biraz daha bekleteceğim seni. Normalde FIFA 14'ler daha diplerde ama 107 birkaç tane buldum. Oh çok güzel. Bu beni kurtarır. Süper. Kurtar. Çünkü oraya girersem çıkamayacağım. Bayağı soracak. Bunu hemen güzelce temizliyorum. Herkes oyun toplamaya başladı. Ya ben bu bende standart kusura bak. bunu şey biliyorsunuz değil mi? Zaten? Ya arkadaşlar kendi temizleyebilir de ben temiz veriyorum yani. Teşekkür ederim. Gülüyorlar bir yandan. Yayınları seviyor musunuz? Arda be abi Arda. Abi geçmişini. Arda bir geçmişini izliyorsun. Yayında mısın diye bakıyoruz abi. Yayında değilsen gitmeye gerek yok. Yayındaysan aha baskın. Başıma oturuyorum. İşte bir anda bunlar geliyor, basıyor yanımı diye. Taner abi yeni geliyor. Ha. Öyle oldu. Siz derste miydiniz? Dersten mi çıktınız şimdi? Okul bitti mi? Okula geldim. Okuldan çıktınız ama değil mi? Evet. Kaçmadınız yani. Kaçak teslim mi edeceğim? Arkadaş diyor ki, hayırdır kardeş kaçak teslim mi edeceğim? Yani anladın mı? Espri yapıyorum. Böyle demiyor tabii. Estağfurullah. Okey FIFA 14. 400 okeydir benim için. 450 demiştim ama 400 okeydir. Kart nakit. Oo para. Güzel. Days Gone'ı satacaksan bu sende. 200'e çıkmam diyorsun. Kesin 200'e çıkmam. Ama 150'ye garanti alırım. İstersen 150'yi şu an satabilirsin. PS5 oyunları maalesef gelmiyor dostlar. Sadece PlayStation 5 olan. Hatta... Ha, eldenik. Tam denk gelsem çok güzel olur. Eldenik yani bulursam kaçırmam ama eldenik satanlar da bana pahalıya satıyor. 1300, 1400, 1500 diyor. Benim 1000 liranın altına almam lazım bir satayım. 1400, yani 1400 şu an çok iyi eldenik. Şu an 1500 lira falan şeyde. Dijital ama dijitalde şey dijitalde store aynı olduğu zaman yani store'da kutu her zaman daha avantajlıdır. Okey miyiz dostlar? Her şey okey mi? O zaman ayağınızı sağlık. Görüşürüz. Gönderiye gibi olmadın değil mi? Yok abi. Tamam biliyorum. Tekrar geleceğinizi biliyoruz zaten. Dostlar kendinize dikkat edin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Eyvallah. Sağ olun.
Arkadaşlar bunlar haftada bir uğruyorlar bu arada. Haftada bir uğruyorlar. Böyle grup haline gelip grup haline çıkıyorlar zaten. Çok efendi arkadaşlar, sağ olsunlar. Kimse birbirinin lafını kesmiyor. Fark ettiniz mi? Konuşurken bak kimse birbirinin lafını kesmiyor. Şey yapmıyorlar. Taşkınlık falan filan yapmıyorlar. Süper beyefendi insanlar. Yani onun için benim daha çok hoşuma gidiyor bu tavırları zaten. Gelecekte de çok güzel şeyler başaracaklarına eminim. Ben de neşelerine, hani neşelerine ortak olup ben de takılıyorum onlara. Anladın mı? Yani keyifli ama keyifli. Çok iyi çocuklar, sağ olsunlar. Ama gelince de geçen 30-40 soruyor. Al bu dedim. Dedim ama keyifli sohbetti. Keyifli sohbetti. Sağ olsunlar. Ziyaretler için kendilerine çok 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 teşekkür ederim. Artık eski müşterilerimiz olmuyor onlar. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Çocuklar geliyor bizim dükkana. Biliyorsun değil mi anne? O gelen çocuklar abi 5 yıl, 10 yıl sonra gelmeye devam ediyorlar. Yani sonra nişanlanıyorlar, evleniyorlar, evlilik ve buradan arabayla geçişleri falan görüyorum. Yani çocuklar artık yani dükkan sabit olacak olsa ben söyleyeyim bak 15-20 yıl sonra buradan artık böyle eşleri falan birlikte geçer hale gelecekler. Bu böyle. Anladın mı? Esnaf hep bunu görüyor. Biz hep böyle dururuz. Etrafımızda zaman geçer böyle. Zaman sürekli geçer. Anladın mı? Biz böyleyiz. Tabii biz de zaten yanma zaman düşüyoruz ama mantığı anladınız değil mi demek istediğimi? Sabitiz abi. Sabit yani. Okey. Uyu. Çocuk bu çocuklar. Abi Toshima'yı kaçta alırsın? Ghost of Toshima'yı kaçta alırım? Ghost of Toshima'yı kaçta alırım? Bilmiyorum ki. Vallahi şu an para harcamak istemiyorum ya. Şu an para takas yapsak olmaz. Getirip oyun seçsen takas yapsak olmaz mı? 100 bin aboneye sakalları kesiyor muyuz? Dostlar sakalları ben kesmem. Sakallar bembeyaz olacak. Ondan sonra şey diyeceğim. Ya Taner abi sen bayağı değiştin falan diyeceksiniz. Dostlar diyeceğim. Yani beyazlayacağını söyledim. Dostlar sakallar beyazlayacak. Kesmeyi falan düşünmüyorum ama emin ol. Yani ak sakallı yayın yapacağız inşallah. Alık sağlık sıhhat ve derse. Ronin'le takas. Vaa çok zekice bir. Tam ticari yaklaşım. Tam esnaf. Şey Ghost of Tsushima'yı Ronin'le takas. Ücretsiz değil mi? Kafa kafaya. Tam esnaf yaklaşımı. Güzel güzel. Zekice. Arkadaşlar siz 50 TL'den filan satsın. İstiyorsunuz 50 TL'den alın der. Ölürsünüz 4 TL'den oyun satar. Çok dersin. Ha dostlar. Soyut Padişah şey diyor. Soyut Padişah fiyatlara takılan arkadaşlar ben anlıyorum zaten. Klasiktir zaten. Ucuza sattın mı abi ucuza sattın. Pahalıya aldığında abi pahalıya aldın. İşte bir şey sattığında abi pahalıya. Bu standarttır Soyut Padişah. Sorun yok. Ben teşekkür ederim bu arada desteğiniz için. Dostlar oyun fiyatlarına çok takılmayın. Abi hepsi kar olsa ne olur olmasa ne olur. O sattığım oyun 2014 10 yıldır rafta bekleyen bir oyun yani. 10 yıldır ben onu rafta beklediği için kirasını alsam zaten 50 bin lira alırım yani. Anladım yani onun için gözüme bir şey kaçtı ya. Elimi şimdi gözüme vurmak istemiyorum. Elim bir ikiyim sonra. Yok kötü niyetli konuştuğunu sanmıyorum ama dediğim gibi dostlar. Fiyatlara çok takılanlara ben de pek takılmıyorum artık. Onun için hani sen gel bir dükkan işlet o zaman fiyatlardan konuş. Şimdi fiyatlara takılanlar nasıl yapıyor biliyor musun? Bana göre abi sen evinde oturuyorsun fiyatlara bakıyorsun sahibinden Letgo'dan. Abi o iş öyle olmuyor bebeğim. Öyle olmuyor işte. Yani sen gel dükkanı devral birkaç milyon ver bana dükkanı devral. Sen Fondor'da birkaç milyon verdikten sonra bak bakayım kaçı satacaksın ya. Abi diyeceksin ben buraya 500 bin lira para verdim dediğin için Fondor'da 1000 lira istiyorum. Diyeceksin yani. Anladın mı? Onlar da sana diyecekler ki abi Fondor'u çok pahalıya satacaksın diyecek başta sana. Sen diyeceksin ki ben buraya alırken 500 bin lira verdim tabii ki satacağım falan diyeceksin anladın mı? Yani sen yer değiştiğin an bu sefer sen benim modumda olmaya başlayacaksın. İnsanlar diyecek sen pahalıysan sen diyeceksin ama sen o insanlara benim gibi yaklaşmayacaksın. Yani onun için fiyatlara takılmayın dostlar. Takılacaksan da buraya gelme. Okey buraya gelme. Yani çok açık ve net söylüyorum. Buraya gelme bebeğim. Burası senin yerin değil o zaman. Okey. Thank you. Orada sertleşin. Geçiyorum. Abi ticaret yapmayan ticaretten yani yorum yapmayı sever ama ticareti anlamaz. Sen bir çorap sat, su sat. Bir abi ticareti bir öğren önce. Ama öyle olmuyor işte. Dışarıdan gördüğüm gerçekten olmuyor. Onun için yorum yazarlar birkaç şey düşünsün sonra yazsın ya da yazmasın. Çok net uyarıyorum yani. Çok net uyarıyorum. Yani. Bilmiyorsa yazma. Evden satmak varken. Ha, şimdi Kerim arkadaşımız da Allah bereket versin. Kerim'e diyorum ki bak Kerim diyorum sende çok ürün var. Gel dükkana yapalım diyorum. Abi şimdi dükkana girince stopajı var, şuyu var, buyu var onlara. Diyorum işte onun için zaten gel.
Dükkanlar mı satmıyorum. Abi dükkan işi gerçekten dışarıdan göründüğü gibi keyifli değil. Bankaya giriyorsun banka hesabına. TC'nin giriyorsun. Diyorsun ki benim vergilerimi çıkartıyorsun. Abi sana bir kalemler çıkartıyor vergide. Sen sanıyorsun ki sadece %20 KDV değil mi? Sadece %20 KDV diyorsun. FIFA'da şu an 400 lira fiş kesildi. %20 KDV. Sen 400 lira odaklanıyorsun ama bak %20'den kimse konuşmuyor mesela. O 400'ün KDV'si var. Gelir vergisi var. Orada TC'de bir sürü şey var. Sana kalan ne kadar ki? Kalsa ne olacak? 400'ün hepsi kar olsa ne olacak zaten? Onun için küçük düşünmeyin dostlar. Devam ediyorum. Devam ediyorum geçeyim. TG'yi boşa. Ya boş konuşur abi insanlar ya. Ama onları ben ayıklarım yani. Sağ tuş sol tuş mutlaka yayından sonra yapıyorum zaten. Okey. Abi bu kadar oyun ne yapacaksın? Dostlar bunlarla ilgili planım yok. Şu an sadece biriktireceğim. Söğüt padişahı 2020'de 5 kilogram çay 150 idi. Şu anda mesela 800 TL. 1 kolu şeker 120 TL idi. Şu anda gelişse yüzeyse kar marjı satan için 10-15 TL. Abi kar marjı değişmez. Üzgünüm. Bu işler böyle üzgünüm. Abi bugün çok soru soruyorum. Estağfurullah. Ben sorunu görürsem zaten cevaplarım. Problem yok. Bugün çok sorum. Kusura bakma aklımda geliyor. Elinde PlayStation 4 kolu var. PlayStation 4 Pro'nun kolunun daha iyi olduğunu duydum. Aslında Pro ve silindirli kolu versiyon 2 sadece. Daha iyi değil. Sadece versiyon 2. Yeni model. Daha iyi olduğunu duydum. Geçmeye değer mi Pro kolu? Hiç gerek yok. Masraf yapmana gerek yok. Elindeki kol normal çalışıyorsa yapıştır. Ama senin kullandığın kol muhtemelen versiyon 1. Ben sadece şuradan göstereceğim. Şu versiyon 1 herhalde değil mi? Çalışmıyor ki. Çalışan kolum yok. Bu mu? Ha bak şu Pro kol dediği kol şu. Versiyon 2 şurada görüyor musun? Şurada bak şurada bir şey çıkıyor. Bink 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 yanıyor böyle. Versiyon 2 bunlar. Fark var mı? Hiç fark yok abi. Gerek yok. Kolun çalışıyorsa yapıştır gitsin. Yapıştır gitsin bebeğim. Abi hayır abi nerede? Estağfurullah. Ha aranızda konuşuyorsunuz. Tamam onda problem. Aranızda titreşim daha iyiymiş değil. Mekemik öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Ya hiç öyle bir şey duymadım ben. Gerçekten hiç öyle bir şey duymadım. Bence ufak tefek detaylara takılma. Ama dediğim gibi forumlarda bu tür şeyler konuşalım. Sorun yok. Devam ediyorum. Başkasının maaş sorulmaz ama dükkanı nasıl çeviriyorsunuz? Aylık ortalama ne kadar kazanıyorsunuz? Yanlış anlamışsınızdır. Ha yok problem yok. Ben başkasının maaşı valla ben bazen sorabiliyorum yani. Kimseye sormaz tabii ki abi herkesin kazancı kendi ilgilendirir yani çünkü bir şey adam diyecek 150 bin ne nasıl 150 bin kazanırsın kafa yiyecekler adamlar. Ben maliyeti söyleyeyim dükkanın günlük maliyeti 1000-1500 arasıdır bende. 1000-1500 arası dükkanın günlük maliyeti. Dünkü ciromu sorun mesela. Mesela bugün 400 FIFA satmana takılıyorlar arkadaşlar. Dünkü ciromu sor. Dün 200 lira karla kapattım dükkanı. Dükkanın karı 1000-1500 lira. Dükkanın karı 1000-1500 lira. Günlük ciro dün 200 lira. 200 lira karla kapattım. Yani adam bunu düşünmez tabii ki. Adam sen 50 lira fazla kazanmışsın öyle tıktı. Abi var ya sevmiyorum bu insanları sevmiyorum gerçekten ya. Fazla yani gereksiz. Mesela bugün dükkanın masrafı 1000-1500 lirası. Ama bugün şu an sadece ciromuz kar değil. Sadece ciromuz daha 400 lira. Vergi dahil. Sadece 400 lira. Şu an zaten eksi değil. Yani dükkana gelmeseydim bugün daha karlıydım mesela. Neyse ama dediğim gibi yani adam günlük 1500 masrafımıza bakmaz şu cebimize giren 400 liraya bakar. Çok enteresan değil mi abi insanlar? Cebinden 1500 lira çıkmıştır bugün dükkana gelip açmak için ama daha 400 lira girmiştir ve hala 1500-1100 lira zarardasındır. Adam şu 400'e takılır. Aa 400, aa 400. Yazık, yazık, yazık. Neyse. Devam ediyorum dostlar geçiyorum. Şefi Bitman Absolution var mı? PlayStation'da var devam. Dostlar ben dizmeye başladım şu an. Anne iftara tam bir saatimiz var yaklaşık olarak. Benden bir şey istiyor musun market filan? Tamam istemiyorsan o zaman ben şimdi diyorum. Dükkanda neyin masrafı var? 1500 ondan alalım. Neyin masrafı var? 1500. Sence Murat? Sence? Sence neyin masrafı var bebeğim? Bilmem. Neyin masrafı var? Onu sen hesaplayacaksın artık. Daha detaylı atmam yani. 1000-1500 diyorum bu arada. 1500'e kilitlenme. Ama mesela kaç tane kira ödedim söyleyeyim sana. 1, 2, 3, şu an 4 tane kira ödüyorum. Ne oldu birden 1500 masraf var ödedim. 4 tane kira ödüyorum. Şimdi de cevapla bakayım. Şu an ben 4 tane kira ödüyorum. Sen diyeceksin ki abi nasıl 1500 masraf var? 4 tane kira ödüyorum artık. Ne oldu? 4 tane kiranın elektrik faturaları var. Aidatları var. Ne oldu? Bak iş değişti birden gördün mü? Yani demek istediğimi anladın mı?
Hani dışarıdan abi anlatman, anlaman mümkün değil. Geleceğim burada, ben sana anlatacağım diyeceksin ki abi özür dilerim diyeceksin ondan sonra. Ama böyle kuru kuru lütfen rica edeceğim canım. Gandalf bebeğim, Siftah senden merkezi alttan canımsız çok 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 teşekkür ederim. Kesene bekle, teşekkür ederim. Bülent, Peter, Fatih, Ege ve Filipayas arkadaşlarımıza gelmiş. Canımsın çok 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 teşekkür ederim. Sağ olasın. Dükkan açmasam kardayım dedin. Aylık aylık veriyorsun. Ben de günden bahsediyorsun ama şu an. Ya Murat. Bak abi dükkan benim, masraf benim, kar benim. Onun için bunun açıklamasını sana yapacaksan patron değilsin, işveren değilsin, ortağın değilsin. Bir şey konuşmak istiyorsan ya burada konuş. Adresim belli. Cumhuriyet Sokak, Zeytinlik Mahallesi, Cumhuriyet Sokak, numara 13. İstediğin zaman gel burada konuşalım ama burada dükkan masraflarını, kiralarımı ben herkesin içinde seninle konuşmak niyetinde zaten değilim. Yani artık konuşmam için bana bir sebep ver. Ya ben niye? Oğlumun anne, anne boşver, boşver, boşver. Sen işine bak canım. Hadi sıkıntı yok. Yani yok şöyle mi? Yok muhabbet açtın, karamsar oldun. Abi yani neyse ben hoşuma gitmiyor o sorular. Seni tepe sepet diyeceğim. Kusura bakma. Gelme beni. Gerek yok. Burada güzel güzel bir şey yapıyoruz abi. Bir tane 4 lira FIFA sattık diye adamlar zaten demediklerini bırakmadılar. Sonra yok niye bu kadar? Yok niye bu kadar? Dostlar. Gerek yok ya. Neyse abi sağ tuş sol tuş üzüldüm yani. Baktım ki soru başka yerlere gidiyor. Bak ilk soruna cevap veririm. Ama ilk sorunun cevabından sonra benim verdiğim cevabı, ikinci cevap, üçüncü cevap. O polemiğe girmeye başladığın abi sağ tuş sol tuş ya. Ya sağ tuş sol tuş ya. Boş ver gerek yok. Yani şey ya, gerçekten şey yapmayın yani. Bir neşe kaçırdığınızı fark ediyor musunuz abi? İnsan vücut dilinden veya yüz ifadesinden, konuşmasından, ses tuzundan birazcık anlıyorsan sorduğun soruları okuduğunda rahatsızlık verdiğini hissediyor musun? Devamı getirme. Gerçekten devamı getirme. Okey sıkıntı yok. Hem burada müşteriyle uğraşacaksın hem burada adama hesap vereceksin. Abi adam patronun değil, işverenin değil, ortağın değil. Allah Allah çok enteresan ya. Boş, boş adam ya. Çok enteresan ya. Ha, zor iş ya, zor iş ya, zor vallahi zor iş ya. Ticaretin ne olduğunu bilmediğin için garipleşiyor. Abi bilmiyorum, sıkıntı yok, boş ver. Yani gerek yok, gerek yok. Niyeti belli, boş adam. Evet abi, boş adam. Allah bizi boş adamlardan uzak tutsun. Ne diyeyim abi, ne diyeyim artık. Gel şey, geçiyorum. Dostlar ben işe başlayayım yavaş yavaş. Okey mi? Çünkü saatimiz iftara şurada bir de niyet 40 dakikamız var. Okey mi? Yavaş yavaş başlayalım. Eleştir bu işin hamurunda var abi. Göz aman elzendir. Eleştiri bu işin yo abi yo ben eleştiri kabul etmek zorunda değilim. Ne dedim yani? Ne dedim abi öyle bir yazılı kuram var. Öyle bir şey yok abi. Ben kabul etmek zorunda değilim yani. Hoşuma gider veya gitmez. Sen hoşuna gitmeyen birisini evine alır mısın? İkinci kez, üçüncü kez evine almayacağını düşünüyorum. Yani almazsın muhtemelen kapıyı bile açmazsın. Yani sevmediğin bir komşu kapının evine girmek istese, bugün sen takılmak istese, kabul etmezsin yani. Anladın mı? Onun için yok abi eleştiri kabul etmek zorunlu, öyle bir zorunluluk yok yani. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Okey geçiyorum. Yani her eleştiri okey, yapıcı eleştiri okey ama iş başka yere gittiği zaman böyle kıskançlık gibi nasıl diyeyim, çekememezlik, hani ya bırak bu işleri falan demeye falan gittiği zaman abi onu zaten anlıyorsun ya. Anlıyorsun. Okey. Eleştiri herkes açık olmalı. Neden? Neden abi? Ya kamera karşısında olduğun için eleştiri açık olur. Yapma gerek yok gerçekten. Okey abi eleştiriyle sorgulama farklı. Yani ben burada ifade vermem kimseye. Ne gerek var? Yani bana bunun nedenini açıklaman lazım. Okey eleştiriyle orada haset var, kıskançlık var anladın mı? O başka bir şey. Yani burada pozitif bir şey yapıyorum. Mesela şey eleştirmiyorlar. Ben mesela 3 yıldır yayın yapıyorum. Belki 5000 kişiye PlayStation fiyat konusunda destek oldum. Bunu niye kimse eleştirmiyor? Yani yaptığım iyilikleri niye eleştirmiyor peki? İyilikleri niye eleştirmiyor? Onlar niye eleştirmiyor mesela? Ben bir sürü insanla iyilik yapıyorum. Bilgimi 20-25 yıllık ticari bilgimi paylaşıyorum. Niye onu eleştirmiyorsunuz? Ha? Çok enteresan değil mi? Ya işte abi insanlık böyle ama. Birisi iyi bir şey yaptığı zaman orada açık arama insanların huyunda var. O insanlarda ben söyleyeyim açıkçası hayatlarında mutlu olduklarını sanmıyorum. O insanları bir de trafikte görmek istiyorum. Art niyetli abi. Art niyetli insan çok fazla var gerçekten. İyi niyetler belli ama birisinin sorumlusundan zaten
ikinci veya üçüncü sorusunda art niyetli olduğunu anladığıma zaten sağ tuş sol tuş abi. Geçiyorum. Devam et. Tamam okey. Dostlar ben bu konulara girmeye gerek yok. Ben hızlıca şunu düzenleyeyim. Valla bak şu konuşma bile. Sesi düzelttim, sesi düzelttim. Ben onu söylemeyi unuttum. Şarjım bitecekti. Şarjım bitecekti, onu söylemeyi unuttum. Hemen geçiyorum. Okey. Şimdi diğer mikrofon takmam lazım dostlar. Onun için 30 saniye rica edeceğim. Ses şu an geliyor değil mi? Ses, 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 tamam. Kulaklıklara dikkat, bir patlama sesi gelecek. Kulaklıklara dikkat dostlar. Kulaklıklara dikkat. Ses, ses, ses. Şu an kulaklığa tam olarak dikkat. Şu an dikkat. Şunu açacağım, patlama sesi gelir. Ses, ses, ses. What? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim, yanlış şey takmışım. Kulaklık dikkat, tekrar. Şu an ses, tam ses 1-2 geldi. Taner abi yeni gelen sıfır oyunlardan 200 TL kazandı derken pozisyon. Evet evet biliyorum Furkan, mesajını unuturum. Aynen öyle, aynen öyle. Üzgünüm, yapacak bir şey yok. Ticaret öyle, yapacak bir şey yok. Biliyorum biliyorum. Furkan mesajını okudum. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Doğru söylüyorsun bu arada. Yani aslında orada KDV'den ciddi şekilde zarar değil. Ama bunda çok şey fark etmiyor zaten. Problem yok. Yapacak bir şey yok. Yani kar yapalım derken zaten zarar çok girmişliğimiz var. Yapacak bir şey yok. Benim piyasa böyle. Üzgünüm yani. Hayır anlamadım. Al dışarı yapıyor. Kar yapma, adam satacak. Kimseyi ilgilendirmez. Adam kar yapacak. Emir abi bebeğim sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gerçekten. İnsanlar garip bir şekilde yani neyse abi bir şey demeyeceğim ya. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Boş ver abi. Boş ver. Boş ver. Herkes bildiği hayatı yaşar. Boş ver. Gerek yok. Tamam. Bir sesi kapatacağım. Şu an ses iyi mi dostlar? Bana ses son oynayın ve ben oyun izlemeye başlayayım yavaş yavaş. Anyway. Anyway abi. Boş adamlarla ben akşama kadar konuşurum. Bu boş eleştirilerle akşama kadar konuşurum. Ve akşama kadar elimize ne geçecek bana onu söyle. Hiçbir şey geçmeyecek. Okey mi? Ben burada çıkıp bir esnafla veya buraya gelen müşteriyle 6 saat konuşabilirim. 7 saat konuşurum. Elime ne geçecek? Sıfır. Ama onun yerine şuradan 6 tane oyunu alıp şuraya koysam en azından iş yapmış olacağım. Okey mi? Bazıları konuşarak iş yapar. Ben onlardan genelde olmamayı tercih ettiğim için etrafımda insan yoktur. İnsanlarla konuşmam. Çünkü ben konuşarak zaman harcamayı sevmiyorum. Sen diyeceksin yayında konuşuyorsun. Evet sadece yayında konuşuyorum. Söyleyeyim yani. Ama dediğim gibi fiziksel çevremde insan yoktur. Çünkü ben boş konuşmanın, o ayaküstü konuşma var ya, onun komple vakit kaybı olduğuna inanırım. Kimseyle çok konuşmam. Yani. Bugün bir tane kelime konuştun ya yolda benim. Anne sen de konuşalım tabii canım. Hayır hayır. Ben arabada dünya şeyi anlatıyorum. Bugün hiç tepki göstermiyorsun. Dinliyorum ama. Bugün ama bir şey anlatınca ha dedin öyle mi? Dikkatimi çekmiş. Dikkatimi çekmiş. Bir tane. Bir cümle senin dikkatine. Ha öyle mi dedin? Okey. Okey abi konuşmaz stratejilemezsin. Ha konuşmazsın. Yo bende öyle olmuyor ya. Konuşmazsam abi ruh konuşmazsam rahatım sorun yok. Ama şey de var abi konuşunca karşı taraf da anlatmak zorunda. Konuşunca karşı tarafı da dinlemek zorundasın. Yani anladın mı? O da ayrı bir durum. Tamam okey. Ben konuşanları ben şey yapıyorum dostlar. Kendilerine bırakıyorum. Özellikle eleştirileri falan. Yani diyorum burası sizin yeriniz değil diyebilirim ben fazla. Biz burada pozitif şeylerden konuşmak istiyoruz. Yani olumlu şeylerden konuşmayı tercih ederiz. Burada sen beni akşama kadar eleştirebilirsin. Ama bana vereceğin pek bir şey yoktur üzgünüm. Yani onun için sen gidip başka yayıncıları da eleştirmeyi tercih edebilirsin. Yol senin, ben seni zorla buraya çekmedim yani. Okay. Ben işime dönebilir miyim? Müsaade et.
Tamam. Tamam var ya can. Estağfurullah soru yok. Estağfurullah sor. Soru yok. Soru yok. Soru yok. Okey. Space Marine. Space Marine. Abi İngilizce unuttum. Space Marine. Space. Abi bu arada geçen arkadaş bir yorum yaptı. Abi benim omuzum gitti tamam mı? Geçen arkadaş dedi ki abi sen dedi oyunları sürekli gösterdiğin için ve alışık olmadığı için şey yapıyor dedi. Hemen şöyle. Şöyle. Space Marine. Abi Warhammer markasını çok severim. Ama bir türlü. Toros bebeğim canımsın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Toros arkadaşımız esnafmış ve demiş ki keşke abi tanıştığımız kötü niyetli müşterileri ve insanları hayatımızda da sağ tuş sol tuşla keşke engelleyebilseydik. Harika olmaz mı? Yani Emircan Oğuz bebeğim Siftah senden bereket alttan canımsın. Çok 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 teşekkür ederim. Kesin bereket. Mesajın derindir bu arada. Oyunları dizelim abi devam. Mesajın derin vardı biliyorum. Abi hayatınızda öyle bir fırsatınız olsaydı Toros arkadaşım yazdı Twitch'ten. Sevmediğin, senle uğraşan, saygısız, terbiyesiz kelimesi kullanmayacağım. O ağır bir kelime bana göre. Saygısız, çevresindeki insanlara değer vermeyen, özellikle sana değer vermeyen insanları sağ tuş sol tuşla hayatından şey yapmak ister miydin? Yani değil mi? Güzel olmaz mıydı? Yani sen de hayatına bu adam artık bir daha karşıma çıkmasın. Sağ tuş sol tuş. İstemez. Abi çok güzel bir şey ya. Harika olurdu. Vallahi Torus kesinlikle güzel. Kesinlikle güzel bir şey. Ama işte yapamıyoruz gerçek hayatta. Keşke Allah'tan burada yapıyoruz. Allah'tan burada yapıyoruz ya. Allah bereket versin. WhatsApp'tan abi WhatsApp'tan engeller. Kimse Çağlar diyor ki abi kimse kalmaz diye. Abi dolmuşta otobüste, kafede, sinemada böyle her gittiğinizde insanları mükemmel olarak görmüyorsun değil mi? Böyle falan dediğin insanlar var ya. Şeyce ya. Harika olmaz mıydı? Gelecekte bir gün olacak. Gelecekte Mirror. Black Mirror'dı galiba. Black Mirror. Kesin olacak. Black Mirror. Black Mirror'da var mı? Mükemmel bir şey abi. Valla. Var öyle insan. Gerçekten çok var ama gerçekten. Space Marine. Space Marine'in yerine koyuyoruz. Space Marine. Warhammer. Warhammer'ın bir ara figürleri vardı. Hatırlıyor musunuz? Hatta ben de Warhammer'ın dergileri falan da olması lazım. Warhammer'ın figürleri vardı. Ve Warhammer'ın yeni çıkan bir oyun, ya oyunların demoları falan seyrediyorum. O acayip hoşuma gidiyor. Bir türlü oyunlarla çalışmak nasip olmadı ama illaki tanışacağım. Saat sonuçta Onur Aşk bebeğim Siftah senden bereket alttan çok teşekkür ederim. Abi kafana tokadan başka bir şey takmayacaksın. Onur Aşk kesin de. Dostlar ben zaten buradaki o negatif konuşmaları, eleştirileri falan yani ertesi gün zaten fresh. Yani o en fazla bende bir süre. Ben zaten de şey çabuk toplarım bu arada farkındasınızdır yani. Öyle ufak tefek adamların, ufak tefek adam diyorum. Gerçekten bana göre ufak tefek adamların söylediklerini ben en fazla 3-5 dakika, 10 dakika takarım. Ondan sonra zaten hafızadan silinir. Ama o ufak tefek arkadaşlar hayatları boyunca öyle onu çekecekler. O yazık işte. O üzücü. Devam ediyorum. Abi sana çay sattığım dönemlerde Mayıs. Abi ben çay sattığım dönemlerde Mayıs ayında zam gelirdi. Derdim zamsız istediğin kadar al. 10 paket, 20 kilo, 20 paket, 50 paket alırlardı. Sonra zam gelirdi. Çok yaptım derlerdi. Çok yaptın derlerdi bu. Ha çok yaptın derler değil mi? öyle insanlara verdirmek zor. Ama Allah'tan bizi tanıyanlar çok fazla var. Bu yüzden zaten şanslıyız. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun dostlar. Tokadarken gönder. Yok tokadan gönderme olur mu bebeğim? yani o tokadan gönderme olur mu bebeğim? Yok alakası yok. Ben de bir başta bir baktım. Kafana tokadan başka dedim burada başka bir şey var. Kafana tokadan başka bir şey takmayacaksın. Çok güzel oldu. Ben o şey olsa sakalına tokadan falan olmasa olmaz zaten de. Sorun yok. Problem yok. Space Marine Warhammer. Warhammer ismini çok duydum. Çok eski bir marka ama bir türlü oyunlarıyla tanışmak nasip olmadı ama olacak inşallah. Abi senin neşeni %1 bende olsa dünyaları estağfurullah yok. Herkeste fazlası da vardır dostlar. Sadece biraz biz yani neşeyi göstermeyi, bir çekimsel olmayı veya başka şeyleri kafaya takmayı tercih ediyoruz bence de ama emin olun hepinizde fazlası da neşe var. Emin olabilirsiniz yani. Tokat erken yönleme değil merak etme. Merak etme. Tamam kendi işinin patronu olmak güzel bir şey. Kendi işinin patronu olmak güzel. Evet. evet kesinlikle güzel. İstediğin saatte açarsın. İstediğin saatte kapatırsın. Sadece kazandım kazanmadım stresi olabilir. Bir de her gün kazancın değişir. Üzgünüm bu böyle. Bayer bence et en iyisi. Okey onu kaçırdım. O soruyu kaçırdım. Tamam ben devam ediyorum.
Warhammer. Hemen buradan Warhammer'ımız var. Need for Speed. Diablo'yu zaten göstermiştim. Şurada Pre-Owned yazıyor. Diablo. Pre-Owned. Yurt dışında böyle bir GameStop'tan mı gelmiş acaba bu ürün? GameStop'tan gelmiş olabilir mi? I have no idea. Modern Warfare 2. Yine Pre-Owned. Bunlar yurt dışında aynı yerden gelmiş muhtemelen. PES 21. PES 11 geç. FIFA. Bunları göstermem gerek yok aslında. Bunları direkt geçiyorum. Zaten PES'lerden FIFA'larda elimizde adetli var. FIFA buraya. Need for Speed hemen hızlıca buraya. Naruto'nun üstüne. PES'lerden zaten artık bölge yapacağız. Assassin's Creed'ler şurada. Geçiyorum. Call of Duty Modern Warfare burada. Diablo burada. Space Marine'i biz Warhammer'a atsak. Biz bunu Warhammer'a V'ye atalım değil mi ya? V'ye atalım biz. V'ye atalım. Devam ediyorum. Burada çok güzel bir oyun var. Burada çok güzel iki tane oyun var. Bakalım yakalayalım. Biz, bence üç tane oyun var. Burada üç tane oyun güzel. Bakalım burada yakalayacak mısınız oyunları? Abi bugün, abi doğum günüm, günün bugün müydü? Doğum günüm, yok yok, doğum günüm 14 Nisan dostlar. 14 Nisan'da doğum günüm. Ve onunla 50'ye gelmiş olacağız. Artık 50'den sonra da emeklilik planları devreye girecek inşallah. Burada hangi oyun değerli fark ettiniz mi? Burada bir tane oyun var ki ben yanlışlıkla 30 liraya sattım bir ara. Sattıktan sonra bir pişman oldum. Keşke satmasaydım. Bu oyun meğer normalden daha, yani serilerin en pahalısı bence buymuş. Şu. Yakuza Dead Souls. Bir de içine bakalım. Hemen kutumuzu inceleyelim şöyle. Aa bak, açtığım her kutuda kitapçık var neredeyse, görüyor musun? Çok güzel ya. Yakuza'yı ucuza sattım, hatırlıyor musun? Evet. Evet. Çok keyifsiz ya. Yakuza. Fiyatı ne kadar bilmiyorum ama. Paul bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani fiyatı bilmiyorum ama ortalamasını alsan bilmiyorum. Ya fiyatları bilmiyorum gerçekten. Call of Duty 3'ü gösterdim zaten. Geçiyorum. Devam ediyorum. Kitapçık önemli değil mi abi? Kitapçık önemli tabii ki. Kitapçık her zaman önemli. Little Big Planet. Her zaman gidecek bu oyun. Dostlar ışık yukarıdan düz tuttuğunda yansıyor. Onun için ben şöyle yamultmak zorunda kalıyorum ki ışık yamulmasın diye. Nedir o? Yok, Yakuza o kadar. 500-600'den az değildir. 500-600 TL. Soyut prezident 115-150-400 dolar. Trend yolda 2000 trend yolda. PES 20 4K mı olmuş? Uff. Yakuza 140 en düşük fiyat. Yakuza Dead Souls mu? Çok enteresan değil mi? Yakuza gibi bir oyunun yani bu kadar pahalı olması, ha ucuza çıkar vardı. Türkiye'de 200-300'e bulursan yapıştır. Ama dediğim gibi bu oyunu bulması gerçekten bu kadar. Ve ben yanlışlıkla bir 30 liraya satmıştım var. 30 liraya sattım abi, 30 liraya. Ah be, çok ticaret hatalarım da var. Ticaret hatalarım çok fazla. Menüde bugün ne var bebeğim? Emre Doğan. Menümüzde gözleme, save. Ah, vay. Anne şey diyor, save food. Anne çok iyi. Şuradan. 1600 lira mı? Yakuza Dead Souls. Call of Duty, bir de şu pahalıdır ama kaç olduğunu bilmiyorum. Onu araştırmak lazım. Call of Duty 3. Little Big Planet. Last of Us. Dirt 3. Guitar Hero. Gitarı şuraya atalım. Yakuza. Up. F11. FIFA. Ve Top Speed. Burada İki tane değerli oyun görebiliyorum. İki tanesi değerli. Diğerleri ise burada bir tane oyun var ki bence bayağı edebilir bir şeyler. Şu oyunlar, bu sıradaki balyamız bu.
Ben kolumu niye ardına aldım? Abi bu 1 kilo falan. Ve ben 1 kilo oyunu şöyle tutuyorum ya. Bunu yaklaşık bir 50-30 kere yaptım herhalde. Onun için muhtemelen omzum gitti. Ben onun için diğer omuza geçiyorum. Şöyle yapacağım. Bunlar sıradaki oyunlar. Geçiyorum. Flashpoint. Pure Football zaten. Ben göstermiş olsam tekrar göstereyim hızlıca. Red Raver'ımız var burada. İvedi 110'lu Hint kumaşı gibi galiba oyun. Ha şey mi? Yakuza Dead Souls mu? Evet evet. Ubisoft'un çıkarttığı futbolu göstermiştim zaten. Üç hafta önce. Bu gerçek sıfır mı acaba? FIFA 11 var zamanında ama bak zamanına gelmiş ama gerçek sıfır mı anlamaya çalışıyorum. Yok bu gerçek sıfır değil abi. Sanmıyorum ya. Yok bu gerçek sıfır değil. Bak FIFA 11. Bak zamanda gelmiş bize. Ama gerçek sıfır değil bu abi. İşçi çok iyi. Ama gerçek sıfır değil yani. Kesinlikle değil. Sanmıyorum yani. Olabilir mi acaba? Yok ya değil. Ama ya fabrikasyon gibi duruyor. Allah Allah. Bilmiyorum anlayamadım. Şimdi hakkında yemeyen adamların. Neyse bilmiyorum şey yapmayayım. Bunu anlamanın tek yolu için açıp bakmak, ona da girmeyeceğim zaten. Okey tamam devam ediyorum. The Agene AGGZ. Bebeğim Siftahsan Amerika'da alttan desteği çok 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 teşekkür ederim. Canımsın. Kesene bereket. Sıfırsa ellem abi çok. Vallahi sıfırsa ben de kurcalamışım ama şüpheli duruyor ya şüpheli. Yani şu şüpheli duruyor. Bana çok şey gibi gelmedi. Şöyle göstereyim. Bana çok şey gerçek gibi gelmedi ama. Şey yapmayayım da şimdi. Ama yani 13 yıllık sıfır oyun. Bilmiyorum ya 13 yıllık sıfır oyun. Muazzam olurdu. Top spin'i zaten göstermiştim daha önce. Dursun elim mi? Bunu aç... Yok yok açmam. Açma riskine girmem bebeğim. Tenis 2009. İşte değerli oyunu tahmin eden var mı? Bakalım. Bana göre şu oyun değerli olabilir. Şu. Balya'daki oyun şu oyun değerli olabilir. Zamanında Tiglon'da oyun getiriyordu bu arada. Tiglon filmi getirdi ama Tiglon'da oyun getiriyordu artık. Ama sanırım bıraktı artık. Onun fiyatı ne kadardı bilmiyorum ama herhalde bir 30-40 doları vardır gibiydi. Bana göre. Sniper Elite 3 artık Sniper Elite'ler bulması zor. Bu arada bu oyunlar satılık değil dostlar bilginiz olsun. Şu oyunda değerlidir muhtemelen. Capcom. Red Point'u zaten gösterdim geçiyorum. Kaç liraymış? 20 dolarmış. 20 dolar mı? Ucuzmuş 20 dolar bir şey değil ya. 20 dolar biz PlayStation oyunda pahalı demiyoruz bu arada. Yani 20 dolar çok pahalı değil PlayStation'da. 20 dolar 600 lira. Abi o pahalı değil yani. Daha pahalıları var. Ben burada bir şey yıkacağım ama. Pure Football. Pure Football. Flashpoint. Flashpoint'ten. Flashpoint. Marvel vs. Capcom. Şu onu gösterdim değil mi? Bu kadar oyun ne olacak? Bilmiyorum. Finalim yok. En kötü turşusu kurarız. Yapacak bir şey yok. Yani. Metal Gear. Sniper Elite. Sniper Elite. Mordor. Burada ben Shadow of Mordor koymuşum. Tintin T'ye koyalım biz bunu. Top Spin. Tintin. Virtua, FIFA 11. Bu sıfır bilmiyorum. Ben bunu ayırayım yine de. Sıfırların yanına koyacağım. Ne olur ne olmaz ona bakarız zaten. Şu an şarjımız ne durumda? Şarjımız iftar sonuna kadar bizi götürür gibi görünüyor. Anne iftara 23 dakika falan var. Haberin olsun. Tamam bir şey istiyor musun tekrar dışarıdan? Nerede kaldık?
Değerin üstüne bir değerinin üstünde bir koleksiyoncu gelip parasını verse bence SS şimdi Taner abi satmaz etmez falan, evet. Ama SS arkadaşımız demiş ki değerin üstünde bir koleksiyoncu gelip parasını verse bence satılır. Katılıyorum demiş. Katılıyorum. Yani o zaman yani o zaman tabii ki tekrar bir şey yaparız. Reconsider mi? Tekrar düşünmek ne demekti? İngilizce reconsider mi? Tekrar değerlendirmek. Reconsider miydi acaba? Reconsider olabilir mi? Reconsider olabilir mi? Reconsider tekrar değerlendirmek mi acaba İngilizcesi? Hatırlamıyorum. Okidoki. Buradan da güzel oyunlar var. Burada da birkaç güzel oyunumuz var. Hemen buradan çıkartıyorum oyunu. Tamam, satılık değil deyip fiyatı... var ya Şükrü. Şükrü var ya. Şükrü diyor ki bak. Şükrü esnafadı belli zaten. Şükrü diyor ki Taner abi satılık değil deyip fiyatı yükseltiyor. Görüyor musun? Var ya. Bu çok sert bir eleştiri oldu bebeğim. Bunu kaldıramam yani. Reconsider doğru. Revolution da olur. Revolution. Reconsider ben hatırlıyorum filmlerden filan. Patron çıldır deyip patron o kadar çıldırmaz bebeğim. Patron o kadar çıldırmaz. Tamam, burada iki tane oyun var. Bence NHL 15 özellikle eskilerin spor oyunlarının özellikle yenileri doğru biraz pahalı olabilir. Abi yok Maestar. Genelde her iki tarafa da bakıyorum ben. Her iki tarafa da bakıyorum Maestar bebeğim. Abi sen PS5 satıyor musun? Yok satmıyorum. FIFA 16 zaten biliyorsunuz. FIFA 16. Devil May Cry en pahalıdır o seride. Devil May Cry'da olabilir. Abi selamlar saygılar. Kristal selamlar saygılar. Türkiye'de öyle koleksiyoncu var mı? Vardır ya. Var. Türkiye'de çok koleksiyoncu var. Yani ismini bilmediğimiz yani dükkanı falan olmayan bir sürü koleksiyoncu var. Sadece ben iki tanesiyle tanıştım. Sağlam koleksiyonları var arkadaşlar. Sadece iki tanesiyle tanıştım. C'den bahsediyorum. Şu Kung Fu Panda bana göre değerli olabilir. NHL 42 dolar mı? Güzel fiyat. Yani ortalama bir oyun neredeyse bir hani 10 dolarlık oyun da var. 50 dolarlık oyunumuz da var. Ortalama 20-30 dolar çıkıyor mu acaba burada oyun başı? Merak etti mi? Kung Fu Panda'mız var mesela. Geçen bir arkadaş gelip Kung Fu Panda var mı diye sormuştu. Valla ben resmi göndermiştim. Hani Kung Fu yapan panda mı diye sormuştum. O da evet abi demişti. Valla öyle bir resim hatırlıyorum ama iki çıktı. Bir olur mu bilmiyorum. Kung Fu Panda bana da göre değerli olabilir. Şunu göstermiştim zaten. Star Hakkı'yı göstermiştim zaten size dostlar. Geçiyorum. Keyzone zaten çok var stoğumuzda. DMC 50-70 arası mı? Şu oyun şöyle ancak değerli olur. Bu oyun sıfır olsaydı ve yanında bunun aksesuar olması lazım. Şunun sanırım aksesuar olması lazım yanında ekstra. PES 14. Son 3 ürün ama. Son 3 ürün. O 3 ürünü kaptın. O panda 50 dolar mıydı? Bak Trendyol'da 3 tane varmış. Onlar refurbished'dir zaten. Sıfır değildir emin olabilirsiniz. Çizik değilse 400 sene anlar onlar. Yapıştır yazsın. F1, DMC en pahalı dediğiniz oyun da DMC. Ama şey de var dostlar, dediğim gibi aldığınız oyunlar paketlenir satılır size. Refurbished 0 olarak gelir. Ama abi yani genelde bazı esnaflar vardır. Yani tüm esnaflar öyle diyemem, olmaz zaten ayıp olur. Bazı esnaflar çizik bizi dinlemez abi, yapıştırır. O şeye güvenir. Abi müşteri geri göndermesi sorun yoktur der. Anladın mı? O tarz çalışan, online satan var arkadaşlar, maalesef var. Hatta onların yanında çalışan arkadaşlarla sohbet etmiştim vardır. Arkadaş, yanında çalışan arkadaş şey diyormuş mesela. Abi demiş bu gönderilmez abi demiş. İş servisi demiş. Ya gönder ya. Gönder bir şey olmaz boşver. Yani adamlar artık şey yapmış yani. Bazı konularda aşmışlar. Anladın mı ya? Onu aşmak denmez. Ama yardımışlar. Onun için CD alırsanız sıfır da olsa abi içini aç bak. Her CD artık sıfır değil. Çizik varsa iade et. O ürünü alma. Çünkü iade etmezsen sonra sende kalır. Devam ediyorum.
benim saçlar dökülüyor, bana çekişmiyor. Yok, kellik herkese, tam kel olduktan sonra herkese yakışır kellik. Ama hani saçtan kelliğe doğru gidilen yol biraz keyifsiz. Gerçekten keyifsiz. Çok keyifsiz. Çünkü aynaya bakıyorsun, eyvah filan diyorsun. Abi ne yapacaksın biliyor musun bence? Saçlar dökülmeye başladığı zaman sıfıra vurduracaksın öyle. Çünkü stresle bitiriyorsun. Daha güzel bence. Horst, ben sana söyledim bu arada. Senin için oyunlara bak. Bir de güncel konsolların çıkan oyun sayısına bak. Aa tabii Canaras bebeğim. Yeni oyunların sayısı bak. PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Yani dijital artık komple sektör öldür. Ben şunları dizim de olsa az konuşayım. Dırt. F1, pes. Pes A. A. Killzone. S. S. K. Kung Fu Banda. K. FIFA. Ve NHL. NHL o zaman tahmin ettiğimiz gibi pahalı mıymış? Şurada kitapçı da var galiba. Şu kodu mu acaba ya? Yok, kodu değilmiş. NHL'de şöyle. Bu destedeki sanırım en pahalı oyun buydu. En eski oyun diski Sunfield. Bilmiyorum bebeğim. Bilmiyorum. Yani PlayStation 1 oyunları var. Xbox oyunları var. İlk çıkan Xbox oyunları var. Ha var, evet var en eski oyun diskimi, ama şey orijinal, yo var, gösterebilirim en eski oyun disklerimi, gösterebilirim bir tane örnek, göstereyim bir tane örnek, birkaç tane eski, en eski oyun diskimi göstereyim mi, örnek birkaç tane NHL o zaman geliyor. Bir yandan da sofraya bakalım, şimdi buralarda bir yerde olması lazım en eski bulabildiğim, ama orijinali göstereceğim tabii, orijinal disk. Bizim bir klasör vardı ya. Evet. Gri bir klasör vardı. Gri bir klasör vardı. Galiba arka tarafta mı? Bir dakika, bir tane örnek göstereceğim sana. Hepsini çıkartmayacağım. Bir tane örnek göstereceğim. En eski oyun. Ses. Burada yankı yapmaya başlamış. O kadar boşaltmışız ki burayı. En eski oyun. Çıkmayacak galiba. En eski oyun. Yani bir grup vardı ama bulamayabilirim dostlar. Bulmaya çalışacağım. Bir dakika, bir de içeriye bakayım. Çok özür dileyerek. Yapabileceğim bir şey var mı? Dın 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 dırı dın 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 dırı dın 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 dırı dın 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 dın. Ah, bulamadım, yok ya. Bulamadım. Yok, bulamadım. Ya şuradan sadece, ama bunlar şey, yani orijinal değil. Şuradan gösterebilirim karşıda ama ben orijinalleri göstermeyi tercih ederdim. Mesela şey, bu arada en eskileri şunlar. Ya ama dediğim gibi bunlar orijinal değil. Mesela
Bu diskleri biliyorsunuz zaten. Kullanan arkadaşlar, kullanan arkadaşlar illaki vardır zaten. Şu 5 çeyrek diskler vardı. Kullanmışsınız var mıdır? 5 çeyrek diskler. Bunlar mükemmel. Yani keşke Komlamış 4'te 1541 driverlar vardı. Onlar da çalamadık. Çünkü onlar olmadığı için oyunlar hızlı yüklemedik. Kafa ayrılı uğraştık Komlamış 4'lerde. Ama eğer 1541 disk driver alsaydık şu diskleri oyun kaydedecektik. Bu disklere de oyun kaydetseydik abi süper şey olacaktı. Bunlardan kullanmışlığımız var yani. Bundan önce de kaset kullanıyordu zaten. Tape kasetleri Komlamış 4'te. Ama dediğim gibi en eski dijital olarak bakarsan sanırım en eski bu. Bunlar. Ama bunun orijinal elinde yok. Yani olduğunu sanmıyorum. Çünkü bu dönemlerde orijinal yoktu abi. Yani herkes çekiyordu. Mesela bak bunun bu Bastix çekilmiş. Arkada farklı bir oyunu var. Anladın mı? Çekip çekip üzerine kopyalıyordu mesela. Şu marka zaten efsaneydi o zamanlar. Reliable Dribble. Şu marka efsaneydi o zamanlar. Maxell. Başka ne var bakayım? Aa, bu oyun güzeldi. Seek and Destroy diye bir oyun vardı. Seek and Destroy. Güzel bir oyundu. Jipli bir oyundu galiba hatırlıyorsam. Var. Abi Chaos Engine'i biliyorsunuz değil mi? Chaos Engine Desert Strike. Bak çünkü üzerini sürekli çekiyoruz. Bak önce bunda Chaos Engine... Önce Desert Strike yüklenmiş. Desert Strike. Kurşun kalem yazıyor. Sonra Chaos Engine yüklenmiş. Chaos Engine Bitmap Brothers oyunu zaten. Desert Strike'da yine çölde jip ve helikopter miydi? Ben niye Silkworm'u hatırlıyorum sürekli. Başka ne var? O Walker oyunu var. Walker bir robotu oynuyordunuz Walker. Güzeldi. Walker diye bir robot oyunu vardı Amiga 500'de mesela. Brain. Başka ne varmış? Bildiğim oyun var mı? Gibi işte. Gibi. Ha! MS-DOS. MS-DOS. 5 çeyrekte MS-DOS. Neyse şimdi ışığa çıkartmayalım. Bunları ışık görmesin. Belki ışık zarar verir artık bir yerden sonra. Belki çalışıyordur bunları. Vallahi çalışıyor olabilir yani. Oo canım eline sağlık. Kaşık yok mu onları tutacak? Elinle taşıyorsun. Ha? Bu sefer ben takılırım sana yanım. Biliyorum canım benim takılıyorum. Okey ama şeyi bulsaydım getirecektim. Eğer... Ha bir tane daha buldum. Ondan sonraki mod adı bu dostlar. Ondan sonraki mod adı bu zaten. 3.5 litre daha modaydı bu arada. Sürekli boyutlar küçülüyor. Böyle bir marka varmış. Bunlar no name markalar mesela. Lambada. Lambda. Lambda. Bunlar no name markalar. Ama Maxell'ler... Maxell'ler efsane abi. Maxell disketler. O zaman şey ya Porsche Ferrari disk öyle düşün yani. Disketlerin Porsche'ları Ferrari. Sony o zaman da varmış bu arada yapıyormuş. Sony o zaman da disket yapıyormuş. Sensible Soccer. Sensible oynayan varsa Sensible Soccer 97-98 var. Sensible. Futbol. O zaman da oyun oynamıyordum abi. O zaman da oyun oynamıyordum yani. Amiga Workbench mi bu? Bu Workbench galiba.
Aha! X kopya. Amiga'da X kopya çok güzel bir programdır bu arada. Abi bir CD'ye o kadar çok işlem yapılıyordu ki yaz. Yaz kopya. Yuteç arkadaşlar Sensible Soccer'ı hatırlayan net dinozordur. Vardı dinozor olmakta zarar. Ben de dinozorum yani. Ne? Dinozor muyum? Ay. Çok güzel zamanlar ya. Abi böyle kutu da olmazsa olmaz. Çünkü siler ortalıkta durması istemiyorduk abi. Böyle kutular satılıyordu. Bunları da şöyle anahtarı da vardı kimse açmasın diye. Kardeşim falan açmasın, oynamasın yani. Disketlerime kimse dokunmasın. Vay be. Oo ekmek de gelmiş. Vay be. Zaman geçip gitmiş ha. Vallahi zaman geçip gitmiş yani gerçekten. Sıkıntı yok. Bizim de emekli az kaldı. Abi koleksiyonda Bloodwayne var mı? Şeyde PlayStation oyunlarını bilmiyorum. Bloodwayne. Şurada bir oyun var ama. Bunun birisinin içi boştu. İnşallah doldur be. Ah be. Bundan iki tane var ama birisinin içi boş, birisinin içi dolu. Şu. İki tane var. Birisinin içi boştu, birisinin içi doluydu. Bu boş olan. O zaman. Alone in the Dark. Boş. Birisinin içi dolu. Birisi iki tane var. Birisinin dolu, birisi boş. Bunu hatırlıyorum. Aa. O zaman kutusu satılmış Taner. He. Boş olan kutu satılmış. Aman demiş ki ben kutuyu istemiyorum. Sadece oyunu ver. Şunlar zaten John Woo Presents. John Woo şey değil mi de abi? Collector's Edition bir de. Kim yine kıymayı soruyor? Serhat Keçi. Kıyma mı? Kıyma yarın götüreceğiz dostlar. John Woo'nun oyunu var. Çok uzakta olduğu için hemen yakında olsa ben hemen hallederim de. John Woo şey değil miydi? Yönetmen değil miydi John Woo? Dark Souls Prepare for Die Edition. Üzerindeki fiyata bak. Üzerindeki fiyata dikkat et. Diske Twitch'ten bir arkadaş ne demiş? Disket çekiyor musunuz hocam? Serhat Keçeci sağ olun. Sidromumuz bozuk bebeğim. Sidrom diyorum. Disk driver'ımız bozuk. Disk driver'ımız çalışsaydı illaki yapardık. Bir güzellik yapardık yani. Burak Yiğit çocuğa mama. Burak Yiğit bebeğim Siftah sen de bereket alttan. Canımsın. Çok 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 teşekkür ederim. Kesene bereket. Muhammed aramıza hoş geldin bebeğim. Selamlar. Buradaki oyunların hepsi. Hayır. Buradaki oyunların çoğunu oynamadım. Dostlar hani mesela bazı arkadaşlar şey artık oyunlardan keyif almaz falan filan. Abi ben her oyundan muazzam keyif alabilirim. Çünkü zaten çok oyun satmıştım var. Çok konsol satmıştım var. O apayrı. Ama oyun oynaştım var dersen ben temizim abi. Yani temizim. Çok özür dilerim. Yanlış yere çekilmesin. Temizim derken ben çok az oyun oynadım. Çok az oyun oynadım. Çocukluğumda evet çok oynuyordum ama işin ticaretine başladığında oyun eskisi gibi oynayamazsınız. Olmuyor yani. Dolayısıyla şu an sizin oyunu bitirdiğiniz ve seyrettiğiniz üstüne tekrar oynadığınız oyunların çoğunu ben zaten oynamadım. Onun için Muhammed bir kişiye konsol hediye etmiş. Hüseyin'e gelmiş. Bebeğim tekrar teşekkür ederim. Siftah sen de Mega Dağıtan. Bir kişiye daha hediye etmiş. Kurtaran de arkadaşımdan yemiş. Tekrar Siftah sen de Mega Dağıtan canımsın. Çok 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 teşekkür ederim. Fiyatı nasıl? Şu an fiyatı daha fazladır diye düşünüyorum. İçinde var değil mi? İçinde bazen çıkmıyor. İçinde var. Dark Souls oynamadım. Elden Ring oynadım. Dark Souls oynayacağım. Demon Souls oynayacağım. Ve şeyleri çok sevdim abi. O Souls oyunları, RPG oyunları
Ronin ve Dragon's Dogma'dan sonra beni daha da içine çekiyor zaten. Abi özellikle Ronin çok keyifli. FM'de mesaj atmana göre o zaman biz oyunu yarın ya bu akşam tekrar Ronin atalım mı? 700 diyelim biz ona abi. 700 derken 70 TL pahalı abi. 70 TL o zamana göre TL o zamana göre pahalı olabilir. Evet doğru. İftar saat dostlar. Ben kapıyı açayım yavaş yavaş. Bir iftar namaz sesini falan duyalım. Bugün çok az düzenledik ama. Olmaz. Burada bir tane daha Demon's Souls. Burada da bir Demon's Souls çıktı. Sıfır mı bu? Fabrikasyon galiba. Anlaması zor. Sıfır değil. Bana sıfır değil bir yerde bu. Çizgisi var, Sony çizgisi var. Bunda yok. Yok. NTSC'lerde Sony şeridi olmaz zaten. Bu ama PAL 2. PAL 2'de şeridi olması lazım. Bunda şerit yok. Bu sonradan paketleme. Belli yani. Şurada Street Fighter'ımız var. Şunu göstereyim hemen. Sofraya geçeceğim için birkaç tane seçerek göstereyim dostlar. Ronny sattım. Göksel Ronny sattım bebeğim. Ronny'i FM'ye göndereceğiz. Arkadaşlar aldı. Dragon Dogma Ronin. Abi ikisi de çok sevdim ben. İkisi de güzel gidiyor. Özellikle Ronin yani ama Ronin'deki dövüş sanatı ya mükemmeli yakın diyebilir miyim? Değil tabii belki de ama yani dövüş sanatı çok iyi. Bir de oyun oynadıkça daha iyi oynamayı öğreniyorsun. Harika bir şey. Ronin sevdi, Ronin sevdi. Yap bakayım. FM'ye ikinci el mi satıyorsun, sıfır mı satıyorsun? FM'ye... Velatini sen açtın. Üçüncü el satacağız. Ha öyle bugün iftar 29 o zaman ezan daha 5 dakikamız var. O zaman biz devam edelim hızlıca. Ha? Bence. Bir üyelik geldi. 10 üyelik geldi. Burak Yiğit bebeğim arkadaşım. Burak Yiğit. Bir tane daha gelmişti. Burak Yiğit bebeğim Siftahsen'de Mekat'a atan 10 arkadaşımıza konsolineye gelmiş. Exo Butenk, Furkan Zovo, Mehmet, Hamit, Serhat, Strabo ve Furkan arkadaşlarımıza gelmiş. Burak Yiğit bebeğim Siftahsen'de Mekat'a atan. Canımsın. Teşekkür ederim. Muhammed arkadaşımızdan da bir tane gelmişti. Evet onu okudum aynen. Şuradan da hemen diğer oyunlarımızı. Orada It Lit diye bir oyun var. Hiç görmedim oyunu. Muhammed'den iki tane gelmiş tek tek. Evet aynen okudum onları. It Lit diye bir oyun var orada. Hiç görmedim. Street Fighter değerli. Simpson arada değerli bir oyun. Burada balya da güzel. Yani şu balya rahat bir 4000 eder mi? Bu balya çok rahat 4000 eder abi. Çok rahat 4 eder. Yani her balyamız şöyle bir her balyamız neredeyse bir 2,5-3-2,5 ediyor. Yani en az. Street Fighter. Injustice. Ama bak bu Bioshock koleksiyon versiyonu. CD'miz var mı içinde? Valla bu Bioshock abi. Bak edition'lar çok zor bulunur. Her zaman edition'lar daha iyidir. Bioshock 2'ye bonus content Ultimate Raptor Edition diyor bak. Bunun kutusunu çok nadir görürsünüz. Önemli olan Bioshock 1 ve 2 oyunları ne kadar bulunuyor. Önemli olan bu CD'nin, bu paketin zor bulunuyor olması. Bioshock Raptor Edition. Ve daha da güzeli de CD'de de zaten Raptor Edition yazıyor. Şöyle. Bioshock Raptor Edition. İt bu oyunu ben... Abi bu posterler hastayım ya. Bu posterler hastayım ben. Koray değişim yapalım benim. Takas yapalım. Resident Evil zaten göstermiştim dostlar. Simpson. Simpson. Bunu göstermiştim zaten. Abi iftara ne var? İftara patates, gözleme, anne ekmek yapmış. Anne bayağı uğraşmış yine.
İftar şöyle dostlar. İftar menüsü böyle. Hatta biraz kamerayı aşağı indirebilirim isterseniz. Bu da benim gözlemem. Evet. Patatesin üstüne koyayım. Şey olmasın. Soğumasın. Şöyle kamerayı da indireyim. Şöyle daha yakın olsun. Ne dersiniz? İyi mi böyle? Şöyle daha yakın olsun. Anne iftarı hazırlıyor sağ olsun. Şurada oyunlarımızı göstereyim. Bir yandan şunlar Gran Turismo 6 ve Dead Island. Kediler bir tane var bebeğim. Burada bir tane kedimiz var. Evde 6 tane kedimiz var. Pardon, evde 7 tane var. Burada bir tane var. Dead Island hemen listelemeye devam. Gran Turismo. Gran Turismo. F1. Simpson. Simpson, Resident Evil 6, It. ABC'de E'lerim yoktu galiba benim ya. Başka bir yeri mi koymuştum? E'yi bulamıyorum bir türlü. E'yi kenara koyacağım şimdilik ama. Ben E'leri fark... Bioshock. Injustice. Icon burada. Street Fighter da burada zaten. Bir anda ezan okunacak, birazdan az kaldı. Niye bu insanlar trafiği sıkıştırıyor? Hoppa. Volkan, trafikte mi kaldın bebeğim? Hatta hani ayrı kanal olsa sana rakip olur abi. Ha, o kadar. Annene gözlem gelsin. Tamam, okey. Anne YouTube kanalı açmanı söylüyor arkadaşlar. Ekmek için gözleme patates. Okundu abi. Ha, okundu mu? Ben duymadım. Az önce öyle bir motor geçti ki. Ha, okunuyor şu an. Ama onu içecekse. Evet, okunuyor dostlar. O zaman müsaadenizle ben iftara geçiyorum. İftar sofrasına oturuyorum. Hemen ellerimi dikeyim. Bereket versin. Şarjımız ne durumda? Şarj iftarda götürür gibi geliyor bana. Her şey okey. Anne, ben elimi yıkıyorum. Bir şey istiyor musun yavrum? Yok yavrum. Bir ekmeği pişirdim. Bir ekmekte şey oluyor. Bir şey yok. Mutfağa gitmek yok. Çaylarımızı koyalım. Çay köpükleniyor. Taner'im, oradan bir rulo peçete getirsene çocuğu. Rulo peçete? Evet, yani. Sonra
Sorun yok. Ben tabaklara çay döküldü. Teşekkür. Ver ver ben alırım. Ah, okey. Şimdi Efeme'ye niye iki, üçüncü el satıyorsun? Ben kullanıyorum çünkü. Ha, ikinci el oluyor. Bir tekrar üçüncü kullanacağım, daha da kullanacak. Ha, okey. Daha da ikinci el olacak. Aa, evet. Valla ben önce salata alacağım. Bunu kapatıyorum ben. Evet, kapat. Ama o da benim değil. Sofrates. O ne güzel. Sen şey, nereden buldun bunu? Sana da verebilirim bir tane. Yok, ben telefonu bu kadar kullanmıyorum. Ama bunu sen binden, sadece benim için kullanıyorsun biliyorum. Biliyorum. Telefonu ben o kadar kullanmıyorum. Dünyam, gözleme yapacak getirmedim. Evet. Bugün bol ıslak gözleme yaptım sana. Bol ıslak. Bol ıslak gözleme yaptım. Kepçelerim falan filan şeyinde olabilir. Patates attı mı? Attı, evet. Arada cam şey var. Cam tencere kapağı da iyi oldu. Hani başka kapağı koyamazsın oraya. Biraz daha sol. Neden? O sadece omletten yedim. Başka bir şey yemedim. Hani onda da azıcık yağ yanmış diye. Hı-hı. Yağ kızarmadan omlet olmaz. Sene de hep patates pişiriyorduk değil mi? Thank you.
Carrefour'da baban tarih zeytinyağı arıyor ya, bulamıyor ya. Hı-hı. Carrefour'da 2 litrelik 1100 lira. 2 litrelik. Yani gözlemenden almadım. Önce patatesle hemen hızlıca patates soyunca şey mi? Zaten normal hayatta da biz günde iki defa besleniyoruz. Sahurda vitamin al, iftarda da kahvaltı yap. Dünya, bir ekmeğimi çevirmeni istiyorum. Hı-hı. Dikkat et Taner. Biraz dibi kızarmış. Az daha geç kalsak yanıyormuş. Ya. Vallahi tam zamanda. Az daha geç kalsak gidiyormuş. Bu yüksekten şeyle pişiriyordum. Şimdi altına başka bir kap şey getirdim. Aparat. Cuma'nın dayısı vardı. Diyordu iftarda çeşit çeşit ekmeği dizin, boş verin öyle iftar ekmek yiyin sadece. Yani o demek ki iftara kadar o ekmeklerden o kadar canı çekiyor ki. Şimdi onların kızları rahmetli oldu. Hayatları
Fatma çok güzel. Bizim akıllı mı? Kız bankada çalışan. Bankada çalışan değil. Bilmiyorum. Yok, yıllar önce ama. Benim hatta mı? Tanışmıştın mı sonra? Evet, gelmiştim. Şu reçeli yiyeceğim. Götür. Evet, ben götüreyim onu. Götür. Onu ben mi götüreyim? Böyle tabakla tabağına koyabilirsin. Ben kesin. Al. Nihayet eski gözlemeler. Diyeceğim mi sana? Yemiyorum. Benimki kıtır oldu. Afiyet olsun. Sen küçükken de öyleydin. Kekin ortası sana, böreğin ortası sana ayrılıyordu. Çaylarını soğuttum. Ekmek o kadar lezzetli olmuş ki peynirle hiç tadını bozmak istemedim. Yani ekmek peynirle yenir ama ikisini bir arada yemek istemedim. Gerek yok. Çaydanlık burada olduğu için gerek yok. Beğendin mi? Mükemmel. Dün hiç sesi çıkmıyor. Evvelki gün de sesi çıkmadı. Gayet güzel. Tam aradım. Afiyet olsun yavrum. Ben bir tane salatalık daha alayım ya.
dünyam. Ekmeğin altını kapat istersen. Tamam. Yazık. Bugün hiç ilerleyemedik. Değil mi? Bugün çok zor ilerledik. Biraz hızlanmamız lazım. Bitmeyecek yoksa. Yedek var, yedek var tamam çocuk. Mi? Var var, yedek getirdim çocuk. Ay, şeyimiz, sofamız küçük, her an her şey olabilir. Hı, karışmasın. Geçen sene aldığımız daha güzeldi. Bu sene aldığım hiç şey ekşi ekşi değil mi? Beğenmedim. Bu şey. Yok güzel, benim hoşuma gitti. Al şunu da sen tüket, bir daha geri aktarayım. Şu kalan patatesi alayım. Al al, afiyet olsun. Yiyecek miyim? Yok yok, tamam ben aldım. Suyunu alayım mı? Alan lütfen. Ver bana. Şimdi al. Dünyam şimdi al. Tuzlu musun? Evet. Olsun ama Taner. Deniz tuzu. Azıcık da tuz tüketmeli. Benim bir arkadaş tahlil yaptırmış. Sodyum eksikliği çıkmış. O da tuzda var sadece. Tuz yaşlılığı da engelliyormuş. Vallahi bir yabancı bir doktor var. Tuz kullanan, tuz kullanmayan, yüzü burundan yarı bölmüş. Öyle bir gösteri yap, şey resim sergilemişti. Ben ve anlatmıştı. Ben tuz kullanmıyorum. Şanslısın. Padişah'ın kızının yaptığını biliyor musun? Kenarında, kenarında. Yok, hayır. Ha, biliyorum. Evet. Anlat. Anlatayım mı? Anlat. Kaşar. Padişah bir kızına beni ne kadar seviyorsun demiş. Biri işte kucak demiş, altın demiş, dağ demiş, tepe demiş falan. Biri de demiş ki, kızım sen beni ne kadar seviyorsun, baba seni tuz kadar seviyorum demiş. Kızı sürgün etmiş. Tüyler, dereler, yani kız artık sonradan şans gülmüş, birileriyle evlenmiş, tesadüf böyle bir yerlere gelmiş. Kız biliyor da baba kızı bilmiyor. Kız haber gönderiyor ki şu padişahı bir yemeğe davet edelim. Da o duruma geliyor kız. Hı hı. Bu hikaye tabii. Okay. Ama neyse, hikayenin gerçeği olsun. Çeşit çeşit kız yemek yapıyor ama hepsi tuzsuz. Padişah diyor ki, ya hangisini yese lezzet alamıyor. Demiş ki, hani bunun tuzu? Biz tuz
kullanmıyoruz demiş. Ya olur mu öyle şey demiş. Padişah bir gür sesiyle. Demiş ki padişahım ben size bir hikaye anlatayım. Anlatmış. İşte o benim demiş. Ya tuzsuz yemekler hiçbir şey yaramıyormuş. Hayatı tadı yüzü yok ama. Ama babaya öyle bir ders vermiş. Tuzu tuz kadar sevdiğini gösterip de yutrana uğradığı için. Biraz tuz seviyorum. Allah'tan ki tansiyonum düşük. Tuzsuz hiçbir şey yiyemem. Ben su yukarım. Biraz o şey ama fazla yok. Bu koltuk ileri mi kayıyor biz oturdukça? Yok biraz zaten geniş bir koltuk çocuk. Yani anladın mı? Yani böyle yapacak formda. Aa diğer yastığı getirip bunun arkasına koyabiliriz. Biraz daraltabiliriz. Anne sağlık yavrum çok güzel. Afiyet olsun yavrum. Özellikle gözlerimi koyayım. Kaç gündür malzememiz yoktu çocuğum. Yavrum söyle alırız ya. Malzeme eksikliği. Ya Taner. Zaten yani vallahi söylemek istemiyorum ama her gün kedileri ama anne dışarıda Taner ona bir yuva yapayım. Anne gitmiyor. Yok ya anne yapma. Anne hangi benim yuva yaptıysan hep çöpe gitti. Hmm. Şu sonra. Boşuna uğraşıyorsun. Yapma. Hmm. Öyle gözüme bakıyor ki. Bana yuva yap demiyor gözüne bakıyor. Kedilerin oluyor bakar yani. Bizimkine bakıyor. Gitmiyor da. Hani benim hep elim üstünde olsun istiyorum. O hep benim yanımda olsun istiyorum. Ama Haşin yani bunu parçalar. Evet bak sarı kedimiz de bunu o annenin yüzünden buradan küstü dışarı gitti. Anne çok hırçındı. Evdekilerin de perişan. Aa bunu ilk götürdüğüm zaman onu sana anlatmadım değil mi? İlk götürdüğüm zaman kafesi açtım, hadi yavrulara koydum ama anne evdekilerini gördü. Öyle bir üstlerine yürüdü, şey yaptı ki, tepki gösterdi ki Ceylan gözüm benim odama gitmiş, pencerenin, açıkmış tesadüfe, pencerenin tam o kıyısına Görkem geldi yavrum. Gülbiyaz teyze seni görmeye kedin düşecek dedi. Oraya sığınmış yani en şey yeri ulaşamayacağı yer orayı bulmuş. Ya öyle biraz Haşin. Ama onun için dışarıda kalsın sonra. Dışarıda kalsın da ben hani bir minicik yuva yapayım. O demir kapı zaten beni engelliyor. Ona anahtarlarını da açıp kapatamıyorum zaten. Adamlar barikatı kaldırmadı. Evet. Zabıta çağırsan şimdi kavga çıkar. İşte diyecekler sen niye böyle yapıyorsun, nasıl komşuluk falan diyecekler. Ya. Uyarıyoruz, yapmıyorlar. Dikkatli almıyorlar. Ciddi almıyorlar bu sefer. Hani, uyarınca da. Vallahi ben anlamıyorum ya. Aslında onların hem bize kötülük ediyorlar, hem onlar hayvan düşmanı. Kedilerin oraya girmesini istemiyorlar. Tabii canım, kedileri sevmek. Kediler için onu yapıyor. Amaç kediler oraya girmesin. Tabii. Yani tehlikelecekler.
Hayvan bakması, hayvanın bakmasına bile rahatsız oluyor. Yazık. Belki tüyü uçar. Belki onlara zarar verir. Vallahi kediler de onları pek sevmiyor zaten. Sevmiyor sanki, sanki kediler de onları getir peşine koşmaya çalışıyor. Sağ ol. Bugün çay bol koydu. Alabiliriz. Şükür. Ne sağlık? Şu reçeli yiyeceğim. Girsin bu reçeli. Ben de şunu yiyeyim bari. Kaç gündür? Ye, afiyet olsun. Çilek, çileğin püresinden yapılmış. Ne oluyor? Vallahi ben ekmek isteyeceğim direkt. Yiyecek misin? Yok canım, yok. Maka bugün 17. günü. Hızlı geçiyor. Vallahi. Allah kabul etsin. Orucun kazası varmış, namazın kazası yokmuş. Orucu kaza tutman gerekiyormuş. Hani buraya küçük bir fırın alalım. Böyle tavada falan. Fırınları hep atıyoruz ama. Benim o çok büyüktü. Hiçbir yere sığmıyordu. Daha güzel. Ay, daha iyi pişirsin. Hayır, küçük küçük. Bak şimdi bunun benim aslında bu fırında bir şey var ya. Korkunç. Güzel olur. Alırız ya, sıkıntı yok. Evet, küçük bir fırın. Küçük ama. Davlunmaz tarzı mı? Hayır hayır. Nal, kare ama küçük. Şeyi o sıcak yanan boru görünmeyecek. Görününce güzel bir şey. Yakıyor. Yani bir yeri güzel pişiriyor, bir yeri pişirmiyor. Yayılmıyor, ısı yayılmıyor. Onun üstünde bir şey olması lazım. Airfryer yapalım, ısı yayıyor böyle havayla. Yok, olmaz mı? Dostlar afiyet bal şeker olsun. Kesenize bereket canımsın. Var ya, salsam uyurum. Salsam uyurum. Gerçekten. Valla oturdum biraz. Dinlendim valla. Kusura bakmayın ama dediğim gibi salsan yatarım abi. Düzenle falan beklesin ya. Acelesine yani. Oo, gözleme klasik dostlar. Peynirli, maydanozlu. Peynirle maydanoz yeter de en güzel zaten. En güzel karmış. Ondan sonra bir şey üzerine karıştırıyor da zaten. Tadı kaçıyor. Gözleme maydanoz. Gözleme peynir maydanoz. Yeter de artar bile. Hocam selam. Nasıl gidiyor? Yayınlar bozuluyor. Koşturmaya devam ediyoruz.
Tek sağ ol. Sen nasılsın? İnşallah her şey yolundadır. Anne sağ olsun ya. Ellerine sağlık. Vallahi ekmeğimiz vardı. Ekmeğimiz vardı. Gözlemimiz vardı. Hurmalar var. Bir tane de hurma götüreyim şöyle. Hurmanın rengi değişmiş. Bu koyu bayağı. Niye öyle? Bu öyle. Kalite söylüyormuş. Kapıdan al. Bu biraz daha... Ha galiba bu Irak veya İran hurması. Olabilir. Sonra... Tunus değil yani. Alın. Toprak parçaları var ama. Ağzı toprak parçası gibi. Ama. Abi üçüncü şube ne zaman açacaksın? Şube falan mı? Ben mevcutları kapatayım da komple. Mevcutları kapatalım bir tane olsun yeter de artar bile. Bugün çok laf az iş oldu. Ya sorma Blacklist ya. Bir iki küçük adam yüzünden konumuz da dağıldı var ya. Ben de zaten bazı konularda doluyum. Demek ki sen öyle ha ne öyle ha nasıl? Ben de yardırdım öyle. Ben çabuk tuzağa düşüyorum o konularda. Biraz daha az tuzağa düşüyorum. Bak anne de rahatsız oldu çünkü fark ettim. Abi bugün akşam dinlenme izin veriyorum. Yayını açamayabilirsin. Hayır Berkçe canım meşgul müsün? İşim var galiba. Ya açacağız açacağız. Ama dediğim gibi şimdilik Ramazan'da biz ritmimizi bozmayalım. Öğlen bir, akşam bir, öğlen bir, akşam yayın. Ya yani şu ana kadar ya kaç hiç bozmadık. Ramazan'dan bu yana günde iki yayın da var. Ama Ramazan'dan sonra bir gün müsaade ister. Ben bir gün şöyle full yatarım. Ama oyun oynamayacağım söz. Yani izin yapacağım. Ben bundan sonra oynayacağım tüm oyunları yayında oynarım. Yani tek başıma oyun oynayacağım. Ben bu akşam tekrar Ronin yapalım diyorum. Yani ne diyorsunuz? Ronin benim hoşuma gitti ya. Değil mi? Ronin benim hoşuma gitti dostlar. Yani biraz daha öğrenmek istiyorum. Böyle biraz daha köyleri düzeni getirmek istiyorum. Yeni silahlar, yeni update'ler, giyim kuşama biraz daha böyle yönelmek bir şeyler loot yapmak istiyorum. Yo yo Ronin hoşuma gitti benim. Bir Ronin daha devam edelim valla. Benim için de Ronin böyle şey devam edesim var Ronin'de. Dragon's Dogma da güzel ama şimdi Ronin İki gün Dragon'da olmadın zaten. Bir de Ronin diye. Ronin güzel güzel valla. Manzarası falan da güzel. Şey müzikleri meditasyon gibi zaten. Anladın mı? Süper. Güzel. Bir yandan da çay. Nem. Çay aldım canım. Getir çocuğum. Bir çay kalayım mı istersin? Yok gerek yok. Ay tanrı. Mal. Ya. Ya Allah aşkına lütfen. Anne o şaka yapıyorum. Böyle bardak düşüyor sanıyor. Ay 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 falan yapıyor sürekli. Çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma. Annen hiçbir zaman hoşuna gitmedi. Çocuk kenarda. Skyrim yayınlarda. Çok eskiden yayında oynadık ama Skyrim yayında gidecek bir oyun değil. Skyrim çok yavaş. Ya bak Ronin'de action var. Dragon's Dogma'da çok action var. Skyrim'de de çok action vardır ama... Skyrim şu an yayın için belki eski olabilir. Ama Panda devam ediyor Skyrim'e biliyorum. Arada bir bölüm çıkartıyor. 260. bölüm galiba olması lazım. Ronin devam edelim. Biz Ronin devam edelim. Zorluk nasıl oynayabiliyor musun? Zorluk ilk başta bir zorluyor. Dostlar sen çocuk sen oraya giremiyorsun değil mi? Açayım mı? Yol açayım sana? Gel şurayı açayım sana. O rahat rahat dur en azından. Okey. Bak çocuk efendi kutuların üstüne çıkmıyor. Eğitimli yani. Skyrim müzik her zaman yeter de abi bazen gece uyuyamadığın zaman açıyor Skyrim'i ninni gibi. Şu an bile çalıyor arkaya çok güzel gidiyor gerçekten. Panda 200. bölüm taşlar yerine oturdu diyor. Aslan. Ne yapıyor? Geliyor muydu? Ne yapıyordu? Çekildim sandı şimdi alınmıştır o. Çocuk. Çekilmedim. Sadece sen çıkacaktın ben görmedim. Okey. Abi Aslan neresin? Aslan Kars. Doğum Ankara. Anne baba memur. Onun için Türkiye'yi dolaştık sürekli. Hakkari, Kars, İtalya, İstanbul öyle dolaştık. Hamam suyuna, sauna mesaj ne zaman yapıyor? Hamam sauna mesaj. Bilmiyorum ki en son çocukken falan gitmiştim herhalde. Hiç öyle bir huyumuz. Bizim öyle zevklerimiz, keyiflerimiz hiçbir şeyimiz yok ya. Yok yok abi. Özel ya şunu yapalım işte zamanı geldi falan tatile çıkalım falan. Abi biz sabit. Ev. İş, ev, iş. Dışarıda yemek, çay bile sadece kızım geldiği zaman dışarı çıkmak ister. Onun dışında dışarıda anneyle bile bir 6 ayda bir belki o belediye tesislerine falan gidiyoruz bazen. O kadar yani. Yok ya bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Yani şeyimiz yok yani.
Ha olabilir. Yırtık pantolonu biliyorum. Aynen aynen olabilir olabilir. Ben Türkiye'de bir dolaşıp ondan sonra yurt dışına açılmak istiyorum. Var var aklımda öyle şeyler var dostlar. Yani konseptimiz ömür boyu böyle olmayacak. Merak etmeyin. Dükkan tamam seviyorum. İşimi seviyorum. İş, başka iş olsa yok bu işten devam abi. Güzel. Ama elde kamerayla bir dünya Türkiye turu şart. O kesin olacak. Kesin olacak. Bir yıl, iki yıl, üç yıl bilmiyorum ama kesin olacak inşallah. İtalya'dan dönmek zorlamıştır demek istiyorsun. Purple. İtalya'dan dönmek ben çocuktum pek anlamadım açıkçası. Ama oradaki okuldan, ilkokul 3'ten çıkıp buradaki devlet okulu, ilkokul 4'e gelince dedim ormana geldik. Yani korkunç abi. Orada biz özel okula mı gittik? Devlet okulu muydu? Devlet okulu muydu? Abi oradaki devlet okulumuş 83 yılında 82 mi 83 mi anne? 84 mü? Evet. Tamam 84 yılında orada ilkokul 3 devlet okulundaymışım. Abi oradaki okul özel okul. Orası özel okul gibiydi ya. Kendi okulun içinde basketbol sahası özel yemek falan veriyorlardı. Herkes sivil giyiniyordu. İnanılmaz öğretmenler özenliydi. Çok enteresan. Abi 84 yılında özel okul sanıyordum ama devlet okuluymuş yani. Devlet. Yemek ücretinin bir miktarını ödüyorduk. Yemek ücretinin bir miktarını ödüyorduk. Abi oradan buraya gelince ben dedim biz neredeyiz? Abi sen öyle yerde yetişirsen vallahi yani trafikte de saygılı olursun. Anladın mı demek istediğimi? İnsanlara karşı da saygılı olursun. Böyle dışarıda çıkıp magandalık falan da kolay kolay yapacağını sanmıyorum ama çocukluktan geliyor başlıyor abi. Çocukluktan başlıyor her şey. Üzgünüm yani. Yani sonradan kimse öyle olmuyor. Çocukluktan başlıyor her şey. Üzgünüm yani. Yapacak bir şey yok maalesef. 480 TL'ye aldığın DuraShock 4 nasıl alır? Yani birisi yanlışlıkla orijinal kolu sana 480 liraya satmamışsa yan sanayi 1-2 ay gider. Tam ses gitti fark ettim ses gitti. Çocuğu tekrar deniyoruz. Şu an ses geldi. Kafa dönerse şöyle atlayacak dedim. Kafa şöyle oynarsa atlayacak. Aha. Kafa şöyle oynasa atlayacak da. Tamam yok abi. İşaret dilini çözmeye çalışıyor. Şimdi yanlış hareket değil. Kediyle işaret. Atla sen 1-2-3 şimdi. Yok olmadı olmadı. Olmadı. Yok mesafe çok iyi. Mesafe çok iyi. Çok iyi ayarlar. Ses kötüleşiyor farkındayım çünkü şarj bitti. Neyin şarjı bitti acaba? Alıcı mı verici mi? Bakalım eğer şunda şarj varsa yırttık. Şarj varsa şunda yırttık. Bakalım. Şimdi belli olacak hemen. Hadi bebeğim. Ya kurtar. Yeni kurtar. Yeni kurtaracak kadar şarj var. Şu an ses daha iyi olacak muhtemelen az öncekinden. Bugün zıplayası yok. Bugün yok abi. Ses gitti panik. Ses. Tekrar deneyelim. Son bir şans. Çocuk gel bakayım. Gel. Oradan olmaz. O mesafeden ben de atlarım. Olmaz. Çocuk diyor ya bu köleler çok ilginç insanlar diyor ya. Bana köle diyor kesin. Çünkü kendisi sahip. Dükkan sahibi olduğu için. Dostlar hemen anne çayımız var değil mi? Bir çay alayım canım.
dikkatim dağılıyor. Tamam yesem. İçimde kalır, içimde kalır. Yapmam lazım. Çocuk bugün durgun. Biraz ilgi ihtiyacı var belki de. Ben dün 4 tane konserve amam almıştım. Birisini çocuğa verdim, birisini dışarıdakilere verdim. Doğal sens için en iyi renk hangisi? Hangisini seviyorsan. En iyi renk Berko. Sen hangisini seviyorsan en güzel renk odur bebeğim. Bana göre odur. Peki şimdi hemen hızlıca buradan dostlar yola devam edelim. Yoksa bu iş bitmeyecek farkındaysanız. Şu Demon's Souls'u atıyoruz arkaya. Oyunlarımız bunlardı. Şu Alone Dark boş bu arada. Alone Dark'ın boş olduğunu biliyorum. Oyunlarımız bunlar. Bugün şimdi bunları hemen hızlıca. Anne ben senden haber bekliyorum ama bugün geç çıkmayalım. Geç çıkarsak evdeki en çok geç başlıyor. Geç çıkarsak ben de geç başlayıp yayına geç uyuyorum. He canım? Bunu en son söylediğin anne dün ne yapmıştı biliyorsunuz değil mi? Bulaşık yiyordu. Hadi ben hazırım. Hadi. 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 Hadi hazırım ben. Anne yerken ağzında kan çıkacak. Hadi hadi. Hadi. O hareketini anne unutmayacağız. Unutmayacağız. Anne bize direkt ders verdi. Zaman dersi. Hadi hazırım. Hadi. Yok biz dersimizi aldık. Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls'un iki farklı çeşidi var. Bundan elimizde adetli var zaten. Dark Souls, Demon Souls bereket versin. Şu boş, bu boş kutuları koyacağım. Şu kedi, sen oraya sandalyenizi koyup gitsin. Öyle dur, tamam sıkıntı yok. Şunu şöyle koyalım. Boş kutuları arıyorum. Devil May Cry. Resistance. Resistance Brink. Brink. Bu ilginç bir oyun abi. Bu oyunu hiç oynamadım. Nasıl olur, güzel midir bilmiyorum. Dostlar, akşam yayına yetişeceğiz. Biz 8.30 15 dakikaya çıkarız yavrum herhalde. Tamam. Ben hani bir şey kalmasın diye uğraşıyorum. Şöyle. Soldiers of Fortune Payback. Bu benim bugünkü kapak resmime benzemiş. Ben de kapak resmine kafayı koymadım. Şuradan kestim. O kapak resmine benzemiş. Hiç duymadım Hüreyin abi. Ben Z raporunu da alayım bir yandan. Aldım aldım. Ben hepsini alıyorum yavaş yavaş. Hızlıca hızlıca. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Hadi bebeğim daha hızlı. Burada var var. Güzel oyunlar var burada da. Var var. Gider gider. Her balyamız bir 2000-3000 çok rahat ya. Guitar Hero 5. Tekken 6 var. Tomb Raider orada. PES 13 zaten gider. Metallica güzel. Orada Rock Band'in bir tane ilk defa gördüğümüz bir oyunu var. Görüyor musun? Rock Band'in altta bir tane oyunu var. Hocam sizin büyük mağaza, büyük mağaza burası zaten. Burası şu ana kadar açtığımız en büyük mağaza. Gırın diye dinlediğimi hatırlamıyorum ya. Ne oldu çocuk geç. Geçemiyordum. Gırın diye. Guitar Hero 5. Bunu göstermiştim zaten daha önceden. Tekken 6. Tomb Raider, çocuğu şeyi düşürme. Tomb Raider biliyoruz zaten, gösterdik. PES 13'ü gösterdik. Batman,
Evet ben 2 möf, 2 för. 2 för ne bu? 2 för 200. Gel çocuk. Pişt. Pişt pişt. Pişt. Tamam. Üstüm niye kıllandığını anladınız zaten siz. Special Forces. Buna baktık zaten. Star Wars. Unleashed. Ve Guitar Hero. Warriors of Rock. Kedi tatlıdır. Aynen. Kucağa çıkmayınca huysuzlaşıyor artık yavaş yavaş. Kucak duymayı seviyor bir şekilde. Gayet güzel bir şey. T'ler şurada. T'leri birazcık aşağı şuraya salmamız lazım T'leri. Guitar Hero. G'ler burada. Green Day burada. Guitar Hero burada. Star Wars S'ler şurada. Special Force burada. Guitar Hero yine burada. Batman'ler burada. PES ve Tomb Raider T'ler şu arkadaydı. T'leri aşağı atmaya başlamıştık. PES'ler de burada. Devam ediyoruz hızlıca. Farklı 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 oyunlar. Guitar Hero'nun Aerosmith varmış. Aerosmith hatırlıyorum ben sanki. Madden 13. Kapağı çok güzel. Madden 13. Bu Türkiye'de çok satılmayan bir tür dostlar. Bu Türkiye'de bu oyunlar pek satılmıyor. Guitar Hero zaten gösterdim az önce. Ama burada Aerosmith. Aerosmith şey değil miydi ya? Aerosmith uzun saçlı. O arkadaş mıydı? Aerosmith ben hatırlıyorum ya. Baba ne haber? Hey, hoş geldin. Aerosmith. Aerosmith. Ne yapıyorsun bu? Var mı bir şey ben kaçıyorum. Yoo. Çay ver içersen. Yoo annem ya. Yemeğim var zaten. Bir pes iç. Yarına bir tane iki tane olur. Olur. Olur olur olur. Okey. Görüşürüz bana sağ olsun. Mortal Kombat. Ve iki kişilik artık devamı gelmeyen oyunlardan dostlar. Kane & Lynch. Artık devamı gelmiyor maalesef. PES 13'ü zaten biliyoruz. Xbox satışları 2004 yılında %30 düşüş yaşamış abi. Yorumun nedir? Türkiye'de mi, dünya üzerinde mi? Bilmiyorum. Orada Jestrash arkadaş demiş. Bilgi doğru mudur, değil midir bilmiyorum. Twitch TR kanalı, BSC Live Twitch TR kanalında satışlar düşmüş. Peki şeyde düşmüş. Bu ne ya? PlayStation'a düşmüş mü? Dünya genelinde fiyatlardan değildir. Türkiye'de düşmesini anlarım. Çünkü oyun fiyatları yüksek. Ama dünya genelinde rekabetten değildir bence ya. Rekabetten değildir. PlayStation'da da satışlar düşmüşse şaşırmam. Dostlar oyun gelmiyor ki zaten. İnsanlar eskisi gibi artık böyle her gün her gün iki ayda bir haftada bir oyun gelmiyor. Bize önceden haftada bir oyun geliyordu. PlayStation orada hatırlıyorsun değil mi? Evet, evet. Haftada bir iki haftada bir abi oyunlara yetişemiyorduk. Biz yeni oyun geliyordu. Abi 40 tane ondan 50 tane ondan gönder işte borcumuz ne kadar kaç bin dolar falan. Önce öyleydi. Şu an oyun gelmiyor zaten. Oyun gelmeyince haliyle konsol satışı da olmayabilir. Gayet normal bence. Ya gayet normal. Çok şaşırılacak bir durum yok yani. FIFA. Bu neydi? Flashpoint. PES. Chain and Lynch. Kung Fu'nun arasına Mortal Kombat. NHL. Marvel'ın şuraya batalım. Mortal Kombat. Guitar Hero.
Şu Aerosmith hangisiydi ya? Aerosmith, Aerosmith. Ben hatırlıyorum sana. No, yo, or Guns N' Roses'tı. Guns N' Roses'tı. Anne neden şarkı söylemeye niye güldün yavrum? Anne neden güldü şarkı söylememe? Ay. Ama parça böyle. Hayır, böyle değil, alakası yok. Dan 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 dan. O çok güzel parçaydı. Dan 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 dan. Hangi parçaydı acaba ya? Çok güzel parçaydı o. Onu mutlaka dinlemem lazım. Dream On şarkısı. Hatırlamıyorum işte. Bir çalması lazım bebeğim. Dun 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 dun. O değil, bu başka birisi de. Olur anne, içeriz. Çay varsa ısıtlarım, içerim. Şuradaki balyamız da şöyle dostlar. Sezer Üst bebeğim, sağ ol, sen nasılsın? Canımsın. UFC 2000. Abi UFC 2010'lara kadar geliyor. UFC eski eski. Ben bunu dövüşü hatırlıyorum. Ağır siklet dedi galiba. GeForce Now, GeForce Now kullanmadım ama. Ama dijital cloud abi geleceğin varisleri demeyeyim de yani gelecekte cloud olacak, dijital olacak. Başka bir şey olmayacak. Yani bizde sadece ne olacak biliyor musun? Sadece, onu daha önce de konuştuk abi. Bizim elimizde sadece şunlar kalacak. Şu kalacak sadece. Yani sen konsol falan almayacaksın. Bir tane kol alacaksın. Üye olacaksın. Senin adresin, bunu da hediye edecekler zaten sana. Yeter ki oyna diye. Sadece şuna gelecek abi. Bütün iş artık buna kalacak. Hatta buna kalacağı zamanlara göre de belki hani eldivenler falan çıkar ona göre. Bilmiyorum, çıkmasını isterim. Ama konsol falan da kaybolacak. İş sadece buna kalacak abi bir yerden sonra. Sadece böyle bir şey olacak yani. Bilmiyorum 5 yıl mı 10 yıl mı bilmiyorum artık ama iş orada artık. Sadece başka bir şey yok. O yüzden diyorum ya abi. Dükkan açacaksanız satış falan boş ver. Servis aç. Kol servis aç bebeğim. Şunu servisini yap. Allah bereket versin. Yeter. Herkes oynuyor oynuyor. Bozuyor zaten. Şunları göstermiştim zaten. UFC bunu gösterdi. Grand Slam gösterdim, FIFA gösterdim, Limited Edition bunu gösterdim, bunu gösterdim. Killzone'ları gösterdim. Killzone'lar ben en sevdiğim serilerden birisidir. Şöyle. Killzone 3, Killzone 2. Güzel. Abi PS almayı düşünüyorum da tavsiyen var mı acaba? PlayStation bütçen önemli değilse hemen Teknosa'dan, DNR'dan hemen resmin garantili dijital veya sildi cihazı 25.000'e 28.000'e yapıştırıyorsun. Bütçe önemliyse, abi kısıtlı bütçen var diyorsan PlayStation 4 slim tamirsiz güzel bir cihaz işini görecektir. 7.000 lira falan bulursan güzel fiyattır. Yapıştır gelsin. Eleanor, Eleanor zaten PlayStation 4'te. Bu Eleanor'u göstereyim mi şunu hemen? Abi nasıl bu kadar enerjiksin? Tavsiye ver. Ben de istiyorum. Estağfurullah, ben enerjik falan değilim dostlar. Sadece ben insan görünce heyecanlanıyorum. Yani birisiyle konuşunca böyle. Evet. Anladım. Tamam. Öyle değil. Ben birisiyle konuşunca. Böyleyim. Hep böyleyim yani. Yani bunda bu hepinizde vardır ya. Ben her şeyde heyecanlı. Ben panik adamım. Heyecanlanırım. Çabuk kızarım. Çabuk gülerim. Ben uçlardayım sürekli. Onun için problem yok. Ya yani çok sakin olmam. Çok normal yani. Hani anneyle konuşuyor artık sakinim tabii ama birisiyle konuştuğum zaman ne? Nasıl yardımcı olurum? Ha, adres mi? Şurada. Birisi adres sorsun abi hemen şey yapıyor. Böyle zaten. Sıkıntı yok. Geçiyorum. Warhawk. Boyun ilk defa duyuyorum. Pahalı mıdır piyasada bilmiyorum. Not for sale diyor zaten. Satılık değilmiş. Not for sale diyeyim şu. Abi içinden neler çıkıyor böyle ya. Adamlar içini artık yani. Yani reklamlar, broşürler. İçinden çıkanlara baksana. İçinden çıkanları göstereceğim sana şöyle. Reklamlar, broşürler.
İçinde bir sürü şey var. Adamlar oyun satarken hani dijital olmadığı için içinde reklamları, broşürleri, tanıtım fiyatlarını bak şey koymuşlar. PSP'nin fiyatlandırması falan koymuşlar. $169. Şöyle bir tanıtım kağıdı varmış PSP'nin. Çok güzel. Eski zamanları seviyorum ben. Her şey elinizin altında. Müzik, videolar, fotoğraflar, network. Bu ne? PlayStation 3. Ha burada bir kod var. Ha kod yok. Aa, çok güzel. Abi, posta falan filan çok keyifli şeyler. Ya, bak şöyle bir kapı. Şöyle duruyor. Şöyle açılıveriyor aslında. Şöyle açılıveriyor. Şöyle aslında şey. Gönder diyor yani. Bize ulaş falan filan. Bir şey başvurudur falandır filandır. Şöyle şeyler. Arkada da adres var. Buraya gönder diyor. Hazır. O zaman rejistre olmak için bunları göndermen gerekiyormuş herhalde. Çok enteresan. Bayağı bilmiyorum. Ama güzel şeyler, güzel dönemler. Warcraft coin'in fiyatını bilmiyorum dostlar. Piyasada ne kadar var, ne sıkıntı kadar çok bilmiyorum. Oha! Hemen şunları da izleyip sorulara geçiyorum. Hemen sorulara bakın. Teknosu'da kalmıyor artık. PlayStation 5 kaç gündür? Aa, Teknosu'da da kalmamış. Sen kol tahmini girecektin abi, vazgeçsin. Ben kol tahmini hiç girmeyi düşünmedim. Ben tornavida falan uğraşmam. Servisle uğraşmam. Gerek yok. Apayrı bir şey abi. O apayrı bir şey ve zor bir şey yani. Kolay değil bu arada. Servisçi kolay değil dostlar. İnsanları çok şey yapıyorsunuz. Çok diyaloğa giriyorsunuz. Ben minimum diyaloğa girmek istiyorum insanlarla. Gerek yok. Abi hayata nasıl tutabiliriz? Buradan gençlerin ne gibi tavsiye olur? Ben tavsiye verecek kadar kendimi böyle şey falan diye hiçbir zaman görmedim bu dostlar. Ama yaptığın işe yatırım yapacaksın. İşini geliştireceksin. Yaptığın işi daha iyi yapmaya çalışacaksın. Bu kadar. Seni kız veya erkek ol fark etmez. Seni hayatta yalnız bırakmayacak tek güçlü şey aileye geçiyorum. Ama dostlar sevgili falan onları zaten eninde sonunda yalnız bırakacaklar seni merak etme. Ama dediğim gibi aileye geç. Ama seni hayatta yalnız bırakmayacak tek şey var abi. İki şey hatta diye söylüyorum. Bir eğitim, iki iş. Onun için işine sarılacaksın. Var gücünde işinde kendi bir amaç belirlersin. Haddim olmayarak söylüyorum bunu kusura bakma. Ama işinde ilerlemeyi kafayı koyacaksın. Yapıştıracaksın abi. Koşturacaksın sürekli. Durmak yok. O kadar. Var halk. Ama kısa yolu hiçbir zaman düşünme. Kısa yolda taklaya geliyorsun. Keyzone, Keyzone, Medal of Honor, FIFA, Grand Slam, UFC. UFC Uncharted. Satılık duran en eski cihazların hangileri? Satılık duran en eski cihazların hangisi? Bilmiyorum, hiç bakmadım ama orada GameCube'ler var, onları satmam zaten. Amiga 500 var, satmam. Commodore 64 var, satmam. Onları satmayı düşünmüyorum. Dostlar ben çoğu ürünü satmayı düşünmüyorum zaten. Yani aklımda şey yok. İşte bunları bugün satarım, bunları bugün satarım. Öyle bir şey düşünmem yok. Şu bazı şöyle, şunu geç. Şöyle. Biraderim kolay gelsin. Uğur selamlar. Taner abi, baba polis iken hiç aklından polis olmak geçmedi mi? Tabii ki. Polis olmayı esnaflığa başladıktan sonra polis olmayı istedim ben. Ben dedim ki ne polis mi? Yok ben memur olmam falan filan diyordum. İşte mesai saatlerim belli olacak. Yok sabah gideceğim akşam gideceğim. Klasik genç düşünceler. İşte ben özgür olmak istiyorum da falan da filan da. Ha gördük özgürlüğü şimdi ha. Şimdi gördük özgürlüğü. Mert Atılay Yener. Bebeğim Siftah senden bereket Allah'tan. Canımsın çok 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 teşekkür ederim. Abi kolay gelsin. Siftah benden bereket Allah'tan. Canımsın Mert. Siftah senden bereket Allah'tan. Canımsın kesene bereket. Çok 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 teşekkür ederim. Cansın. Warhawk'ın gameplay videosuna baktım. Bugün bile oynanır valla. Ciddi misin? Enteresan. Ben unuttuğum oyunlardan onu benim. Tamamen unuttuğum oyunlardan. Ben bir yandan
şeyi şarja koyayım dostlar. Bunlar şarjda dursun. Yok ama şimdi şarja takmayayım ya. Şimdi şarja takarsam yarıda kapatmak zorunda kalırım cihazı. Pilleri öldürmeyeyim. Bunları yarın yenice test edersin. Gördün mü özgürlüğü? Blackmist diyor ki gördün mü özgürlüğü? Abi esnafta bayram tatili yok. Yaz tatili falan giderim yok. Tabii biz ben bu arada yani korkunç mesai yapıyordum. Biz sabah gelip öğlen yani sabah gelip gece 1, 2, 3'te dükkanı kapattığımız vardı. FIFA geldiği zaman biz gece 2'ye kadar açtık mesela. Yani o derece gerek yokmuş bebeğim ya. Gerek yokmuş. En güzeli memur olmakmış valla. Memur olup emekli olacaksın abi. Ondan sonra da emekli olduktan sonra da yani yeterli miktarda da biraz şeyin varsa, birikimin varsa ondan sonra dolaşacaksın işte. Aile filan tabii o öncelik aile. Ona bir şey diyemem. Bu sektörde bırakacağım ya lanet olsun dediğim bir dönem. Tabii ki canım. Sürekli oluyor Çağlar sürekli. Abi her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de insancıklar vardır. İnsan demeyeceğim. İnsancıklar vardır. İnsan rolü yapan arkadaşlar sağ olsun. Onlar her yerde olduğu gibi bize de denk geliyor bazen. Onları görünce ya diyorum arkadaş ya yapılacak iş değil diyorum bu ya insanlara ulaşmak için. Yok diyorum yani hizmet sektöründe olan arkadaşlar bana katılır veya katılmaz bilmiyorum. Bazen size de hizmet sektöründe olan arkadaşlara söylüyorum. Bazen karşınıza insancıklar gelir ya dersin ya bu nerede eğitim almış, nerede yetişmiş, insanlarla konuşmayı daha bilmiyor, daha cümle kurmayı bilmiyor, bir şey anlatmaya çalışacak. Onlar gelince diyorum ki ama artık gelmiyor zaten çok şükür. Önceden çok geliyordu abi. Önceden çok geliyordu. Şimdi çok şükür. Az öz geliyor. Yeter de artık. Allah bereket versin. En güzel. Abi iki kere sordum. Biri geldi dükkana. Bütün oyunları satın almak istedi. Nasıl bir fiyat verdin? Jax bilmiyorum. O fiyatı ben yayında vermem. Buraya gelirsin. Bir konuşuruz. Nedir bütçen? Ona göre bir şey ayarlarız falan. Ama onu yayında söylemem. PS3 30, abi 30 dakikaya anne sana tatlı söyledim. Aa cokmok sütlaç. 30 dakikaya yok iptal et. Biz erken çıkarız cokmok. Cokmok biz çıkıyoruz bebeğim. Yapma. İptal. Cancel. Düşünceni için teşekkür ederim. Sağ ol var ol. 30 dakika ama çok yüksek bir süre biz 30 dakikaya çıkmış oluruz. Anne kaç dakikan var? Var ya anne var ya. Anne kaç dakikan var dedi ne dedi biliyor musun? Annenin ne dediğini duydun mu? Anne kaç dakikan var dedim. Cokmok orada şey dedi. Abi 30 dakika annene sana tatlı söyledim. Sütlaç, söbiyet. Eyvallah canımsın. Annene söyledim. Anne kaç dakikan var dedim. Şey dedi. 30. Tamam okey. Cokmok da oradan fırsat. Duyamadım Tanrı abi. Tamam yok ya tamam artık de güzeldi. Kaç dakika var? 30. Çok iyiydi. Bardağını verir misin? Al canım teşekkür ederim. Takdir ediyorum. Güzeldi. Al lafı ağzıma. Lafı ağzıma öyle bir tıkadı ki. Need for Speed Pro. FIFA, Battlefield 3, Assassin's Creed, FIFA, Virtua Fighter, VVVVV, Virtua Fighter, abi V'leri... Üç abi bebeğim, Siftah senden bereket alttan canımsın çok teşekkür ederim. İsmail, Genpek tamir yardımcı olur musun? Konya. Konya mı? Ah. Çok zor bebeğim, çok zor. Çok zor gerçekten Konya. Eminim Konya'da işini güzel... Severek yapan esnaf dostlarımız vardır kesin. Kesin vardır. Araştırdım mı kesin vardır. Çünkü sen kargo şuradan gönder bundan gönder abi onunla uğraşılmaz gerçekten. Kargo zaten 150-150-300 gidecek. Yazık günah. Bilmiyorum kesin Konya'da kesin işini severek yapan arkadaşlar vardır. Üç harfi canımsın. Çok yardımcı olamıyorum ama el kol bağlı. Google Map'te yani illaki vardır Konya'da. Abi illaki konsolcu vardır Konya'da. Her şehirde vardır. Google Map'ten de var. Kesin vardır. Ama benim tanıdığım gerçekten yok. Ya kusura bakma Siftah sen de merak ettin alttan. Canım teşekkür ederim. Yardımcı olamıyorum bu konuda. Elini kolumla bağlı. Bedava yemekli mi yiyeceksin? Estağfurullah. 90 nasıl yiyeceksin? Ben de şu Need for Speed'in son oyunu kaç dedi? Abi sen de şu Need for Speed'in son oyunu Underground çıktı değil mi? Underground bende yok. Çocuk! Çocuğa biz bugün ilgi göstermedik galiba. Gel bakayım çocuk. Gel.
Gel. Gel de. Gel. Atlayacak, kesin atlayacak. Hissediyorum. Atlayacak. Gerildi. Tamam. Tontik. Biz çıkacağız şimdi. Tontik yalnız da kalacak. Naz yapıyor. Aslında zaten atlayacak da. Abi yayın dışında sürekli şey yapıyor. Zıplıyor mutluyor falan böyle. Kamera açılınca böyle şey yapıyor. Hemen kamera önüne modunda. Biz ağırdan alalım da falan. Falan o modunda yani. Dükkanda 4K, 2K veya 4K yayın açsan hattın kaldırıyor mu? Durul aslında şey yapabilirim. 2K yayın açabilirim. Ya 2K açınca 10.000, 13.000 bitrate arası kurtarabilir. Twitch zaten şu an 2.5 bitrate'de. Bakayım en son 2.5'a düşürmüştük. Şu an aslında kurtarabilir. Kurtarabilir ama yarın öbür gün 2K'ye de başlayacağım. Gün üzerinde. 2K'ye başlamadım henüz. Başlayacağım. Değil mi çocuk? Çocuk. Şişt. Çocuk. Buyur böyle uyur. Buyur. Bunu alacağım biraz böyle seveceksin. Günlük dozu vereceğim böyle. Twitch hiç bakmıyorum bu buradan çok yazan oluyor. Kimse okumuyor. Yok görüyorum. En son bir an uçmuş orası. Need for Speed Unmout. Aynen. Bakıyorum okudukları Twitch'te kimse yazmıyor. Başka nerede yayınlıyor? Oradakileri okuyor sanırım. Ha, VOD YouTube'dakileri de okuyorum bu arada. Street Fighter serisi. Abi dostlar YouTube'da bayağı mesaj var. Kusura bakmayın. Oradakilere yetişmek için bazen şey yapıyorum. Falan bir daha yapıyorum. Görünce okur bebeğim. Oyunu. PS4 Pro önebilir miyiz? PS4 Pro önebilir miyiz? Şu duruşu bak abi. Geri atacak kendini. Az kaldı. PlayStation 4 Pro'lar şu an bende 7216 var, onu kullanıcıma verdim. Ama eğer 7216 satsaydım muhtemelen herhalde 9.5 falan derdim. Minimum 9.5 derdim. Gündüz genelde böyle. Değil mi çocuk? Hani dediğiniz ya işte üstün çok kal abi üstün çık. İşte bu yüzden. Okey çocuk. Rica ederim. Estağfurullah soruyu. Ben soruyu görüp zaten okurum. Street Fighter serisi var mı? Street Fighter serisi var dostlar. Street Fighter serisi var evet. Popo'ya vurulmasını sever. Abi bütün kediler Popo'ya vurulmasını sever. Bütün kediler sever. Yani bütün kedileri popoya böyle vurmaya başladığınız an şey yapıyor zaten. Bir popo bir de şu ağızların kenarı zaten. İstanbul'da işini iyi yapan tamirci var mıdır bildin? Tamirci. Valla Doğu Bank'a gidip eline verdiğin gibi yaptırırsan bence canavar olur. Misal örnek veriyorum. Selamünaleyküm abi hayırlı işler. Yanim. Aleykümselam hoş geldin bebeğim hoş geldin. Kedi değil o sanki maymun. Aynen biraz öyle. Yani. Biraz daha göstereceğim. Sonra indireceğim dostlar. Değil mi çocuk? İşimiz bitti mi? Biraz daha kameraya yaklaştırayım şöyle. Tamamız. Yeterli. Şimdi indirmemiz lazım. Ha yok biraz üstünü alacağım. O kadar kediye vursan tabii ki haliyle.
Yarısını döktüm, üstündekini döktüm. Tırnaklar uzamış, kesmen. Tırnaklar uzamış, kesmen. Benim bir kedinim mi? Benim de uzadı. Kedin zaten uzun genelde. Abi İngilizce der, abi İngilizce dersi ne zaman vereceğimizi? Estağfurullah, estağfurullah. Abi, önce öyle bir şey vardı. Öyle ha, İngilizce bir kelime, her gün bir kelime, her gün bir kelime, her gün bir kelime öğrenelim şeyimizi hatırlıyorum. All everyday one word, everyday one word şeyimiz vardı, konuşmamızı hatırlıyorum. Öyle kaldı öyle. FP Pro reklamı çıkıyor ama ha, FP Pro reklamı çıkıyor ama pahalı mıdır bilmem, bayağı iyiler. FP Pro'yu bilmiyorum. Metroya gittin mi abi? Metro, ha yok, metroya gitmedim. Bugün vallahi geç çıktık evde. Anneyle dedik ki buzluğa koy, sonra gideriz dedik. Fişini falan saklıyoruz, yarın öbür gün götüreceğiz zaten. Atlayacaktı değil mi? Atlayacaktı kesin. Bak atlayacak, atlayacak. Şimdi Nurhan yapayım biraz. İtalyan okulundan biraz bahseder misin? İtalyan okulundan bahseder misin? Valla nasıl hatırlayayım? Ya yani o zamanlar, şimdi üzerinden 40 yıl geçti. Al yavaş. Üzerinden 40 yıl geçti. Tamam, oyun zamanı başladı. Oyun modundayız şu an. Oyun modundayız. Şu an hemen action başladı. Action başladı. Action başladı. Okulun kapısında senin resmini çekmişim. Ha var, evet öyle bir resim var. Evet, kot mont resmi vardı, hatırlıyorum. Vloglar keyifli olur. Devam edeceğim, edeceğim, aynen edeceğim, edeceğim. Taner abi, Uncle World do you... Uncle Wood... Taner Uncle. Taner Uncle. Would you do English-Turkish stream soon? I don't think so. Actually, even my Turkish stream is not good enough. As you know, because my Turkish stuff also like a stuff language, as you know. Kedi o değil anlamın. Aynen, tırnaklarımızı keseceğiz. Abi senin gibi nasıl dükkan açıp tutabiliriz? İşimize ne olur tavsiye? Benim gibi, ben tutamıyorum ki. Biz tutamıyoruz. Bizim olay bitti artık. Dostlar bizim sektör öldü. 10 yıl önce açsaydın yapıştırırdın ama... 5 yıl önce olsa da hani yine 5 yıla da okeyim. Ama şu an bilmiyorum, açarsan ne yapacaksın biliyor musun? Açarsan yapacağını söyleyeyim. Hemen gideceksin, sahibine ilan vereceksin hemen. Senin civarındaki, senin ilçendeki esnaflar 20 diyorsan sen başlayacaksın 19'dan başmaya. 19'dan ürün basacaksın. Herkes PlayStation 5 sürüyor. 20 esnaflar mesela, sen bir X bir semtte dükkan açtın. Artık böyle yapıyorlar. Ben sahibinden o yüzden girmiyorum zaten. X bir semtte dükkan açtın. Bakacaksın sahibinden. Senin rakipler kaç yazıyor? 19.900, 20.19. Sen diyeceksin ki 18.900'dan basacağım parayı. Basacaksın reklama. Sonra PlayStation'dan o fiyattan satacaksın. Diğer rakipleri böyle bezdireceksin. Sen diyeceksin ki of çok satıyoruz falan filan. Bir bakacaksın kar yapamıyorsun. O kadar ucuza satıyorsun ki kar yapamayacaksın. Hem diğer esnafları baltalayacaksın, hem kendi baltalayacaksın. İki yıl sonra da kapatıp gideceksin. Genelde yeni açanlar öyle yapıyor maalesef. Şu an bu işi yapmaya gerek yok ya. Bu işi hobi olarak yapmayacaksan gerek yok. Ben hobi, artık bir yerden sonra biz hobiye döndük yani. Vallahi ben şu an hobi modundayım artık. Yani onun için rahatım ya. O satsam, o satmaz. Hobi modundayım ben artık. İşte gelen cirodan satıyoruz. Biraz. Cepten satıyoruz yani, karda falan öyle bir şey yok. Satıyoruz işte, günü kurtarıyorsak yeter. Kira ödeniyorsa, masraflar falan çıkıyorsa. Ya masraflar da az değil. Rahat 40'a rahat. 40 rahat var. 40'ın falan üstünde zaten de. Sadece ayda 7-8 kedilermiş. Oradan hesap et abi. Dükkanı geç. Sadece ayda 7-8 bin lira zaten kediye gidiyormuş. Hadi şimdi sen hesapla buradan. Anladın mı? Şurada hesapla şimdi. Biz dükkanı bırakırsak kedileri kim bakacak? Abi uncle okey. Yani hobi için yapmayacaksan bu yapılacak iş açıkçası artık değil yani. Üzgünüm yani. Ama daha güzel, daha küçük sermayede daha güzel kar yapacak işler vardır diye düşünüyorum. Reis PlayStation 5 2 kol Spider-Man 2 CD'li 1 yıl resmi garanti, fiyat ne dersin? Ben almam bu arada, benim için pahalı yeri, bütçe de yok. Piyasaya satış fiyatını söyleyeyim.
PS5 2 kol, Spider-Man 2 CD'li bir resmi garanti. Yani 22-23 satması gereken bir cihaz. Ama denediğin zaman 22-23'e sahibinden Letgo'da ilan koysan sana diyecekler ki 16 olur mu, 17 olur mu, öğrenci falan filan diyecekler muhtemelen. Tamam, gerçekten kusura bakmasını bekliyorum için son anda aklıma geldi. Kapıdan siparişi alıp hemen yola çıkın, daha fazla vakit kaybetmeyin. Nasıl bekletiyorum? Ha, Jokmok bebeğimsin, bebeğim sıkıntı yok. Sıkıntı yok, canımsın, estağfurullah, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, estağfurullah, keyfine bak. Ama dediğim gibi, yenik yok yani. Okey, sıkıntı yok. Okey, akşam Dragon's Dogma var mı Taner abi? Dostlar, akşam şey yapacağım. Ben Ron'la atalım diyorum. Yani Ron'la dün bayağı ısındım, acayip sevdim. Zor, evet zor ama bir o kadar da keyifli. Türkçe altyazı, müzikleri güzel. Ortamları güzel, düşmanları güzel biçiyoruz. Silahlarımızı da geliştiriyoruz böyle. Update falan da oluyormuş. Ben orada bir hareket gördüm zaten. O hareketi de ben şeyde de görmüştüm. Eldenlikte de görmüştüm. Böyle ne yılan hareketi galiba. Koşuyorsun böyle çık 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 falan yapıyorsun. O hareketi de alacağım. Upgrade olarak yapıştıracağım. Sipariş oldu birazdan orada. Canımsın çok çok estağfurullah. Keseye bırakın canımsın. Şimdiden çok 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 teşekkür ederim. Onu alırız, evde yeriz biz. Değil mi? Evde yeriz. Aynen. Tamam, anlaştık. Sponsorluk mu aldın abi? Tişörtteki logo ne? Tişörtteki logo mu? Tişörtteki logo. Flash logosu bu. Sponsorluk keşke yazmış olsaydım. Harika olurdu. Tamam, ben çok konuştum yine. Yine bazen dilim uzuyor. Şunları hemen dizelim dostlar. Şu anda tek tek göstermeyeceğim. Ben şunları hemen hızlıca... Gözleme yemeği yer misin? Yerim anne. Ha, iyi, onu alalım. Yerim. Midemiz küçüldüğü için fazla yemiyoruz canım. Time crisis mı? Move'la oynanan oyun. Abi YouTube iyi para getirmiyor mu o kadar? YouTube'dan getirmesi için dostlar bir 100-200 bin abone şart. Sponsor şart. İzlenme çok olması şart. Yani ama dediğim gibi dışarıdan YouTube'dan dışında, YouTube'un dışındaki firmalarla çalışmak zorundasın. Çünkü asıl para o firmalarda. Yani ya Taner Bey merhaba, işinizi çok seviyoruz. Ya. Sizi keyifli seviyoruz. Acaba şu ürünü şöyle bir şey çalışma falan yapar mıyız? Abi onu yapacak zaten bence 10.000 tane YouTuber olduğu için o biraz zor. Üzgün. Jokmok sipariş geldi, evet aynen. Aynen. Jokmok senin adam ya da Drogmo senin adam olabilir bu. Hatırlıyorum sanki bir arkadaşı. Hemen bu arkadaşı ben hatırlıyorum sanki. Acaba aynı arkadaş, çok merak ettim. Selam, merhaba. YouTube'da canlıydım. Ses görünce canlı gelecektir. Daha önce gelmiş miydin sen? Ben sanki daha hatırlıyorum ama. Yabancı mı? Bir kere daha mı geldi? Tamam, okey. Şöyle, ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Bir dakika okuyamıyorum. YouTube'dan Jokmok selamlar. Çok çok teşekkür ederim. Kesin emekli sağ olsun. Konsolun YouTube kanalımız bu arada, bilin olsun. Canımsın. Ha, biliyorsun. Teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olsun. Jokmok bebeğim, beklediğinden daha erken geldi. Canımsın. Çok 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 teşekkür ederim. Hemen buradan etiketi göstermeyeceğim Jokmok. Kusura bakma. Etiketi gösterirsem. Yani Allah bereket versin. Jokmok kesin bereket. Sipariş adresi süper adreste yazıyor. Geldi. Hemen neler gelmiş bakalım şuradan. Senin hoşuna gidiyorum. Para için yaptığını düşünmüyorum. 6 saat yayın yapmakta kolay değil. Vallahi bütün bu şeyler Bir kere hoşuma gitmesi zaten, kusura bakma ama. Yani bana çok iyi maaş vermen lazım. Yayın yapmam için bana ciddi maaş vermen lazım. Yoksa abi yayın bilen o öyle gerçekten kolay değil. Ama dediğim gibi şu an benim tek sosyal yerim burası. Anladın mı? Yani yayın yapmadığımda genelde ben kimseyle konuşmuyorum. Ne WhatsApp'ta, ne de fiziksel olarak, ne de git bir yere kahve iç. Benim bütün sosyal hayatım burada. Onun için ha mutluyum. Ne olacak? Bu hobi veya keyif aldığımız bize yıllar sonra belki daha güzel şeyler getirecek. Şimdilik onun düşünceleriyle de bir yandan da keyif aldığımız için devam ediyoruz. Şöyle güzel. Jokmok bebeğim, kesene bereket. Ben bundan yutuyorum arkadaş. Ben şimdi eve falan beklemem. Kusura bakma. Çok çocukça hareketler yapıyorsun. Çok.
Ne kadar çok oyun varmış maşallah. Daha dur, daha bu bir şey değil. Daha bu bir şey değil bebeğim. Dur ya, daha başlamadık. Daha başlamadık. Biraz daha. Anne hazır mısın yavrum? Anne orada uyuyor. Anne uyusun tabii canım. Bir de muhallebi geldi. Jokmok arkadaş. Jokmok bebeğim. Kesene bereket. Çok çok teşekkür ederim. Şöyle. Yarım saat demem çok ayıp oldu. Vallahi. Hayır, yarım saat bence çok güzeldi. Çok yerinde söyledin. Mükemmel söyledin. Hatta konuyu bilsen de bilmesen de. Bilmedim. Bilmemen daha da güzel. Ya öyle yerine oturdu ki. Ha, şöyle güzel oturdu. Laf ağzıma tıkandı. O kadar güzel ya. O derece. Jokmok bebeğim. Kesene bereket. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Yani. Anne o arada konuyu pek dinleyemiyormuş zaten ama lafı ağzıma tıkadı yani gerçekten. Hemen şuradan ben yutuyorum bunu. Bunun ödemesi yoktu değil mi? Direkt şunu yutuyorum. Yok mu geceye bekliyorsun musun? Sağ olsun. Atahan bebeğim selamlar. Abi bende kapalı kutu PS Vita var. Hediye geldi İspanya'dan. Oyunları bana çok pahalı geldiği için hiç açmadım. Hiç açmadım derken sıfır mı? Garanti süresi doldu. Hayda satmadım. Bence satmayı mı beklemem lazım yoksa kırıp kendim kullanmalıyım. Sarı sayfada yani şeyden diyorsun sahibinden de. Millet bedavaya alacak gibi bir fiyat veriyor. PS Vita'da görsen sinirden güler. Ha dostlar sahibinden Letko'dan arkadaşlar yapıştırabilir yani. O normal. Bunu bizim bütün yayındaki arkadaşlar zaten bu konuda hemfikir. Sahibinden Letko'dan bir ürün istediğiniz zaman size öyle güzel mesajlar geliyor ki zaten şey yapıyorsun. Böyle oluyorsun anlayabiliyorum. Sorun yok. Acele yoksa ihtiyacın yoksa satma. Vita'yı bırak kalsın. Hiç acele etme. Sarı site eşittir donanım haber. Ha donanım haber, donanım haber. Ya orada da olabilir yani. Sarı site donanım. Abi ben sarı siteyi şey sanıyorum. Sahibinden sanıyorum sürekli. Niye? Abi donanım diyebilirsiniz. Problem yok yani. Onda bir sorun yok. Donanım zaten 2000'li yıllarda açılmış. Ben dükkan zamanında 98'de dükkan açmıştık. 2000'li 99-2000'li yıllarda ben donanımı duyduğumu hatırlıyorum zaten. Ne yavrum? Bunu böyle ayrı alalım. Şundan yer misin canım bak? Ben bundan hemen öksüz bir tane yedim. Ben onu çayla yiyeceğim. Olmaz mı? Oo, keyfine bak, keyfine bak. Şey yapalım. Hı-hı. Çok teşekkür ederim. Ama Jokmok bebeğim, kesene bereketsiz bir tavsiye senden bereket alttan. Canımsız çok çok çok. Teşekkür ederim. Sahibinden de gelen mesajlara küfür etmek sahibi. Yok küfür hiçbir zaman iyi değil dostlar. Küfür hiçbir zaman iyi değil. Ben de yayında bazen sinirlendiriyor insanlar ama ağzından küfür çıkmaz yani. Ha yayıncıların bazıları çoğu hatta küfür edip sağ tuş sol tuş yapıyor. Ben de küfür çıkmaz yani. Etmeyin derim lütfen derim rica ederim arkadaşlar. Sağ tuş sol tuş yaparım sonra. Ama insanlar bazen o haddeye getiriyor yani. Gerçekten getiriyor maalesef. Üzgünüm her insan aynı değil dostlar. Jokmok tekrar kesemek ki canım teşekkür ederim. Abi şu arkadaki koleksiyona bak. Efsane bir sürü oyun var maşallah. Ha daha da şey yapacağız. Daha dur dostlar. Bugün ben hepsini vermemişim. Bir kısmı azaltmışım tamam ki. Yani böyle şey yapmışım. Elemişim yani çok gitmesin diye. Çocuk hak eden çok hak eden var. Çok tahmin edebiliyorum Emre. Tahmin edemiyorum abi. Ama dediğim gibi etrafımızda da sağ tuş sol tuş yapmak istediğimiz bir sürü insan her birimizin abi. Olmayan insan diyorum. Her birimizin kesinlikle vardır. Yani sağ tuş sol tuş yani. Bir daha görmeyeceksin. Düşünün. Birisine bir klikleyeceksin. Ömrün boyunca bir daha karşılaşmayacaksın. Yani sesini de duymayacaksın. Görüntüsünü de duymayacaksın. Çok güzel şeyler onlar. Gerçekten olur. İnşallah olacak olacak. Ya ilerleyen yüzyıllarda biz yapamasak da bizim çocuklar yapacak zaten. Abi biraz daha senin konuşmayı deniyorum. Abi biraz daha sakin konuşmayı deniyorum. Ha yok. Tabii. Abi. Biraz daha sakin konuşmayı deniyor musun hiç? Evet. Böyle daha sempatik, daha güzel. Ama bazen de dediğini anlayamıyorum. Ben de senin gibiyim aslında da. Sonra kendimi ayarlayarlayı düzelttim. Biraz daha sakin konuşmaya denedim. Oluyor mu hiç? Evet oluyor.
Oluyor. Ama ondan sonra da keyif bant alamadım fark ediyorum. Sonundan sonra başlıyorum. Versene. Ne yavrum? Bant vardı burada. Demin yapıyordum. Evet yap. Ne yapacaksın yavrum? O kedime hemen kapının önüne bir yuva yap. Anne yuvayla uğraşma. Gözünü seveyim ya. 5 dakika. 5 dakika. Dur 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 dur. Ben onu şey yapayım. Onu açayım. Şimdi onu açmakla uğraşırsın. Anne yavrum yaptın yuvalar yani. Ya olsun. Bu gece onu oraya koyayım. Ben... Evdeki anneler, evdeki bebekler böyle benim yatağımda keyif yapıyorlar ya. Anne en az 50 kere yuva yapmıştır. Evet. Yaptı 50 yuva da genelde. Evet. Alıyorum. Bant açtım senin için. Sağ ol. Rica ederim. O şey de bana. Ha bunda mı? Evet. Alacağım. Okidoki nerede? İnsan, zeki insan gözlerine nasıl konuşma? Bilmiyorum bu arada, bilmiyorum. Ben sadece abi yavaş konuşunca karnıma ağrı giriyor. Bir de karşı taraf yavaş konuşuyor, Allah'ım dinleyesim gelmiyor. Bazen bizim birkaç arkadaş var böyle eskilerden, konuşmuyorum kimseyle ama. Birkaç arkadaş var. Oo Taner abi nasılsın? Abi tamam, okey selamdanlarım. Abi bak ne diyeceğim, bak bir de cümle şeyle başlar. Bak abi şimdi sana bir şey anlatacağım. Eyvah diyorum abi, eyvah. Eyvah, Lütfen anlatma, Benim bir ex vardı, ex. Bir şey sordum abi. Dedim, hangi film seviyorsun diye sordum. İşte şu filmi biliyorsun dedi. Yok dedim, bilmiyorum. Filmin hangi sahnesini seviyorsun? Ama dedi, onun için filmi anlatmam lazım önce dedi. Dedim, eyvah dediğim ki... Abi filmi anlatmaya başladı. 15 dakika, 15-20 dakika o filmi dinledim. Dedi, sonra filmin son sahnesinde böyle oluyor dedi. İşte ben bu sahneyi çok seviyorum dedi. Ah dedim, bebeğim. O soruyu sormaz olaydım. Abi, ona göre benim soracağım sorularda da zaten karşı tarafa... Yani karşı tarafın cevabının kısa olması gerektiğini diyorum. Abi bugün neler yaptın diye sormam kimseye mesela. Abi bugün neler yaptın? Abi yok. Yani onu bilmeme zaten gerek yok. Abi kısa net soru, yani cevabı kısa olacak soruları sorarım yani. Anladın mı? Ne oldu abi? Hoppa. Yok abi gerek yok. Gerek yok bebeğim. Yani insanları da yormaya gerek yok. İnsanların zamanını çalmaya da gerek yok. Yani mesela çok kısa bir örnek vereceğim. Çok kısa örnek, özür dilerim. Türk'üm. Çinliyim. Çinli bir arkadaşım var. eBay'den satışıyor. Çinliler çalışkan insanlar. Ama Çinlilerin bir özelliği var. Abi çalışırken çok kaytarma yapmazlar. Bak biz çay molasını, sohbet muhabbet severiz. Bak Türklerde bu var. Tamam mı? Bunu biliyorsunuz yani var. Bu kötü bir şey söylemiyorum. Bu genelde böyle ama zaten. Ben de bunu böyle olduğunu düşünerek Çin'deki arkadaşım yanına gidiyordum böyle. eBay'de satış yapıyor. Aa diyorum işte ben geldim. Ne haber? Ne yapıyorsun falan filan. Klasik böyle konuşuyorum. Bir gittim. Tamam dedi işte Taner hadi gidelim yemek yiyelim falan. İki gittim. Taner dedi benim çalışmam lazım dedi. Saat 6'dan sonra gelmem gerekiyor dedi. Dedim vay. Abi orada bak başına gelmesi lazım. Başka bir algı açılıyor orada. Anladın mı? Bir şey fark ediyorsun orada. Abi diyorsun bir dakika abi. Abi biz ben iş yerindeyken ben dükkandayken hep böyle. Bir dakika dedim abi o zaman ben çalışırken arkadaşlar bana ziyarete geliyor. Ben dükkandayım. Arkadaşlarım bana ziyarete geliyor. Arkadaşların o gün tatil günü. Geliyorlar abi bakıyor dolaşıyorlar Taner'e uğruyorlar. Bir saat Taner'de işte çay kahve molası falan yapıyorlar. Geyik sohbet. Ama benim dükkanda ben onları ağırlıyorum evet ama zamanımı da onlara veriyorum. Onlar boş tatillerin bir saatini bende değerlendiriyorlar. Ben dükkanda yatırım yapmam yani iş yapmam gereken zamanı onlara veriyorum. Anladın mı abi bunlar çok önemli. Onun için kimseye ziyarete gitmeyeceksin çalışırken. Mümkünse. Yani anladın mı? Yani şu andan itibaren ben asla hiçbir zaman mesaj sandı gidip de birisi abi ben oturmam bile neredeyse. Abi merhaba kahve yok abi gerek yok. Ne yapacak adam kahve yapacak şu yapacak. Bir kahve çay söyledim zaten orada 10-15 dakika oturacaksın demektir. Yok dedim abi gerek yok hemen hızlı alışverişi işini hallet sonra yoluna abi. Onun için kimsenin de zamanını çalmamak lazım. Anyway işte öyle onun için şey abi. Ha, o çok da uzun konuşmaya gerek yok yani. Sen diyeceksin ki abi yayında konuşuyorsun. Bebeğim yayın başka. Yayın bambaşka. Normalde sen gel benimle konuş. Ben dediğim gibi 1-2 dakika. Telefonda 1 dakikadan sonra ben artık derim yani hızlandıralım falan derim. Mesela bir arkadaş gelir. 5 dakika. Güzel yuva olmuş. Anne hemen kediye şöyle hızlı bir yuva yapmış. Tebrik ederim canım.
Mesela bana PlayStation'ı satmaya gelir arkadaş. Abi der işte cihaz satacağım der. Tamam derim. Nasıl bir cihaz, özel nedir? İşte abi şunu bu kuzeninden aldım da kuzenim de buradan aldı. Abi diyorum. Bebeğim. Sebebin önemli mi? Cihazın özelinden bahset. Cihazın tarihini anlatmana gerek yok zaten. Ama işte biz şey yapmışız. Yani alışmışız belki de bilmiyorum. Abi kısa net özet. Bitti. Zamanını harcamayacaksın, çalmayacaksın. Bitti. Mantık bu. Okey, geç kaldık bugün. Soru yok, soru yok bebeğim. 10 bin oyun vardır. Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Daha çıkartacağız. Daha yavaş yavaş. Anne ne durumdasın yavrum? Anneye geçen bunu sordum. Hadi, hadi ben hazırım, hadi. Yavaş yavaş çıkalım dostlar. Geç kaldık. Mehmet Solak, bebeğim sorun yok. Akşam. Abi örnek için hiçbir boş olmayan bir anlama bu kadar mantıklı çıkmamak, uğramamak lazım. Abi örnek senin için, senin gibi hiç boş... Yok ben de yatar uyurum bazen dükkanda. Yani bir saat konuşmak, bir saat uyumak mı? Yok bir saat uyurum. Bir saat sohbet etmek, bir saat uyumak mı? Uyumayı tercih ederim abi. Yani bir saat uyurum. Vücudum da dinlenir, daha güzel yani. Konuşmak yorur bir de. Uyumak abi, uyumak. Yani kesinlikle uyumak. Ya bir saat arkadaşla konuşacak mısın çay kahve? Böyle esnaf sohbeti, hava sohbeti. Bir saat uyumak mı? Kesinlikle uyumak, kusura bakma. Kesinlikle uyumak yani. Sen gençlik yıllarında çapkın mı? Çapkınlık yok ya. Ben utangaçtım dostlar. Ben her zaman utangaçım. Hala utangaçım. Ben utangaçtım. Utangaçlar çapkın olamaz. Yani aranızda vardır utangaç arkadaş. Vardır. Kesin vardır. Saklama beyim. Utangaçlar saklarlar ama. Ya bu ne? Ağzıma sürekli bir şey çıkıyor. Allah Allah. Bırakacağım artık orada. Orada kalsa var ya 10 tane falan birikmiş herhalde. Utangaçlar çapkın olamaz dostlar, kolay kolay. Odaklan sorunun var mı? Sorunla bilmiyorum. Bende de sorun. Ben o kitap okurken aynı sayfayı 2, 3, 4 kere bazen okuyorum. Yani. Aynı sayfayı okuyorum. Dalıyorum böyle gidiyorum. Abi hiç Çin hikayelerini anlatmıştın. 10. kez dinleyeceğim. Abi bu Çin hikayelerini anlat. Tabii ki ben dostlar biz 3 yıldır yayın yapıyoruz. Ben de aynı hikayeler döner dolaşık geldi. Bu işler böyle bebeğim. Yani yapacak bir şey yok yani. Belli bir yaştan sonra dediğin gibi zamanın değerini anlıyorsun. Şu an yeni daha yatıyorum. Daha 25. Abi ne kadar erken kavrarsan o kadar güzeldir. Kendine yatırım yapacaksın. Bitti. Başkasına yatırma yerine kendine yatırım yap. En güzel şey. Mesela yine XXXXX var mesela. Abi ben şimdi konuşuyor. Okey. WhatsApp'ta konuşuyor. Süper. Tamam. Sorun yok. Ama ben bir yandan çalışıyorum. Bir yandan cevap. Bir yandan cevap. Sonra o trip. Trip şey. Ya işte geç cevap veriyorsun. Ama yani abi burada ben fırtınanın içinde gemi kullanmaya çalışıyorum iş yerinde resmen. Ama orada tabii ayakları uzatmış. Çok zor abi. Çok zor. Anyway. Benim de çok odak sorunum var. Ya sevmediğim. Bir işi yaparken normalde 10 dakika sürecek bir işi sağa sola bakacağım diye falan 2 saat 1-2 saat yürüyorum. Kötü bir şey. Bilmiyorum. Onun için sevdiğin işi bir şekilde yapmak lazım. Bir şekilde başarmak lazım. Sevdiğin işini başarırsan her şey okey. Mesela bende pazartesi sendromu diye bir şey var. Evet. Yıllardır hissetmiyorum. Tamam ben şey yapıyorum. Dükkanın kapanışını hazırlıyorum dostlar. Önce ışığımızı kapatıyoruz. Zeneporumuzu aldık zaten. Işık kapanınca burası daha güzel oluyor. Buradaki ortamı seviyorum ışık kapanınca. Harika bir şey. 534 lak mı? Bebeğim mükemmel. Mükemmel. Çok teşekkür ederim. Biz bunu 550 lak yapar mıyız? Dükkanı kapatmadan önce. Dükkan kapatma şerefine. Yani kapatırken günü sonuna 550 lak yapar. 16 lak daha gelir mi orada? Canımsınız. Süper. Abi akşam oyun yayını olacak. Aynen. Dostlar Ronin oynayacağım ama sanırım okeydir. 534-36. Ben like'ları görmüyorum. Kaç kişinin izlediğini de görmüyorum dostlar. Ne Twitch'te ne YouTube'da ben izleyici sayısını göremiyorum. O değerler komple kapalı. Böyle daha güzel. Önceden bakıyordum kaç kişi izliyor diye. Artık bakmıyorum. Valla. Sadece buradan soru cevaplara gidiyoruz. Arada bir like istiyorum. Ama kaç kişi var, kaç kişi yok. Söylemeyin de. Bilmek de istemiyorum. Onun için şey. Size. 550 oldu mu? Kolay oldu. O zaman 600 yapalım. O yaş mamayı seviyor zaten. Uyanık kedi. Kedi uyanık. 550 geçmiş. Allah bereket versin. Sol yemin canımız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ronin yapacağız dostlar. Akşam Ronin yapacağız.
Ama saat 9, ben dükkandan çıktıktan sonra 1,5 saat sonra yayın yapabilirim. Çünkü buradan yola çık, evde otur biraz, dinlen, ayaklarını uzat, başlık gir, pijama falan giy. Tam 1,5 saatim oluyor. Trafik yoksa bu arada. Ama Ramazan'da trafik yok. Anne diyor ki hiç oturmaya vaktim yok. Gündüz yayını başladığı an bizim için şey bitiyor dostlar. Yani maraton başlıyor zaten. Gündüz yayını başladığım an, bak gündüz yayına başladı kaç dakika oldu? 3,5 saat. Şimdi eve gideceğiz. 1,5 saatte ancak eve git, çıkart üstünü, pijama giy falan, ancak 1,5 saatte diğer yayını hazırlayabilirim. Ama Ramazan'da böyle. Ramazan'dan sonra ben söyleyeyim bunu bir daha, Ramazan'dan sonra. Bugün de iki yayın, Ramazan'dan sonra olmaz. Ben söyleyeyim yani. Abi, zor iş, zor iş. Ama biraz sabredelim. Problem yok. Sarı Kedi'nin kardeşleri var mı? Sarı Kedi'nin bütün kardeşleri de öldü biliyor musun? Sarı Kedi'nin bütün kardeşleri ölmüştü. Tek sağ kalan bu Sarı Kedi'ydi. Bekleriz abi, sıkıntı yok. 571 like. Mükemmel. 600 like tamamlayacağız. Ben çantamı yiyorum. Montumu yiyorum dostlar. Yavaş yavaş, hızlı hızlı. Montum nerede? Allah! Oş. Çocuk. Abi veririz akşam. Hani bir poşet alayım, kedinin tuvaletini temizleyeyim. Ha şurada var mı? Süper. Ben temizlemiştim ama hayvan her gün yapacak tabii. Çocuk. Kedi maması var. O zaman Ronnie'yi getirmiştim, geri götürüyorum. No. Kapatıyorum. 11 yok, 11'den önce başlarız muhtemelen yayına. İnşallah, inşallah. Şey nerede? Benim normal telefon... Normal telefonu çıkarttım mı acaba? Yo, normal telefonu çıkartmamış. Bugün hiç telefonu hiç... Dostlar, WhatsApp'tan bekleyen mesajlar vardı. Kusura bakmayın. Onlara bakamadım ama şey yapacağım. Bakacağım. Kusura bakmayın. Onları inceleyeceğim. Merak etmeyin dostlar. Ama dediğim gibi Ramazan'da tempo yayından sonra o kadar gece 2-3'e kadar sürdüğü için daha zor yetişiyorum bazen. Retrokon'un ödüm yapıyorum. İdolüm senin gibi bir yedirimi sokuyorum. Canımsın, teşekkür ederim. Çalışmaya devam kendi askerimin. Çalışmaya devam dostlar. Çalışacaksın, çalışacaksın. Her gün, her gün, her gün çalışacaksın. Pes etmek yok. Yavaş yavaş, yavaş yavaş her şey yoluna gidiyor inşallah. Ha? Kedi yuvasına girmiş. Tamam mıyız? Bizi biraz dost biliyor. Tabii canım, öyleyiz zaten. Evet, telefonla alanı. Telefon. Ya niye getirdim ki ben acaba? Kediye bakmak için tabii. Tabii ki de kediye bakmak için canım benim. Tamam, alacağım bir şey var mı yavrum?
mamalarımızı alıyoruz. Mamaları akşam yutacağız. Benim götüreceğim hiçbir şey yok. Z raporu alındı. Z raporu gün sonu alındı. Her şey tamam. Abi Epic Games Battlefront 2 şu kağıt Battles CD falan 600 liradan 90 lira. 90 lira alınır dostlar. 90 liraya kahve içemiyorsun. 90 liraya oyun alınır. Kenara konur. Oradan ilerle. Okey okey ses gitti tamam net. Aa, bugün iki tane mikrofon devirdik vallahi helal olsun ya tamam güzel. Dostlar o zaman biz yavaş yavaş çıkalım. Ses yok ses yok ses yok ses yok ses yok eyvah. Tamam tamam okey açtık soruyu. Bugün iki tane mikrofonu bitirdik onları şarj etmem lazım dostlar. Yarın gelince ben direkt ses şarj edeyim. Okey dostlar her şey için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar sevgiler saygılar. Kendinize dikkat edin. Abi ses yok biz seni anladık. Ha eyvallah. Teşekkür ederim. O zaman müsaadenizle. Of benim de ağrıyor. Çanta ağrıyor. Çanta ağırlaştı alışıyor. Çantayı hiç kullanmıyorum. Para da şuradan alalım hemen. Paramız cebimizde dursun. Lazım olur falan. Çocuk. Ha dışarıdaki de oynuyor zaten. Kedi kapının arkasından birbirleriyle şey yapıyorlar böyle kapının altında. O onun pençesini atıyor, o ona pençe atıyor böyle. Çok enteresan ya. Kediler komik hayvanlar. O zaman kendinize dikkat edin. Hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar. Önce Twitch'i kapatıyorum dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Akşam yayınımıza görüşmek üzere. Muhtemelen 11'e yetişmeye çalışacağım. 11 gibi açarsam bence güzel. 10.30'da söz vermiyorum ama denelim şansımı. Olabildiğince erken açmaya çalışacağım. Hemen kısa sohbet ondan sonra önüne gideceğiz. Twitch'i kapatıyorum dostlar. Hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar. Allah'ın görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Tekrar akşam yayında görüşmek üzere. Twitch'i kapattım. Sevgiler, saygılar. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Cansınız. Kapattım dostlar. Twitch'i kapattım. Twitch kapandığına göre. Kapağı götürecek misin? Yok kapak dursun bebeğim. Kapak dursun soruyor. Biz yavaş yavaş o zaman hemen buradan şu kameradan vedamız edelim. Anlaştık mı? Şöyle de, çevireyim şöyle. Aaa Skype çok güzel ya. Skype'in müzikleri falan yeterli artabilir zaten. Dostlar hayırlı akşamlar. Sevgiler saygılar. Allah'a emanet. Görüşürüz. Kendinize tekrar dikkat edin. Saat 11'e yayın açmaya çalışacağım. Başarabilirim bilmiyorum ama olabilecek. Ama yavaşlayacağım tabii ki.
duş falan da yok zaten. Pijamamı giyeceğim. Biraz otururum, dinlenirim. Ayakta uzatırım. Ondan sonra bir yere başlarız herhalde. En geç 11 gibi yine başlarız. Anlaştık. Yani Zedi Kadın, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar. Görüşürüz. Alamet herkese, bütün arkadaşlar her şey için çok 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 teşekkür ederim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar, Alamet. Görüşürüz dostlar. Kapatıyorum. Görüşürüz. Kapattım.